İyi akşamlar sevgili seyirciler CNN Türk ekranlarında gündem özele başladık. Ben Deniz Bayramoğlu. Şimdi bugün konuşacağımız konular gene e, hani niye bayram değil seyran değil bu konuyu açtık bu konuyu konuşuyoruz diye e, belki aklınıza gelebilir. Gençler ve gelecek e, meselesini konuşacağız. E, ya geçtiğimiz günlerde işte e, birkaç sınav vardı. E, o sınavlarda gördüğümüz sonuçlar. Daha evvel pizza testi sonuçları o, o test e, sonuçlarında e, o sınavlarda gördüğümüz sonuçlar vesaire üzerinden biz de yeniden bir e, daha evvel de konuşmuştuk bu meseleyi tartışmıştık ama gençlerimiz gençlerimizin hali hazırdaki e, dünyaya bakışı o bakışın nasıl daha sağlıklı hale getirilebileceği, ki hani belki buradan e, şu anda sağlıksız mı bakıyoruz e, sonucu da çıkabilir ama ifade etmek istediğimiz o değil önümüzde bizi bekleyen bir gelecek söz konusu nasıl bir gelecek olacağını çok fazla bilmiyoruz çok fazla anlamıyoruz ama ipuçları var elimizde o bekleyen geleceğe karşı nasıl bir hazırlığımız var? İşte bunu konuşmak, bunu tartışmak istiyoruz. Bu e, hani 3-5 kelimeyle, 3-5 cümleyle yapılacak tanımlamalar aslında önümüzdeki konuyu anlatmak için çok da uygun değil. Onun da altını çizelim. E, i̇lerleyen dakikalarda konu başlıkları itibariyle biraz daha net biçimde ortaya çıkacak neyi tartışmaya, neyi anlatmaya çalıştığımız kimlerle birlikteyse hemen onu da aktaralım sizlere. E, çok değerli konuklarımız var yine stüdyomuzda sevgili seyirciler. Serdar Kuzuloğlu, teknoloji yazarı Serdar hoş geldin. Hoş çok teşekkürler. Geçen Herkes. yaptığımız yayında çok güzeldi. Eksik olma. Orada da çok iyi geri dönüşler aldık. Çok işe yaradığını en azından gördük. Özgür Bolat eğitimci yazar aynı şekilde Özgür Bey yine o programda hakikaten çok hem önemli hem de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Dokunduğumuz birkaç nokta vardı. Eksik kalan birkaç nokta vardı. Onları inşallah bugün tamamlayacağız. Ve Semih Yalman, akademisyen, iş adamı, yazar, aynı zamanda Dream Talks e, kurucusu. Hoş geldiniz Semih Bey. E, hayal, hayal meselesi, hayalleri olmayan bir e, toplum, hayalleri olmayan bir gençlik ne demektir? E, bu nasıl bir e, eksiklik yaratıyor bizde? O hayalin gücünü nasıl gerçeğe çeviririz? onu konuşacağız, onu tartışacağız. Sizden de bu konuda çok kıymetli katkılar gelecek biliyorum. Sayın Murat Şahin, fütüristler derneği İstişare kurulu üyesi. Hoş geldiniz Murat Hoş Bey. İşte gelecek dediğimizde elimizdeki o sınırlı verilerden hareketle nasıl bir tablo çizebilirizi en iyi gerçekleştirecek insanlardan bir tanesi olarak buradasınız. Eksik olmayın. Ve sayın Umut Kısa, yazar, yönetici koçu. Hani gençlikten bahsediyoruz, konuşuyoruz da onlara bakış nasıl? Onların iş dünyasına girdiklerinde, hayata girdiklerinde karşılaştıkları neler, biz onların hayatına nerede dokunuyoruz, onların hayatlarını nerede yukarıya doğru çekip, nerede bastırıyoruz, birebir gören, birebir yaşayan insanlardan bir tanesi. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Eksik olmayın katıldığınız için. Şimdi e, sınavlar dedik ya, şöyle bir iki notu ben sizlere hemen aktarayım. Bir, bir liseye girmek isteyen bir milyon aşkın öğrenci TEOG'da, Hayalindeki üniversiteyi kazanmak isteyen 2,5 milyon aday da YGS ve LSE'de yarışıyorlar Türkiye'de. Şimdi ortaya çıkan sonuçlar işte hepiniz gazetelerde okudunuz. Biz de sizlere televizyon ekranlarında haberlerimizle aktardık. Ee, i̇lk konuşacağımız konu bu olacak ama Ana başlığımız gençlik ve gelecek demiştik ya o gençlik ve gelecek meselesi dediğimizde aslında neden bahsediyoruz? Neyi konuşmaya çalışıyoruz? Konuklarımız bize bu konuda hangi noktalarda katkı sağlayacaklar? Şöyle bir hemen ilk turda hızlıca bir konuşalım ardından daha ayrıntılı daha detaylı konuşmaya başlayacağız. Serdar senle başlayalım mı ne dersin? Tabii ki teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, öncelikle ikinci davet için çok teşekkür ederim. Ee, bir de kısa bir notu iletmek istiyorum. İkinci defa burada bulunan iki kişiden biri olarak. Bu sanıyorum iki hafta önce evet. yaptığımız ilk programdan sonra yani benim ben televizyon programı yaptığım kaç sene bir sürü televizyon programına katıldım. Hiç bu program yani o programdan sonraki kadar e, yorum, soru, mesaj vesaire aldığımı hatırlamıyorum. İki şeye bağlıyorum. Birincisi sanıyorum insanlar televizyonda izledikleri şeylerden fena halde sıkılmış ve gerçekten kendileriyle ilgili şeylerin e, birazcık derdinde ve merakındalar. E, bir de e, sanıyorum e, çocukları için e, kafası net olmayan, endişeli, her kesimden, her ekonomik gelir grubundan, her sosyal katmandan çok sayıda insan var. Herhalde biz medya olarak işte veya ilgili kurumlar olarak yeterince bu yaralara bakmıyoruz ya da şifa bulmaya çalışmıyoruz ya da sesimizi yeterince çıkartamıyoruz gibi bir hisse kapıldım. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki programın çok faydalı olduğuna hem fikrim mesajların çoğunu cevaplayamadım. Çünkü şeyi fark ettim. Şimdi biz burada bazı soyut, somut şeylerden bahsediyoruz ama örneğin iş spesifik olarak bir insanın çocuğuyla ilgili bir şey söylemeye geldiğinde benim öyle bir cüretim yok. Mesela birçok işte geçen haftadan sonra üstün zekalı çocuk ailesiyle yazıştık. İşte birçok tam aksi... E, cephedeki ailelerle e, yazıştık, özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklarla ya da işte bir sürü gençle yani yüzlerce gençten mesaj geldi. İşte bana ne önerirsiniz, ne yaparsınız? Dedim ki hani öyle spesifik olarak bir şey öneremem. En azından benim cesaret edebildiğim bir şey değil. Bir de benim hayat felsefeme sanıyorum biraz aykırı. Ama e, şimdi tam açılış anonsundaki pası toparlarsam Beni mesela o geçtiğimiz programdan sonra endişelendiren şey, yani şu YGS yüksek öğrenimi geçiş sınavında bir tane rakam, birkaç tane de detay paylaşayım. 38.482 kişi, 38.482 kişi sıfır puan almış. Sıfır ya. 38.000, bin, 39.000'e yakın insan. Geçen yıl bu rakam 32.983'müş. E, 6.000 kişi artmış yani bu rakam. Nüfus artışıyla da açıklanabilir bir şey değil. Türkçe testinde ortalamamız düşmüş. Küsur hatlara girmeyeyim, detaylara girmeyeyim. Temel matematikte düşmüşüz. Fen bilimlerinde yerimizde saymışız. Sosyal bilimlerde yükselmişiz. Ee, çok ciddi sayıda, çok büyük bir kalabalıktan söz ediyoruz. Ee, i̇ki şeyi biliyoruz. Yani geçtiğimiz programdaki bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Ee, bir ülkenin... E, Nüfusuna ama özellikle gençlerine yani hayatta atılacak, hayata atılacak, hayatın içerisine kendine bir yer ve rol edinecek olan kişilere bir gelecek sunma gibi bir sorumluluğu var. Psikolojik olarak da, ekonomik olarak da, madden manen. Ee, i̇kincisi, gelecek birazdan herhalde detaylarını konuşacağız. Çok daha az ama çok daha nitelikli insanlara ihtiyaç duyacak. Biz o insanlara niteliği nasıl kazandıracağız? Ve bu sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değil, bütün dünya böyle bir ihtiyacın içerisinde hı hı. olacak. Ve sonuncu olarak yani bugün mutlaka konularımızın arasında da geçecek. Geçen hafta da konuştuk. Biz insanların hayallerini nasıl diri tutacağız? Bence çok önemli. Çünkü hani benim de o konuda söylemek istediğim birkaç şey var. Geçen hafta da değindiğimiz gibi bu hayal kurma yeteneğini kaybetmemiz, körelmemiz ve biraz lokal olarak içimize kapanmamız geleceğe yönelik bence çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Ve şöyle düşünün. Bugün eğitim dediğimiz şey 20-25 sene sonraki bir yaşama yönelik bir kurgu hazırlıyor. Zaten kendi içinde çok iddialı bir şeyden söz ediyoruz. Yani çocuklarımızı ilkokula veriyoruz ve 20 sene sonraki hayata hazırlıyoruz. Bu çok büyük bir iddia zaten başlı başına. Ve tarihe baktığımızda okullar bu açıdan pek başarılı olamamış. Hı hı. E, temeli verebilen okullar başarılı hı. olmuş. Veremeyenler olamamış. İşte biz belki bunu sağlamak için ne yapabiliriz? Umarım bugün bunları konuşma fırsatımız olur. Allah. Özgür Bey, ama pardon bir saniye. Hı. Peki bu kadar çok şey anlatıyorsun da şu kravatları nasıl açıklayacaksın? Evet kravatları e, <laughs> izleyebiliriz zaten. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> e, şimdi alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Böyle bir İkili pencerede belki gösterirsek Şöyle şey olur. Evet. Aynı gibi görünüyor ama aynı değil değil mi Deniz Bey? Yok değil evet. çünkü Seyder Bey'in kravatının üzerinde benimkinin aksine beyaz noktalar da var mavilerin yanı sıra. Evet, Kontrast evet. farkı çok belli. Evet. Bu evet. yanlış herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeden bu konuyu da açıklığa evet. kavuşturduk. Fakat Özgür Bey'in o yuttuğu lafı biz bir şekilde yayının bir yerinde duyacağız. Buyurun Özgür Bey içinizde kalmasın lütfen paylaşın seyircilerimizle. <laughs> Zamanı gelecek. Evet. Zamanı gelince. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, ne diyoruz? Evet, gençler ve gelecek. İlk bakışta neler görüyoruz? Ya yani şimdi geçen şeyi de unutuyoruz. Geçen programda ne söyledik? Aynı şey bir daha mı söyleyeceğiz, söylemeyecek? Unutuyoruz ama e, bir araştırmadan bahsedeceğim. E, spor yapan insanlar var. E, kim daha çok spor yapıyor diye bakıyorlar. Tamam, mı? uzun süre kim spor yapıyor? <laughs> stres için spor yapanlar var, stres atmak için, imaj için, sağlık için. Şimdi bakıyorlar. Üstad hangisi daha çok devam ettiriyordur spor? İmaj için. Değil. Gerçekten. Evet. Sağlık için. Sağlık için de değil. Çünkü imaj ve sağlık çok ileride bir şey. Şimdi ben spor yapacağım, 70 yaşında sağlıklı olacağım. O kadar uzakta ki hele çocuklar bu geleceği düşünemezler. Yetişkinler bile düşünemiyor. Ama stres atmak için ben spor yapıyorsam hemen sonuç alıyorum. Değil mi? Evet. O zaman ben okullarda da şuna inanıyorum. Çocukları bir geleceğe hazırlamamıza gerek yok. Şu anda merak duygularını gidersinler hemen, ilgilerini gidersinler, öğrenme keyfini o anda yaşasınlar, onları bir yerlere hazırlamamıza gerek yok. Hı hı. Zaten çocuk şu anda merak duygusunu kazanırsa, ilgi duymayı bilirse, ya mesela çocuğu düşünün, işte Tevhid tev Üstün Zekalar Okulu'ndayken ben, Çocuk sabah geldi uyumamış. Dedim neden uyumadın? Ee, şey yapmış çocuk. Ee, ne onun adı? Çizimlerle kitap yapılıyor. Ne onun ismi? Ya? Boyama, Boyama kitabı mı? Boyama değil. Karikatürlerden. Animeler mi? Ee, anime, manga, anime de manga çizgi çocuk, roman, çizgi roman yapmış. Çizgi roman. sabaha kadar çizgi roman yapmış. Wow. Dinozorları kullanarak. Hmm. Şimdi çocuğun ilgisi dinozorlara. Şimdi dinozorlar çocuğun hayatında ne faydası var? Gelecekte ne getirir? Hiçbir şey getirmeyecek. Ama çocuk ilgi bununla ilgilenmez. İlgi neyi merak ediyorsa onunla ilgilenir. O zaman biz çocukları geleceğe hazırlamak değil de o anda e, öğrenmeyi öğrenmeye öğretmek ilgi ilgilerini herhangi bir şeyi ayakta tuttuğumuzdan o zaten gelecek geldiğinde o ana hazır olacak. Yani böyle bir kaygıdan uzaklaşalım. Şu anı çocuklarla iyi yaşayalım. Peki diyebilirim tabii. başlangıç olarak. Tamam. Çok teşekkür ederim Özgür Bey. Semih Bey hemen böyle bir ilk giriş için sizden neler diyorsunuz? Yani i̇yi top aslında. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi e, insan ne için yaşıyor? Mutlu olmak için yaşıyor. E, çocuklarda bunu çok belirgin görüyoruz zaten. Yani çocuğa bakıyorsun hatta anaokulu evveli çocuk bakıyorsun. <laughs> acayip bir hayal kapasitesi var. Rakamla sabit, sabit %98 oranında hayal kuruyor bu çocuk. Genel rakamla sabit, üniversite 1'e geldiği zaman %2'ye düşüyor bu. Bizim ülkemizde böyle. E şimdi biz bu çocuktan üretmesini bekliyoruz. Hayata sarılmasını bekliyoruz. Kendi değerlerine sahip çıkmasını bekliyoruz. Ama aynen Göze'nin Faust misali değerlerini anında satabiliyor. Neye? Ona vaat edilen başka bir hayale. Dolayısıyla kendi hayalinden vazgeçiyor. Şimdi ben burada böyle e, e, bir takım veriler vererek konuşmak istiyorum. Yani ben 35 bin tane dream Dreamstalk'la beraber hayal dinledim 3 sene içerisinde. 35 bin 35 hayal. bin evet. O hayallerin bin tanesine köprü olduk biz gerçekleşmesine. Bu neye yarıyor? Çocuklarda acayip bir özgüvene, hayata sarılmaya acayip gözde bir fere ve ailelerinin de <laughs> ya aslında gerçekten biz çocukların hayallerine daha da önem vermemiz gerekiyor söylemlerine. Şimdi, e, fakat ne oluyor? Bir takım şeyler takdim ediliyor bize. Ne ediliyor? İşte e, kazanmamız için, mutlu etmemiz için güçlü olmamız lazım, mükemmel olmamız lazım. Başarılı olmamız lazım, değerli olmamız lazım ki sevilelim. Şimdi çocuk şu, şu andan itibaren şatlamaya başlıyor kendisini. Belli bir kalıba sokuyor kendisini. Bu kalıbın içerisinde o hayal kurma yetisini kaybediyor. Bu oran çok hızlı bir şekilde erozyona uğruyor, aşağı düşüyor. Halbuki çocukken öyle bir kaygısı yok çocuğun. Çocuk orada serbest, akışta. Anda. Anda. Ee, senin dediğine şöyle bir örnek vereyim. Harran Üniversitesi bizim Dreamstalk Kulübü sahada çocuk hayalleri dinliyorlar. Bir tane kız çocuğumuz 10 yaşında diyor ki benim hayalim pizza yemek. Şimdi pizza yeme hayali ne kadar önemli bir hayal? Hiç değil mi? Aslında çok önemli. Çünkü o hayal sayesinde 400 tane daha çocuk pizza yiyor. Biz duyduk diye bu hayali. Ondan sonra bu kızın babası diyor ki, ben bu kızı diyor evlendirmeyeceğim ortaokul sonrası. Okutacağım diyor. Hayalin gücünü gördüm ben diyor. İşte bir anda orada olay dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla bunu konuşmamız lazım. Yani hayal etme ve hayal eden çocuğa el uzatma. Gelecekte değil. Bugün bekliyor o el uzatmayı. Diyor ki ben diyor otomotiv fabrikası kurmak istiyorum diyor. Bana ne olur vizyon açıcı yardımcı olun diyor. Suvar diye bir çocuk. Urfa'da. Şimdi bu çocuğun staja yollanması lazım. Yurt dışı görmesi lazım. Belki otomotiv fabrikası kurmayacak. Belki başka bir fabrika kuracak. Ama kuracak. Şu anda çünkü Porsche'nin, Mercedes'in, Daimler'in kurduğu hayali farklı bir zamanda, farklı bir baremde o çocuk kuruyor. Bizim bunu duymamız lazım işte. Bu çocukları başıboş bırakmamamız lazım. Peki çok teşekkür ederim. Buyurun efendim aynı soruyla devam edelim. Tamam. Ee, şimdi mevcut okul sisteminde çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız mümkün değil. Çünkü bizim deneyimimizle bakınca bugün okula başlayan bir çocuk, çocukların yüzde 65'i iş hayatına başlayınca, yetişkin olunca ne yaparlarsa yapsınlar bugün adı konulmamış işler yapacaklar. Dolayısıyla biz onları neye hazırlayacağımız konusunda bir fikrimiz yok hayat inanılmaz hızlı değişiyor. Bugünün çocukları genetik olarak da bizden farklılar. Başka bir şey istiyorlar. Ben bu hani okul konusunu en kolay şöyle anlatıyorum. İki arkadaşım var. Bir oğulları var. Şimdi 11 yaşında. 6 yaşında okula başladığı günden itibaren şunu söyledi. Beni okula göndermeyin. Hep aynı hikayeyi anlatıyorum eğitimle ilgili. Anne sordu ilk sene bir hata yapıp neden diye okul beni geriletiyor diye cevap verdi. Ben çok çok katılıyorum. İki yaşında bilgisayarla, tabletle bir başka şeyle tanışıyor. Bir hayat deneyimi elde etmeye başlıyor çocuklarımız. Biz okula başlatıp onlara üç sayfa yan çizgi çizdiriyoruz. Dolayısıyla yeni bir şey yapmamız lazım gelecek için hazırlanıyorsak. Peki çok teşekkür ederim. Gayet net bir vurgu oldu bu üstelik. Umut Bey size dönelim şimdi de. Şimdi şöyle bir şey hani hayallerden bahsettik, bugün anda olmaktan falan bahsettik ama hani kişisel bakış açısı itibariyle ben hep şeyi merak ederim. Ee, geleceği görme şansımız yok. Yani evet. Belki belli öngörülerle oraya ulaşabiliriz ama geleceği sadece resmedebiliyoruz. Onu da kendimiz oluşturuyoruz. Fakat ortada şu anda bir trend yokmuş gibi geliyor. Yani şunu kastediyorum ben çocukları biz ne için eğitiyoruz yani? daha mutlu olsunlar diye mi? Daha ülkeye faydalı olsunlar diye mi? Ya da bireysel çıkarları geniş olsun diye mi? Yani iyi eğitim ve kötü eğitim neye göre iyi ya da kötü eğitim? Neyi hedefliyoruz kere, biz? Neyi de? hedefliyoruz? Bir kere bu maksadımız ne? <laughs> temel sorulardan bir tanesi. Ona göre arkasından eğitimin nasıl olduğuna göre karar verme şansına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu klasik şeye benziyor. Şirketlerdeki çalışanlarla şirketin hedeflerinin hizalanmasına. Şimdi ebeveynin hedefi farklı, öğrencinin hedefi farklı. E toplumun hedefi farklı, ulusun hedefi farklı, bir de ulusal değerlendirmeler Tabii. var. Devletin hedefi farklı. Biz hangisindeyiz? Hangi zeminde konuşuyoruz? Bunu bu bir. Bu çok önemli bence. İkincisi YGS, PISA hani karşılaştırdığımız testler var. Ee, bir yandan hani başarıya önem vermeyelim. Başarı ikinci planda kalsın. Daha anda yaşasın diyoruz ama gene PISA'dan, YGS'den çok bahsediyoruz diğer tarafta. Bir de Belki bilirsiniz, pozitif ergen gelişimi diye bir teori ortaya koymuştur. Richard Lerner diye bir adam, hatta çilem kağıtçıbaşı bunu pergelle Türkiye'ye de getirmeye çalışmıştır. Orada beş tane temel element vardır. Bu elementler işte yetkinlik, karakter, bağlılık, güven gibi özellikler. E bunların hiçbir biri ygs'de e yok. Yani bunların hiçbirini ölçemiyoruz biz. Dolayısıyla yani çocuğun ne kadar bildiği, bilgisini yüksek olup olmadığı, belki hayatı boyunca kullanmayacağı bilgilerden sınava girip nereye doğru gideceği hem gelecek açısından yani benim nereye gideceğim açısından bir temel sıkıntı var. Hem YGS'yi en önemsemiyorum diyen kişi ya da pizzayı yani mesela atıyorum eğitim sistemine vurmak istediğimizde hemen pizzayı örnek veriyoruz. Veya eğitim sistemini ki genelde vur vurmak durumunda kalıyoruz çünkü pizza böyle bir sonuç ama biz dünyada şeyi ölçüyor muyuz? Yetkinlikte, karakterde, güvende bu beş element dediğim yerde neredeyiz? Ben hiç böyle bir istatistik görmedim şu ana kadar. Ben de ağırlıklı olarak bu taraftan bakmak istiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Peki. Yani az çok zaten neyin üzerinde konuşacağımız da belli oldu. Ortaya çıkmaya başladı. Ee... Semih Bey, sizle devam edelim tekrar. Şu hayal kurma meselesi belki en önemli noktalardan bir tanesi. Yani başarı, başarısızlık. Çünkü eğitim sistemini şu aşamada konuşmanın çok bir manası yok. Yani eğitim sistemi nihayetinde ulusal politika çerçevesinde belirleniyor. Bizim burada ne konuştuğumuz, ne konuşmadığımız e, muhakkak tabii ki çok yakından takip ediliyordur. İnşallah ediliyordur. Bakıyorlardır ama bunlar bugünden yarına değişecek meseleler değil. Oysa bizim üzerinde konuştuğumuz konu çok acil bir mesele. Yani çocuklar, gençler bugün varlar ve bugün onların hayatlarını bir şeyin dokunması gerekiyor O yüzden bu verili ortamda elimizdeki koşullar Bunlarken neler yapabiliriz Nasıl e, davranabiliriz Neler ortaya koyabiliriz Biraz konuşmak lazım aslında Onu konuşuyorken de aslında bir de Mevcut durumu tarif etmek gerekiyor Mevcut durumu tarif etmekten kastım da şu Nedir bizi e, ileriye götürecek olan şey Mesela Einstein'dan hemen bir alıntı yapalım Diyor ki Einstein Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil Bilgi değil hayal gücüdür Peki hayal gücü meselesinde biz bizim gençlerimiz ülkemiz e, nerede duruyor? Çok mu geride bir noktada? Bu arada özür dilerim seyircilerimize de hemen hatırlatalım e, görüşlerinizi, sorularınızı, önerilerinizi bu konuyla ilgili olarak bize iletebilirsiniz. Bu konuyla ilgili sosyal medya başlığımız da var. Onu da hemen hatırlatalım. E, bence gençlik tabii Türkçe karakter kullanmadan eğer yazarsanız e, bana da ulaşacak arkadaşlarıma da ulaşacak. Onlar da e, derleyip toplayıp eğer aktarılması gereken soru varsa konuklarımıza e, iletmem, ilet, iletmem için bana e, yollayacaklar. O da bir ek bilgi olarak aklınızda olsun ama işte o tanımladığım çerçevede Semih Bey. Biz çok mu farklıyız? Çok mu geriyiz? E, biz hayal edemiyor muyuz? O yüzden mi bizden e, örneğin Steve Jobs'lar çıkmıyor? Mark Zuckerberg'ler çıkmıyor? Aslında bütün böyle e, gıpta gıptayla baktığımız, biyografilerini okuduğumuz, seminerlerine gittiğimiz insanları biz oldurmamaya çalışıyoruz. O da korkudan dolayı. Yani bu çocuklara bu korku ekiliyor. Nasıl ekiliyor? Özgür daha iyi anlatır. Evet, ee, aile tarafından ekiliyor. Toplum tarafından ekiliyor. Okul tarafından ekiliyor. Ne yapılıyor? Çocuğun kabiliyeti gözlemlenmiyor. Çocuğun ilgi alanı da gözlemlenmiyor. E çocuk bir yere doğru koşulmaya başlıyor. Şimdi düşünün. Ortadoğu Üniversitesi'nde hayal dinliyorum. Dedi, üçüncü sınıf öğrencisi, makine mühendisliği, mühendisliği makine bölümü üçüncü sınıf öğrencisi. Dedi ki, hocam dedi, sen ne biçim bir iş yapıyorsun dedi. Neden dedim, korktum yani ben. E, bugüne kadar bana kimse hayalimi sormadı ki sen bana mı hayalimi soruyorsun dedi. Benim hayalim dedi, bir sene sonra buraya geldiğin zaman sana hayalimi anlatabilmekti. Ben bunu o kadar çok duyuyorum ki. Şimdi ne oluyor? O çocuk şartlanıyor. Bu yeti ondan alınıyor. Daha da kötüsü var. Hayal kuranlara bakıyorum. Şimdi sınıfta yapıyorum. Kayseri'de, Agü Üniversitesi'nde dersteyiz. Diyorum ki, şimdi 100 sene böyle gidelim. Bugün 100 sene böyle gidelim. Ayşe diye bir kadın var. Sabahleyin kalktığı zaman ne yapar? Çalışıyorlar. 3 aşağı 5 yukarı aynı cevabı veriyorlar. Şimdi 100 sene sonra gidelim. Hayal edin. Ayşe diye bir kadın var aynı yerde. 100 sene sonra bu tarihten sonra, bu tarih itibariyle 100 sene sonra sabahleyin kalktığında ne yapar? Yine herkes aynı cevabı veriyor. Peki. Yani bilgi bazlı, bilgi bazlı hayal kuruyor. O da hayal değil. Şimdi dolayısıyla bilgi bazlı hayal kurmaya başlarsa o zaman Einstein'a karşı geliyor. Çünkü Einstein diyor ki bilgiyi biriktirme karşı bilgi bir saniye sonra eski. E ne yapmak lazım? Bu çocuğun zihnini boşaltabiliyor olması lazım hayal kurabilmesi için. O yüzden zaten anaokulu çağındaki çocuk %98 kapasitesinde bu hayal kurabiliyor. Hiçbir şeyden etkilenmiyor çünkü. Korkmuyor. Korkmuyor. Şimdi dolayısıyla bu korku, bu korku ekilmiş. O onu bir şekilde kısıtlıyor. Bir de evvela bu korkuyu kaldırmak lazım. Bu korkuyu kaldırmak lazım ve şunu duymak lazım bu çocuklardan. Yani bu çocukların çoğu üniversite girmiş çocuklarda diyorlar ki ben aslında istemediğim bölümü okuyorum. Bırakayım mı diyor bana. Düşünebiliyor i̇şte musunuz yüklediği sorumluluğu? Şimdi. Serdar'ın işte girişte şimdi bahsettiği mua mesela. Muazzam bir kork Bu korkuyu almak lazım bir kere. En önemli şey bu. Bu çocuğu özgür bırakmak lazım. Yani akışta kalabilmeli. Korkuyu alacaksın. İkincisi vicdan kelepçesini alacaksın. O ne demek Çünkü, hocam? Nedir? Çünkü biz bu bedende bu ruh neden duruyor? Vicdandan doğruydu. Tabii. Bir, bir şekilde bir kelepçe değil mi? Yok. Biz bunu, bu kelepçenin anahtarlarını millete dağıtıyoruz. Annemize veriyoruz, babamıza veriyoruz, ona veriyoruz. Sonra bir şey oluyor, bir duygu sömürüsü. Ama boyum annem çok üzülür, o yüzden ben yapamam bunu diyor. Bu hayali kuramam ben diyor. O kelepçelerin anahtarlarını da bir toplayacaksınız o çocukta. Korkuyu alacaksınız. Vicdanını da ona geri vereceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra da o çocuğun hayal kurmasına teşvik edeceksiniz. O hayali kurmasına. Şimdi diyor ki, ama diyor hayal kırıklığı oluyor diyor. Doğru. 4 sene evvel biz bu işe başladığımız zaman, Dreamstalk'u ilk kurduğum zaman Google'a yazıyordum. Hayal, hayal kırıklığı çıkıyordu. Anında. Şimdi öyle çıkmıyor. Artık herkes hayalet falan filan bu noktalarda. Ama bunu kampanya yapmak da yetmiyor. Bu çocukların bu hayallerini duyup bunlara el vermek lazım. Dolayısıyla şimdi korkuyu bıraktık. Vicdan kelepçelerini, kelepçesinin anahtarlarını kendisine toplattık. Hı hı. Ve ondan sonra dedi ki hayali devam et. Şimdi diyecek ki ya hayalim olmazsa olmasın. Bir, iki, dört. Sen zaten bu dünyadaki görevini buran, sana bulduracak hayal kuracaksın. Ama bunu yaparken en önemli basamak ne biliyor musunuz? Gene ben bunu söylemiyorum. Bunu bana 10 yaşında bir çocuk söyledi. Dedi ki hayal kurmak için uykudan uyanmak lazım dedi. Hayal rüyada kurulmaz. Dedi. Rüyayla hayalin tanımını bir kere ayırdı. Şimdi dolayısıyla hayalin olmaması da şu demek değil. Hayal kurmayı bırakacağız demek değil. Dolayısıyla bir de çocuğa sırtını sıvazlayıp devam et buna diyeceksiniz. Hı hı. Bunlar yan yana geldiği zaman o zaman bu gençler tekrar o %98'i bulma yolunda adımlar atmaya başlıyorlar. Ama yalnız bırakmaman lazım. Yalnız bırakmama lazım. Çünkü yalnız bıraktığın zaman o zaman kaybol. Bakın. Ee, biz bunu bir seminerler şeyle başladık. Ben sahneye çıkıyorum. Diyorum ki biraz bunları dürten bir konuşma yapıyorum. Sonra diyorum ki hayali olan varsa diyorum gelsin. Bir dakikada anlatsın. Kalkıyorlar ve yani benim konuşma sürem 20 dakika. Bunlar 3 saat sahnede tutuyor beni. Düşünün yani anlatılan hayat sayısını. Harran Üniversitesi'nde bunu yapıyoruz. Dinledik hayalleri falan. Aykan vardı o zaman. Hala dinliyordur belki şimdi. Bana bir mail. Hayal akademisi kursak bu üniversitede gelir misin? Harran Üniversitesi. Urfa. Gelirim dedim ya. Ve Urfa'da biz ilk hayal akademisini kurduk. Kaç öğrencim vardı biliyor musun? 170 tane. Aa. Hangi bölümden? Her bölümden. Dediler ki bize hayal kurmayı öğret. Biz ne yaptık? Bunu fasilite ettik. Dolayısıyla onlar da aslında işin farkında. Ve bu hayal kurma sistematiği içerisinde ortak hayal kurma, ortak hayal kurmayı projelendirme gibi farklı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunlara ne lazım? Bunlara da destek lazım. Diyor ki çocuk bir grup ben diyor hayatın anlamını bulmak istiyorum diyor. Hayalim bu diyor. Projeye bakıyorum ne biliyor musun? Bir tane hayat kurtaran cerrahla bir katili aynı odaya koyacakmış ve bunları inceleyecekmiş. Ve hayatın anlamını böyle bulacakmış. Beraber yani. <laughs> Sizden bahsediyor. Bugün çıkacak o. Şimdi, <laughs> şimdi dolayısıyla, dolayısıyla bu çocukları duymak lazım, dinlemek lazım. Bu dersleri açmak lazım. Niye yalnız bırakıyoruz? Sence? İşimize gelmiyor. Şimdi evet. Şirketlere Yapıyoruz. gireceğim biraz burada ama şimdi ne yapıyor şirket? Benim değerlerim bu. Şimdi çocuk anlatmaya başlıyor. Benim değerim bu. Diyor ki sen zaten o değerlerden dolayı benimle konuşuyorsun ama bana girdiğin gün itibariyle o değerleri unut. O hayalleri de unut. Olmayan hayalleri. Bak diyor ben sana köşe, ofis, araba falan senede 15 gün tatil. Burada şu kadar hayal de var. Şu kadar para falan bak böyle. Sonra markalar devreye giriyor. Markalarda ne yapıyor? O şirketlerle birlikte zaten bünyesinde sana manipülatif hayat tarzları aşılamaya başlıyor. Şimdi Aynen. bir virgül koyacağım Ailelere burada müsaadenizle. Ee, Özgür Bey şimdi burada ifade ettiği bir takım meseleler var. Yani işte e, korkuyu ortadan kaldıralım, vicdan kelepçesini çok e, kaldıralım, özgürleşmesini sağlayalım çok diyor. Hakkı Bunlar böyle çok net hani ifadeler ama bunların yöntemleri nedir? Onları soracağım size ama şimdi iş dünyasından bahsedince ben bir hemen e, Umut Bey'e döneyim. Hakikaten iş dünyası bu kadar iyi diş edici mi gençler üzerinde? böyle olan şirketler var. Yani böyle olan yoğun, yoğun şirketler var ama aslında bu konuda bir ironi de var. O ironi de şu. Varsayalım ki şirketler çocukların daha fazla hayal kurmasına daha fazla besleniyorlar. Hı hı. Bu tür bir durumda 10 yıl sonra zaten hayal kuranları işe alanlar daha büyük olacaktır. Dolayısıyla hayal kuranları işe almak bir model olacak. Türkiye'nin dışında yani. bahsediyoruz değil mi bunları? Yok yani. dünyanın her tarafında. Türkiye'de de Hayal Kuran şirketler ben daha bir başarılı olursa... şirket tanımıyorum da. Ha yok gene de bir iki şirket bir iki tane çıkacak bir noktada e, atıyorum Murat Hocam çıkacak biri çıkacak ve bu Hayal Kuran çocukları alacak. Elbette ki bu Hayal Kuran şirketler de hakikaten daha başarılı olacaklar için çünkü şöyle bir varsayımımız var. Diyoruz ki Hayal Kuran çocuklar şirketleri daha başarılı hale getirecekler. Yani aslında gene e, sanayi devrimine hizmet eden bir, daha iyi hizmet eden bir öğrenci yapısından bahsediyoruz diğer tarafta. Yani asıl sanayi devrimi kendini desteklemek için gene başka bir yetkinliği kullanıyor olacak. Yani sonuçta güzelge aynı ve bu şirketlerde 10 yıl sonra en büyük şirketleri, Apple markalar, büyük markalar olacaklar. Dolayısıyla bu büyük markalarda yöntemlerini doğru yöntem olarak görmüş oldukları için hep hayali destekleyeceklerdir hı hı. otomatik olarak. Yani süreç evrimsel olarak oraya gitmek zorunda. Ya bir şey sorabilir miyim? Araya gireceğim ama. Şimdi bakın Burada ben yazmışım. From. Almak mı olmak mı? Eric From. Tamam Bu şirketlerin çoğu oldurmak üzere değil. Aldırmak üzere. Yaşayamayacağın hayatı sana aldırıyor. Dolaba kapatıyor. Sen orada hayatına bakıyorsun. Bu bir. İkincisi de. Bak. Bir engelli çocuk geldi. Koç Üniversitesi'nde. Sahneye çıktı. Dedi ki. Benim hayal ne biliyor musunuz dedi. Bu şirketler dedi artık dedi kar marjı maksimizasyonunu bıraksınlar. Lütfen cetvellerinin içerisine mutluluk marjı maksimizasyonunu ek eklesinler. Bana bir tane şirket gösterin Allah aşkınıza mutluluk marjını hesaplayan. Peki, bunun devam edelim o zaman. Reklam Fener zamanı gelmiş. Mi? Reklam zamanı gelmiş. Şimdi çok güzel bir yere geldik Deniz ama Bey de mutlu olması lazım? Yok yani ben, değil. Ben mi? ben evet. sohbet devam ettikçe mutlu oluyorum ama <laughs> e, kanalın para kazanması lazım ki biz de şey yapın, <laughs> maaş yani, alabilirim. Mutluluk Stüdyo endeksi için kısa bir ara. <laughs> Aynen öyle. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. CNN Türk'te gündem özelde gençlik ve geleceği konuşuyoruz. Eğitimci yazar Özgür Bolat, teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, akademisyen yazar ve Dream Talk kurucusu Semih Yalman, Fütüristler Derneği İstişare Kurulu üyesi Murat Şahin ve yazar yönetici koçu Ümü Umut Kısa ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Devam edeceğiz ama yine bir reklam arası verelim onun hemen ardından. Gündem özele devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi ben hemen Umut Bey'e döneceğim. Çünkü size yöneltilen bir soru vardı Umut Bey. Ha, Semih Bey demişti da, ki sen yani sen Türkiye'de önemli. hangi şirket mutluluk endeksi hesaplıyor, ona bakıyor ya da hangi yapıda bu söz konusu. Sizin bu konuyla ilgili aslında yani sadece şirketler değil, genel toplumun bakışına ilişkin çok güzel bir örneğiniz var. İstiyorsanız onunla bir başlayalım bu soruyu yanıtlamaya. Bilir miyim Ş acaba şirketlerde... Mutlu olmamız gerekiyor mu yani? Orası mutlu olunması gereken bir yapı mı? Herkesin mutlu olmasını istiyoruz o kesin. Tabii ki. Ee, ama eskiden mesela bilir misiniz serbest cumartesiler vardı. Free Friday olarak isimlendirirdik bu günleri. O günlerde personel genellikle Cuma'nın da etkisiyle en fazla mutlu olduğu günlerdi. Normalde mutlulukla daha yüksek üretim arasında direkt bir ilişki yok çoğu zaman. Fakat hani şirkete bağlılıkla üretim arasında genellikle ilişki var. Mutluluk da şirkete bağlılığı arttırdığı sürece daha etkili. Ama Cuma günleri genelde üretim düşerdi. O zaman için söylüyorum bunu. Fakat mutluluk endeksi yapan şirketler var. Yani mutluluk endeksi derken mutluluğu artırmaya çalışan şirketler var. E, hatta belli dengeleri var. Mesela şirket içerisinde hakikaten böyle yeni fikirler üretmek isteyen insanlar için açık kapılar ya da yeni kanallar yaratan yerler de var. Ama ben şöyle değerlendiriyorum: öğrenme artarsa. Ee, yaratıcılık düşer. Yani öğrenme ile yaratıcılık arasında bir takas vardı. Çok sevdiğim bir örnek bu. Benim ee, küçük çocuğum mesela, pardon eğitimlere gittiğinde şunu söylerim. Bir ork koyarım kenara, gelin bununla yaratıcı bir şey yapın. Herkes gelir çalmaya çalışır, bir şeyler yapar. Fakat benim 3 yaşındaki oğlum ayaklarıyla çalıyor. Şimdi hangisi daha yaratıcı? Şimdi Çocuk daha yaratıcı gibi görünüyor ama faydalı yaratıcılık başka bir kavram. Onun içinde bir parça bilgiyle hayal arasında bir denge kurmak gerekiyor. Ee, demin verdiğim örnek, hani bu bilgi nereye doğru götürüyor onun da başka bir örneği. Geçenlerde bir iş ilanı verdik bir pozisyon için ve iş ilanında şey aramadık. Hani mesleki ünvan ya akademik bilgi aramadık. Dedik ki ne mezun olursan ol gel istersen okul bile okumuş, okumamış olabilirsin. Sosyal medyada ciddi bir itiraz da oldu. Siz nasıl diplomasız birini işe alırsınız bir sürü diplomalı varken gibi bir durum var. Biz ama şey dedik hani bir sürü insana başvurtuyoruz ve yetkinlik testi üzerine alacağız. Biz diyeceğiz ki gel bu işi en iyi kim yapıyorsa o girsin bu işe. <laughs> Diplomanın hiçbir önemi olmasın. E, bu bile toplumsal olarak bir tepki almaya başladı diğer taraftan. Yani biz buna bile hazır değiliz. Ve ben şunu çok net iddia ediyorum. Bundan, Pardon iş neydi? E, i̇ş editörlük işi. Editörlük. Bundan 10 yıl sonra çünkü hani çok bir köyde 3000 tane kitap okuyan bir kadın var. Diğer tarafta bir sürü üniversite bitirmiş ama tek kitap okumamış bir sürü insan da var. Dolayısıyla orada asıl önemli olan şeyin yetkinlik olduğunu bence şirketler de fark etmeye başladılar. Hı. Ve hatta... Doğru. 10 yıl sonra ben akademik diplomalara kimsenin bakacağına inanmıyorum. Yani bu bir de gelecek Bu diploma söyledim. denen şeyin de bir eskime süresi var değil mi? Böyle evet. diploma 30 yıl boyunca tazeliğini koruyan bir şey de değil. Tabii 30 yıl önce makine mühendisliğini düşünün mesela. Bugünkü makinalarla nasıl çalışsın? Hani Asıl... kendini update edemediyse tabii. Aslında şirketler şunu yapıyor. Yani yitirilen duygusal bağı çalışanıyla kurmak için Hı. mesela bize başvurup ya ortak hayal kursak, onların hayallerini tekrar alevlendirsek bunu metot içerisinde yapsak ve hep beraber tekrar hayale dönsek diyen kurumlar gelmeye başladı. Bunlar işte aslında yaratıcılığı tek başına alan değil, inovasyonu önemsemeye başlayan kurumlar. Faydalı yaratıcılık. Evet, evet, yani sonuçta problem var. Problemi yararlı hale getirmeye çalışıyor. Buna bu, buna bakan şirketler başladı. Şimdi dolayısıyla işte aslında orada olumlu bir dönüşüm, onu söylemem lazım. Olumlu bir dönüşüm var. Bunu biz de hissediyoruz. Yani benim, ben de çalışıyorum dediğiniz örnekten gidecek olursa. Bu arada şey söylediğinize de katılıyorum. Bir yaratıcılık fikri ortaya çıktığında ona faydalı ya da faydasız diye baktığında yaratıcılık fikri hiç çıkmıyor. Yani çıkış sürecinde o değerlendirmeye gerek yok gibi bir kısmına da net olarak katılıyorum. Ona çok izin veriyor muyuz? O kadar emin değilim. Murat yani. Bey. Şimdi şirketler bunu yapmak zorundalar çünkü bildiğimiz her şey değişti. Y kuşağıyla beraber 80 sonrası doğanlarla beraber hiçbiri Bizler gibi 30 sene çalışıp bir ev, bir yazlık, bir araba almak istemiyorlar. Öyle ha. mi hocam? A Aynen öyle. Birazdan muhalefet şerhimi koyacağım cümle. Hemen kiminle. lütfen. Ee, dolayısıyla da şirketlerin onlara sunduğu maaştan çok yaşam tarzıyla ilgileniyorlar. O şirket onları ne kadar önemsiyor? Satın aldıkları marka onların ne hissedeceğini ne kadar önemsiyor meselesine geliyor. Bir de insanlık daha akıllı yaşıyor artık. Bugün bir büyük şehirin yüzde onla on sadece satın aldığımız otomobilleri park etmek için kullanıyoruz. Ve bir, büyük şehirde yaşayan insanlar ortalama haftada 7 saat araba kullanıyorlar. Ve insanlık şunu söylüyor. Haftada 7 saat kullanmak için elli bin lira git bankadan kredi al. Bankaya kredi öl, öde. Devlete vergi öde. Sigorta şirketine bilmem ne yap yerine. Ben ihtiyacım olduğu kadar kullanayım. O yüzden de büyük bir dönüşüm yaşıyor. Dolayısıyla markalar, şirketler de kendilerine yeni bir rol biçmek zorundalar. E zaten onlar o, bu çocuklar o şirketlere girecekler. Sonuçta e onların bu tabii butuluğu... şimdi 2018 yılında yönetici kademesinin %30'u Y kuşağından. 2018 ve sonrasında 300 binin, 2018'de 300 binden fazla insan iş emrini bir robottan alıyor olacak, bir makineden alıyor olacak. Dolayısıyla da bildiğimiz bir sürü şey değişiyor. Bir tane, biraz önce söylediğinizle ilgili ya, bir hikayem yasa bile var. Yasalar çıkıyor robotla ilgili. Evet evet, evet. robot. Öldürürse Ro ne olacak? Asimov yasaları robot evet. yasaları. Hayır. Robot antropolojisi diye bir kavram var hayatımızda. Başka bir Çaba da şunu söylüyor, şimdi bu robotların haklarını kim koruyacak? Tabii, evet. bir de o, yani, yani, tabii, o robotları itip... Tabii robot istismarı meselesi de, de tartışılmaya başlandı. Cyber hukuk, hukuku bir sürü ben, konu var. Daha, daha Şu sonra. eğitimle ilgili bir hikayem var, onu anlatayım. Ben yeni iş fikirleri anlatıyorum. Ben Hı -hı. bir taraftan da girişimciyim. Ve çok sevdiğim bir örnekte altın satan otomat. Almanya'da bir şirket yaptı. Gidiyorsun otomatın karşısına, su çikolata alır gibi... Kaç gramlık altın alacaksın, neyle ödeyeceksin, seçiyorsun alıyorsun. Ben bunu Türkiye'nin her yerinde anlatıyorum. Türkler bana iki şey söylüyorlar. Bir, Diyor, çalarlar onu. Tabii. İki, ama ben pazarlık ediyorum. Tövbe kimsenin altın onsu birkaç dolar, bilmem kaç dolardan doları Türk lirasına onsu grama çevirip... ...altın filan satın aldığı yok bunu söyleyenler arasında. Zaten öyle de olsa olmaz çünkü... Biz Türkler altın işini de değiştirmişiz. Altın dünyada 99.5 saflıkta satılıyor. Bizde 95.5 saflıkta satılıyor. Ama kafa şöyle çalışıyor. Nasıl olmaz? Dur ya adam. Alt, Almanya altın pazarı olarak dünyanın girilerinde bir yerde. Biz dünyanın en çok altın tutan dördüncü ülkesiyiz. Önemli bir altın pazarıyız. Buna rağmen biz bunu düşünmüyoruz. Çünkü bizim kafamız hep nasıl olmazla çalışıyor. Bize öyle öğretiliyor. Ben bir şeyler ekleyebilir miyim? Tabii Bey? ki. Şimdi bu biz geçen programdaki konuşmada da ister istemez kaçınılmaz olarak konu bu kuşaklara geldi. Ben bu kuşak meselesini muhalefetimi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Yani bu X, Y, Z kuşağı bana çok kolaycılık gibi geliyor. Ben... ...teknolojiyi kullanan ve kullanmayan iki belirgin kuşak olduğunu iddia ediyorum. Ve bu Y kuşağı, Z kuşağı diye sembolize edilenleri de şöyle e, çerçeveleyebiliriz. E, Levent İstanbul Levent metro istasyonuna pergeli koyup 20 kilometre açtığımızda... ...bir halka çizdiğimizde YZ Z kuşağı orada. Yani bu Samsun'da yok, e, Tokat'ta yok, Malatya'da yok, Erzincan'da yok. Yani bu tarif ettiğimiz aslında... Çok böyle Anglo-Sakson bir ye kuşağı tanımı. Şimdi geçen hafta, bu benim görüşüm tabii yanlış olabilir. Ben geçen hafta bahsettiğim, aklımda kaldığı kadar detaylarıyla bahsettiğim araştırmanın e, kendisiyle ilgili birkaç not paylaşmak istiyorum sizlerle. Araştırmanın ismi Türkiye'nin hayal haritası. Google'da aranınca çıkıyor. Hı hı. E, şöyle rakamları söyleyeyim. Şimdi Türk insanının, Türkiye'nin sadece yüzde 49'u hayal kuruyor. Yani bu beyanlarda böyle çıkıyor. 25 yaş sonrası bu oran %14'e iniyor. İnsanların %48'inin Türkiye'de yaşayan yani 50 diyelim buna her iki kişiden birinin en büyük hayattaki hayali meslek sahibi olmak. Yani sadece bir iş sahibi olma gibi bir hayali var ve en çok olmak istediği meslek baktığımızda birinci sırada %16 ile öğretmenlik geliyor. Hayallerde toplum ve ailenin önemine gelirsek eğer %29'u diyor ki toplum ve aile hayallerde çok önemlidir diyor. Bireysel bir şey yok yani bunun içinde topluma ve aileye bakıyor referans olarak ve yüzde %29'u kesinlikle katılıyor, %49'u katılıyor. Yani toplamda yüzde %78'i diyor ki benim hayallerimi toplum ve aile belirler diyor. Genç ve yetişkinlerin ilk sıradaki hedefi Türkiye'de evlenip aile kurmak. En büyük hayali bu hayattaki. Ve şöyle bir şey kötü olduğundan söylemiyorum ama istatistiki olarak bakıldığında yine aynı örneklem içinde de aynı şey çıkıyor. Evlenince hayal kurma oranı %11 düşüyor. %11 az bir rakam değil bu. Hayalleri gerçekleştirmek için ne lazım diye sormuşlar bu insanlara. %49'u parayı lazım demiş. %29'u özgürlük lazım demiş. Yani biz hayallerin parayla satın alabileceğine dair bir yanılgı içerisindeyiz büyük bir oranda. Girişimciliğin tanımlarına gelirsek nüfusun %73'ünün aklına girişimcilik hiç gelmemiş. Hiç Türkiye'de girişimcilik diye bir hayal yok %73'te. Üniversite öğrencilerinde ama bu oran düşüyor. Yani üniversite öğrencilerinde girişimcilik hevesi biraz daha artıyor. Ve üniversite öğrencilerinin %75'i diyor ki İş ortamı, Türkiye'deki iş ortamı girişimciliğin önünde engelliyor. Bunu hangi doneye bağlı olarak söylüyorlar bilmiyorum ama böyle bir beyan var. Ve milyar dolarlık Türkiye'den bir girişim çıkar mı demişler. %66'sı hayır demiş. Ama üniversite öğrencilerinin %60'ı evet demiş. Yani üniversite gençliği Türkiye'ye dair kendi hayatına dair daha uyumlu, daha umutlu. Fakat bir yandan da şöyle şeyler var. Yani ben birkaç dakikada toparlamaya çalışacağım. Ee, hani çok yapılan bir tartışma var. Ee, ben de çok şahit oldum, fikirlerimi de çeşitli vesilelerle yazdım, paylaştım. Hani şey var. İşte Türkiye'den niye bilgis çıkmıyor? E kardeşim Amerika'dan niye jet fadıl çıkmıyorsa Türkiye'den de o yüzden Bill çıkmıyor. Yani her ülkenin bir mayası var. O mayadan çıkan bir şeyler var ve bunu fazla kurcalamanın sonucunda ulaşacağımız tek nokta mutsuzluk, umutsuzluk. Yani mesela Silikon Vadisi diye bir şey var. Sürekli gündeme gelen bir konu. Silikon Vadisi, Silikon Vadisi. Yani biz bu olayı biraz böyle Toki yapı kooperatifi gibi düşünüyoruz. Yani bir vadi bulacağız. Orada bir binalar kuracağız. Ondan sonra herkes üşüşecek yapacak. Temel atacak. Demin ait olması lazım. Aynen Tabii. öyle. Şimdi <laughs> eğer siz şu açıdan düşünürseniz fikirler değişebilir. Silikon Vadisi'nin bırakın dünyada Amerika'da dahi bir benzeri kurulamadı. Amerika senelerdir. Yeni ikinci üçüncü bir silikon vadisi kurmak için uğraşıyor. New York'ta uğraşıyor, olmadı. Texas'ta uğraşıyor, olmadı. Alabamada uğraşıyor, olmadı. Olmuyor yani. O orası o tarih zamanın zamanın o anında o üniversitelerle ve o kuşaktaki insanlarla bir araya gelerek bir tohumun yeşermesiyle oluşmuş. Bunu tekrar edemiyoruz. Türkiye için bir sürü şeyler sayılır ama bu böyle bir Peki yapı kooperatifi şey gibi bir şey değil. Şart mı onun aynısını yapmamız Heh, işte biz ona geleceğim. Başka bir şey yap yapamaz mıyız? Şimdi Silikon Vadisi'nin kökenine bakmak istiyorsanız eğer üşenmezse izleyicilerimiz Kristof Kolomb'un hikayesini birazcık kurcalasınlar. Yani sermayenin, girişimciliğin ve yatırımcılığın bir ülkenin genetiğine nasıl işlediğine baksınlar. Amerika diye bir yeni dünya kıtası bir ülkesi kurulduysa bunun içerisinde zaten girişimcilik ruhu var. Bizim bilmediğimiz tarzda bir fetih ruhu var ona da yabancıyız. Şimdi biz eğer bir şeyler yapmak istiyorsak bence bunu söylediğimde sürekli eleştiriler de alıyorum ama geçenlerde hatta CNN Türk'te... E, e, CNN yani Türk'te ah adını unuttum. Ee, beni affetsin birazdan hatırlayınca söylerim. Ee, bir programda da geçiyordu. İsrail'e bakmamız lazım. Cem aslında. Seymen'in Cem programı Cem Seymen'in. Yani çok özür dilerim. Çok e, tabii ona arkadaşım. da tebrikler demek lazım. Hakikaten çok farklı aynen meseleleri öyle. gündeme ve getiren bir isim o da. O da aynen çok benim öyle. şu cümleme başlarken ki tedirginlikle uzun bir girizgahla yaptı. Bizim bir İsrail algımız var ve çok algımızı bozuyor. Fakat esasında Türkiye'deki beklenen istenen bilinçaltında altında arzulanan girişimci ve yatırımcı ruhunun e, bu toprakların kültürüne dair en benzer tezahürünü orada bulabiliriz. Ben yeterince baktığımızı e, düşünmüyorum buraya e, ve e, girişim şeyi unutmayalım girişimci yani bu gençlerin girişimciliği var ya hani sonuçta üniversite ne öğretecek bize veya okul ne öğretecek merak etmeyi öğrenmeyi e, keşfetmeyi ve girişimci bir ruha sahip olmanızı öğretecek değil mi? Demin bahsettiğimiz ideallerde olduğu gibi. Bunlara sahip olduktan sonra şunu unutmayalım. Girişimci fırsat neredeyse oraya odaklanır. Yani para sahibi akıllı adamdır. Tabii. Bir yerde bir gelir varsa, bir yerde bir potansiyel varsa gider onu bulur. Ama ülkenin gerçeklerine de bakmak lazım. Yani bugün örneğin işte... Amerika Birleşik Devletleri dışında Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan kaç tane biz böyle örnek sayabiliyoruz? Sayalım dediğimizde. Oraya has bir şey var. Buraya has ne var? Mesela inşaat diye bir şey var değil mi? Gayrimenkul rantı diye bir şey var. Yani bizim girişimciler, bizim sermaye sahipleri niye sürekli inşaatta yatırım yapıyor? Niye Türkiye'nin en büyük holdingleri sürekli inşaat projeleri yapıyor? Çünkü para orada. Türkiye'nin en büyük satış rakamlarına ulaşan internet projeleri ilkinden başlayın. Hepsi bugün inşaatçılık yapıyor. Hepsi parayı konut projelerine yatırdı. Hatta bir tanesi kendisi inşaat şirketi kurdular. Satan ortaklar bugün ofis yapıp, ev yapıp, konut yapıp satıyorlar. Bugün Türkiye'de teknolojiyle kendini özdeşleştiren holdinglere bakın. Bu sloganlarla karşımıza çıkan holdinglere bakın. Hepsi inşaat yapıyor. Yani burada ama şunu da unutmayalım. Girişimci her zaman fırsatları da gören adam değil. Türkiye'deki telekomünikasyon tarihinin anekdotlarını hatırlayalım. Bugün Türkiye'nin en büyük operatörü kurulurken danışmanların gittiği Türkiye'nin en büyük holdingleri ne? O holdinglerin yönetim kurulundaki en büyük koca koca insanlar ya bunda bir gelecek yok demişler. Sonra senelerce kafalarını taşlara vurmuşlar. Yani bu iş zannedildiği kadar öngörülebilir bir şey değil. Bir ekleme yapayım mı? 1980'de o zamanın en büyük cihaz üreticisi sonra batan bugünlerde yine çıkan hayatımıza giren gidip dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden birine diyor ki 2000 yılında dünyada kaç tane cep telefonu olur? Gelen tahmin şu 1 milyon en fazla. İşte 500 milyonla falan <laughs> zamanında bizim yönetim kurullarına da eee <laughs> evet, İki erkekler. konuşmaya da bir şey eklemek istiyorum izin verirseniz. Hadi Bence buyurun. bir bizim de bir sıkıntımız var. Yani sıkıntılardan bir tanesi de şu. Kendi kendimizi çok kötülüyoruz. Yani işte Türkler olarak böyleyiz, şöyleyiz, böyleyiz gibi o kadar çok kavramımız var. Ben bir örnek vereyim. Diyelim ki Özgür Bolat bir konuşmacı. Tony Robbins de bir konuşmacı Amerika'da. Özgür Bolat Amerika'da olsaydı büyük olasılıkla dünya tanıyor olacaktı. Şimdi aynı etkinlikte olsa bile bir kişi diğeriyle sizin Amerikalı olup olmadığınızda durumu değiştiren bir şey. Yani Aynen. Steve Jobs, Türkiye'de olsa Steve Jobs olabilir miydi? Dünyanın algısı nedeniyle. Biraz PR'da yani ülke olarak kendi kendimize o kadar kötü PR yapıyoruz ki biz kendimize inanmazken bize başkaları nasıl inansın? Ama yani birey sadece, olarak görmek. sadece PR'da evet. da değil. Yani. Bakın birey olarak. Evet. Biz Özgür, ben Özgür Bey, ben Özgür Bey'e geleyim. O bayağıdır bir konuşmadı. <laughs> evet, bayağı da bir notlar tuttu. Ben de topu evet. atayım dedim. Evet. Evet, evet yani <laughs> o, o, ben de o toptan hareketle gideyim. Buyurun Özgür Bey. <gülüyor> <Sardar> <gülüyor> ben yandan Serdar yandan. Serdar'a Serdar bir, birkaç tane sözüm var. Özgür'den. Tamam tamam. Cevap, ee, tabii ki, tabii ki. E, cevap, cevap hakkım doldu. Bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Hele bu... Nereden başlayacağız? Çok not aldım. Hangisinden Nereden? istiyorsanız. Önce aslında şu şeyden bahsedeyim. Semih Bey'in bahsettiği meseleler vardı ya. Yani bunlar e, cümleler olarak hakikaten önemli yapılması gerekenler de yöntemi nedir mesela? Korkuyu nasıl kaldıracağız? Şimdi bir sürü mesaj da geldi. Yani o kadar okuduk bilmem ne yaptık. Ben master yaptım, doktora yaptım. Üç şeyim var yurt dışında okudum. dört Dörttür biliyorum. İşsizim. Korkmayayım da ne yapayım diyor. Evet. Yani bu da bir gerçeklik. Evet. E, iki tane mod var. Bir tanesi hayatta kalma modu. Bir tanesi yaratma modu. Tamam mı? Hayatta kalma modu. Eğer insanlarda korku varsa e, hayatlarını sürdürmek için çabalarlar. Oradan hayal moduna geçemezler. Şimdi Türkiye'de hayatta kalma modu olduğunu nereden anlıyoruz? Eğer siz tehlikede hissederseniz kendinizi, tehlikede hissederseniz türünüzü devam ettirmek için hemen evlenmek istersiniz. Bir hı hı. çıkıyor. Evleniyorsunuz. Hı hı. Şöyle örnek vereyim. E, mesela bir tavşan, bir tavşan. Ee, doğduktan 2 ay sonra üremeye başlıyor ee, Kaplumbağa 60 yaşında üremeye başlıyor Neden? Çünkü acelesi yok Çünkü güvende Tavşan güvende değil Tavşan aynı zamanda hamileyken Tekrar hamile kalabiliyor ee, Sürekli doğuruyor Çünkü hı hı. savunma mekanizması yok eğer sizin savunma mekanizmanız zayıfsa hemen üremek istersiniz ve kendinizi korumaya alırsınız. Hı hı. Tavşan demez ki şöyle bir takılayım ne var ne bir keşfedeyim demez. Hayatta kalmanız lazım. Bir arkadaşım mesela bir istatistik paylaştı. Avrupa'da eve sahip olma oranı %4. Niye adam eve sahip olmuyor? Çünkü güvende. Tabii. Kendisini bir yere bağlamasına gerek yok. Türkiye'de ne? %90'larda. Cenk diye bir arkadaşım paylaştı. %90'larda. Niye evlenmek istiyorsun? Hemen evleneceksin türünü devam ettireceksin. O zaman neden pek insanlar güvende hissetmiyor? Korku var. Bir de çoğu için evlilik tek özgürlük yolu. Özgürlük Evden yolu. çıkma evet, yolu. Evet. Belli doğru. Anne baba, aile, o, aile. 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 Yani bunu o ekiyorlar şey ama onu ya? ekiyorlar. Bunu ekmiyor mu? Ya ekiyor. E, tabii bir, bir defa şöyle eğer baba otoriterse kız diyor ki ben Erkek babama güvenemem. Mi? Çünkü beni kısıtlıyor, bunu yapıyor. Benim birey olmama izin vermiyor diyor birey olma yoluna gidiyor. Evlenme birey olma mekanizmasının bir tanesi. Aynı şey erkek çocuk için de mi Erke geçerli? Erkek çocuk için de geçerli. Aileden kurtar kurtarma mekanizması olarak. Bir konuda katılıyorum, acayip katılıyorum. X, Y, Z kuşağı. Böyle bir kuşak hem var hem yok bana göre. Var ama bunlar böyle başka bir genetik yapıları yok. Olay ne biliyor musunuz? Bana göre otoriter yapıda büyüdük ya biz otoriter yapıda büyüdüğümüz için insan olmanın, birey olmanın bazı haklarını talep edemedik. Annemizden, babamızdan talep edemedik. Neden? Talebinin korku var. Şimdi son 20 yılda ne oldu? İnovasyon çağı. Ee, küreselleşme. Hı hı. Bu çocuklar birey olmayı talep etmeye başladılar. Bu biz de buna Z kuşağı dedik. Aslında 1950'lerde insanlar bunları istemiyor muydu? İstiyordu ama biz bunları talep edemiyorduk. Ama şu anda bizim özellikle Türk kültüründe e, birey yetiştirme mekanizmalarımız yok. Hala eski yöntemleri kullanıyoruz. Eski yöntemler ne? Suçluluk, e, ne yaptığını, bak senin için neler yaptık, utandırma, ayıplama. E, bir insanın hayalini, şu çok önemli biliyor musunuz? bir, bir Yayılda yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim. 1950'lerde yapılıyor. Fareler yüzüyor. Fareler 15 dakika yüzüyormuş. 15 dakika sonra ölüyormuş. Richter diye Yale'da bir hoca fare yüzerken suyu miktarını arttırıyor fare de yüzerek çıkıyor. 15 dakika yüzen fare sonra bu fareyi alıyor başka suya koyuyor. 15 dakika yüzen fare şimdi 64 saat yüzüyor. Niye 64 saat yüzüyor biliyor musunuz? Fare de şöyle bir duygu yarattı. Benim çabam sonuç veriyor. Umut verdim. Umut verdi. Şimdi Türk kültürüne bakalım. Siz iş arıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz iş arayınca? Tanıdık var mı? Çocuk diyor ki benim çabam sonuç vermeyecek e, ee, işte bir yere giriyorsunuz, sınavı geçiyorsunuz. Üniversitelerde mesela yüksek lisans yapacaksınız. Sınavı geçiyorsunuz, yüz alıyorsunuz, mülakatta eleniyorsunuz. Çocuk diyor ki benim çabam sonuç vermeyecek. Çabam sonuç vermeyecek deyince o zaman ben aptal mıyım? Niye hayal kurayım? Hayalimin sonuç, hayal kırıklığı yaşatıyor toplum bana. Bir de sen yaralısın, herkes yaralı. Sen bana niye yardım edeceksin ki? Sen yaralı ceylan, diğer insanlara yardımcı olamaz. İçine döner, kendi yarasını kontrol eder. O zaman herkes yaralı olan bir yerde. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Begüm Hanım bir e, Doğan bir mesaj e, bir istatistik paylaşmıştı. Türkiye'de 10 kişiden 9'u diyor ki ben karşıdakine güvenmiyorum. Danimarka'da 10 kişiden biri ben karşıdakine güvenmiyorum diyor. O zaman düşünsenize ben hiç kimseye güvenmiyorum burada. Benim şurada olmamın asıl amacı ne olur? Kendimi korumak olur. O zaman ben ilişki kurabilir miyim? İlişki kuramam. İlişki kuramazsam ne olur? Ee, bana destek çıkan insanlar olmaz. İlişki oksitosin hormonunu arttırıyor, mutluluk olmaz. Ee, i̇lişki kuramadığım zaman derim ki benim hayallerim mutlaka engellenir. Mesela şeyi örnek veriyorum ben. Amerika dünyanın en rekabetçi ülkesi. Ama Amerika'da bir şey var. Ee, şeffaflık var. Türkiye'de şeffaflık olmadığı için sen bir şey yapamadığından neden yapamadığını bilmiyorsun. Onun için insanlar korku olduğu zaman, korku anne de istemez, baba da istemez korkuyu. Neden istemez biliyor musunuz? Anne de baba da değersizlik duygusu varsa çocuğu birey olarak yetiştirirse çocuk ondan kopabilir. Çocuk ondan koparsa ne olacak? Kendi sevgi ihtiyacı nasıl karşılayacak? Hı. O zaman çocuğun kendisinden ayrılmasını da istemez. Markalar da istemez, sorgulamanız istemez. Güç sahibi olanlar da istemez. O zaman herkes şey olur. Şirketlere ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şirketlerde değerlerin önemini, Kostner diye bir araştırmacı var. Kitabın Türkçesini bilmiyorum. Leadership Challenge diye bir kitabı var. Kitapta da şöyle bir araştırmadan bahsediyor. Mesela ben size soruyorum. Deniz Bey, CNN Türkiye inanıyor musunuz? Siz diyorsunuz ki hayır inanmıyorum. Demedi ama öyle bir şey şimdi. Demem demem, aman, aman. <laughs> öyle demem. ama öyle başka bir şeye geleceğim. Başka bir şeye geleceğim. İnanmıyorum diyorsunuz. Ama güçlü değerlerin var mı diye soruyorum. Evet var diyorsunuz. Başka bir grup. CNN Türkiye inanıyor musun? Çok inanıyorum diyor. Değerlerin güçlü mü diye bakıyorum. Değer anketi yapıyorum. Değerleri güçlü değil. Sonra bakıyorum hangisinin şirkete katkısı daha fazla. Değil mi? Sizin daha fazla çıkıyor. Değerleri daha... CNN Türkiye inanmasa bile. Neden? sizin değerleriniz güçlüyse bir yalan söylemezsiniz. İşinizi yarım yamalak yapmazsınız. İnsanların arkasından konuşmazsınız. Şirkete katkınız daha fazla olur. O zaman ben eğer şirketsem şöyle sorular soruyor ya neden bende çalışmak istiyorsun? Bana inanıyor musun? Çok gereksiz sorular. Aslında değerleri olan insanları seçtiğiniz zaman o insanlar sizi asla yarı yolda bırakmıyorlar. Onun için şirketlerin de avantajını bu tür insanları bulup değerleri güçlü olan insanları bulup çalıştırmak. O, yani bizim bu hayal dünyasına geçebilmemiz için insanların ilk önce annenin benden ayrılmasın, güç sahiplerinin bu düşünmesin, şirketlerin benim ürünlerimi sorgulamasın, bu korkuyu korkuyu çekmemiz lazım ve çocuklara şu duyguyu vermemiz lazım. Benim çabalarım sonuç veriyor. Bu olmadığı zaman da olmuyor. Şimdi ben, tabii benim aklımda özür dilerim geleceğim şimdi size de bir iki tane soru oluştu. Onları ne olur bir aklınızda tutun. Ben mesela bu iş kültürel bir mesele midir yoksa konjonktürel bir mesele midir? Tamam. Yani bizim içimizde gerçekten jet olduğu için mi biz böyleyiz? Yoksa jet fadlılar içinde bulunduğumuz işte e, son 30-40 senedir yaşadığımız hem küresel hem yerel konjonktürden mi kaynaklanıyor? Doğrudan Türkiye'nin sosyolojisini bu anlamda bu kadar net e, nasıl diyelim e, tanımlamak ne kadar doğru? O konuda ne olur kültürel bir düşünün. Kültürel kodlar var. Ta tamam ne olur ben Onun bir sadece şey yapıyorum. Onun sebebini de Buyurun. E, ee, Hofstede diye bir araştırmacı toplumları iki para, beş parametrede iki tane daha ekledi, inceliyor. Kolektivizm ve hiyerarşi. Hı hı. Biz çok kolektivist bir toplumuz. E, ee, kolektivist toplumlarda bir de hiyerarşimiz de çok yüksek. Hı, hı. Onun için tanışınca ilk soru nedir? Nerelisin? Hı. Benden ne misin değil. İkinci soru ne iş yapıyorsun? Statünü bileyim. Kolektivizm olduğu zaman şöyle bir şey olur. Mesela bir iş var. Bunu bizim adamımıza verelim kollektiviz ya. Hı hı. Bizi bunu adamımıza verelim. Hiyerarşi varsa ben statümü korumak için statünü korumanın yolu korkudur. Ko korkuyla yönetmem lazım. Mesela Japonya'da da güven azdır biliyor musunuz? Çünkü Japonya'da kolektivistir. Şimdi ben sizin evinize geldim. Aa çok güzel bir örnek. Evet. Tamam buradan devam ederiz Şu cümleyi söyleyeyim. Ben sizin evinize geldim. Evet. Dediniz ki Özgür Bey aç mısınız? Ben de dedim ki ben ne derim sizce? Yani eğer hani Türk toplumundan evet. bahsediyorsak yok değil deriz, Değilim, olmadığımızı tamam. ifade etmek için. Bir daha, daha zorlarsınız, ya ye falan, yok teşekkür ederim. Şimdi kolektifiz ya, ben asla bilemem, gerçekten benim açlığımı mı önemsiyor yoksa ayıp olduğu için mi bana ye diyor? Tamam, Birey ölür. kabul. Hatta Japonya'da şöyle söyleyelim evet. yani e, kimi yöneticiler işleri bittiği halde şeyden çıkmazlar ofislerinden çıkmazlar şirketin ışıkları yanık görünür ki vay baksınlar işte sabahlara kadar çalışıyor ne kadar güçlü şirkettesinler. Kolektivist ve hiyerarşik bir toplum ama onlar da hani kişi başına düşen gelirle şimdi bizdekini ve kat ettikleri hele de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış bir ülkedeki e, ülkeden geldikleri noktayı karşılaştırdığımız zaman i̇şte ortaya bir uyum işte. çıkıyor. Çok ya sağ. da Güney Kore. Nasıl? kültürleri çok fazla. İşte orada başka bir şeyler daha var gibi geliyor. Neyse bunu tartışırız ama bireysel toplumlarda, birey olan toplumlarda e, akrabalık, bendenlik ilişkisi kuramıyorsunuz ya. Geriye ne ilişkisi kalıyor? Güven ilişkisi kalıyor. Birey ya da kurumsal ilişki. Yetkinlik ilişkisi ve güven ilişkisi kalıyor. Kolektivist olduğunda ben güven ilişkisi kurmama gerek yok. Tanınırlılık Akrabalık, bu bizdenli gilişistik kuruyorum, güveni kullanma gereği duymuyorum. Peki. Güven de tam yani Ben Sokrates'e gireceğim. Şimdi bak, Sokrates diyor, ki, ileri zihinler, fikirleri, orta ölçekli zihinler, olayları, primitif zihinler insanları tartır. Tamam. Bir kere bizde bir kadercilik var. Bu kaderciliği zaten çocuğa aşılıyorsun. Bir de kendisini sevmemesini söylüyorsun. Kadercilik savunma mekanizması. Tabii, tabii. Çünkü sonuç alamıyorsun. Bir de, Öyle açıklama. de kendisini sevmemesini kadar. söylüyorsun. O çocuk aynaya bakarak ben kendimi seviyorum diyemiyor. Ona diyorsun ki bu ego, megalomanlık falan. Tamam. Şimdi çocuk bunlardan bir, bir yoksunlaşıyor. Sonra diyorsun ki güç kontrol edilirse güçtür. Hayır abi, değildir. Kontrol geldiği zaman aslında güç ortadan kalkıyor. Yani kontrol mekanizması aslında senin eh, gücünü, gü, yani. da zaten öyle. Yani süperigoda girdiği zaman aslında o adamın özünü, idini öldürüyor. E şimdi güven dedin, tamam doğru. Güvenin ihtiyacı olan şey ne? Senin eksel edebilmen, gelişmen, gelişim gösterebilmen. Dolayısıyla sen hayat modeli tasarımını, yani hayal kurmayı, hayat modeli tasarımı diyoruz biz ona, bırakıyorsun bir tarafa. Şimdi sana geleceğim. Şimdi dediniz ki bu... Sonra sende. <laughs> Sonra, de... Herkesin sırası ha, gelecek şimdi dedin gibi ki, oldu. Yani işte böyle bir araştırma yapılmış. Şimdi o araştırma durağan bir araştırma. Ne kalitatif, kalitatif, örneklem. Bende başka bir araştırma var. Bendeki akışkan bir araştırma. Sürekli o hayal geldikçe bunun algoritmik yazılımı var. Bir e, e, bu buraya girdikçe bir veri veriyor sürekli. Ama o insanların içine gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü o durağan araştırmayla birlikte biz bir takım doktrinler peşindeyiz. O doktrinleri anlatmaya çalışıyoruz. O ne yapıyor? İşte o kalıpları beslemeye başlıyor. O kalıplar beslediği zaman da ne oluyor insanı? Bizden bu adam çıkmaz. Çıkar. Çıkar. Şimdi bana diyorlar ki sen Türkiye gerçeklerinin dışında bir iş yapıyorsun. Bir de üstünü üstlük ismini Dreams Talk diye İngilizce kurmuşsun. Hiçbir yere gitmez. Ben iddia ediyorum bu iş TED neyse, Dünya Ekonomik Forumu neyse o noktaya gelecek dünyada ve bu topraklardan çıkacak. Benim Amerika'da olmam gerekmiyor. Ha Amerika'nın şöyle bir avantajı var. Bütün ülkelerin üzerinde bir kere gayrimaddi varlığı çok iyi işliyor. Soft power denilen işi. Artı zaten adamın kültürünün içerisinde, edebiyatın içerisinde Amerikan rüyası denilen bir şey var. Yani seni hayal kurmaya teşvik ediyor. Ölmeden diyor sen aslında bütün hayallerini gerçekleştirebilirsin. Girişimci kültürü. sistem evet. ona göre kurulmuş. Ya ben bu sistemi burada yapabilirim. Çünkü benim konuştuğum çocukların hepsi onu gösteriyor. Son bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii, tabii Abdullah Gül evet. Üniversitesi'nde dersteyim. 20 sene sonraki bana kendinizle karşılaştığınız zaman kendinizi anlatın dedim. 31 tane öğrenci var sınıfta. Tık 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 yazdılar. Söyleyin bakalım dedim. 31 kişiden yaklaşık 27'si, 26'sı, 27'si olan şeyler söyledi. İşte ben mühendis olacağım, evleneceğim. Kendisiyle karşılaşıyor 20 sene sonra kendisini anlatıyor. Üçü dedi ki ben öleceğim. Biri. Dedi ki ben galaktik imparator olacağım. <laughs> Öbürü de dedi ki ben de seyyah olacağım dedi. Oraya buraya yılışılır. Sonra ikinci soru sordum. Dedim ki sınıfa. 20 sene sonra hanginizle karşılaşmak isterdiniz? Kendiniz de dahil. O üçünü söylediler biliyor musun? Bütün sınıf galaktik İmparatorla ben bir daha karşılaşmak isterdim. Ölen adamın yanında olmak isterdim. E, o seyyahla karşılaşmak isterdim. Aslında buna açıklar. O silikon vadisini buraya kurmaya çok açıklar. Kendilerini sevmeye de çok açıklar. Ama burada da bizim bu adamları bu kalıpsal dünyadan dışarı çıkartmamız lazım. E, kime ihtiyaç var? Özel sektöre ihtiyaç var. Devlete değil. Özel sektöre ihtiyaç var evvela. Gelin özel sektör olarak bu hayalleri, hayal bekleyen hayalleri, bu kendini sevmeyi bekleyen çocukları kucaklayalım. Belki sevgili Semih sen Türkiye'nin çok kıymetli büyük bir holdinginde görev alıyorsun, aldın. Aldım. Mesela oradaki tecrübelerinden yola çıkarak bunun önündeki engellini somut olarak bizimle paylaşır mısın? Hepimizden daha çok orada tecrüben olmuştur o ve onun gibi yapılarda. Bu bunun, bunun önündeki en büyük engel yönetim kurulu mu mesela? Yönetim kurulu. Neden yaş uçak ne farkı hayır. mı? Hayır kapalı. Yani yalnızca o bir tane koyduğundan bahsetmiyor. Niye kapalı? Bahsetmiyorum. Peki kendi adapte olamayacağı için. Ha, hayır Kendi yabancı olduğu için. Hayır kendi yabancı olduğu için değil. Kendi değerlerinin içerisinde buna bir bölümü buna destek vermek istiyor, bir bölümü de bekle diyor. Gücünü de kaybetmek yani, Ama yalnız bu, bu, bu iş, bu yani, 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 yani bakın, bu bir holdingin işi ekleyebiliriz. Bu bir holdingin olayı değil. Evet. Ben ilgili. Bakın bu bir holding aynı holding aynı holding 2000 tane öğrenciye staj imkanı da sağladı. Bunu duyup. Hı hı. Yani bunu hı. da yaptı. Evet. Şimdi gene bir reklam arası geldi. Biraz uzunca bir reklam arası olacak böyle iki parçalı sevgili seyirciler. Onu sizlere hemen hatırlatayım. Yani arada kalkıp bir yürümek, bir çay içmek, çayınızı tazelemek, doldurmak isterseniz tam sırasıdır. Ee, reklam arasının ardından devam edeceğiz bu tartışmaya. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Hiç lafı uzatmayalım. Hemen Özgür Bey'e dönelim. Onun ekleyeceği meseleler vardı az önce konuştuğumuz Şimdi konuyu. mesela e, güven yok dedik ya toplumda. Evet. Şimdi düşünün ben burada oturuyorum ve kendimi güvende hissetmiyorum. Ben kendimi nasıl güvende hissedeceğim? Yani hangi mekanizmalar var benim güvende hissedecek? En sağlıklı mekanizma sevgi mekanizması. E, siz bana sevdiğinizi söylerseniz ben kendimi güvende hissederim. Ama toplumda değersizlik ve korku varsa ben kendimi güvende hissetmem. O zaman benim güvende hissedecek başka mekanizmalar ihtiyacım var. Ve Türkiye'de de çok fazla kullanılan mekanizmalar. Birincisi ben sizi korkutursam güvendeyimdir. Bir, güç. Ben de güç varsa güvendeyimdir. Diyelim ki gücü elde edemedim ben. Tamam mı? Elde edemedim. Baktım siz daha güçlüsünüz. O zaman mağdur oynarım ben. Kurban rolü oynarım. Siz bana acırsınız. Acırsanız da güvende hissederim kendimi. Başka mekanizma? Yalan söyleyerek de Başka bir kimlik yaratın, güvende hissederim. Ee, şiddet okullarda çok fazla olan, şimdi bıçaklamalar var. Bunların hepsi e, insanların güvende olma mekanizmasıdır ve bunu en iyi sağlayan şey de korkudur. Siz korkuyu ortadan kaldırabilmeniz için insanlar arasında o güven ilişkisini kurmanız lazım. Mesela siyasilerin ya bana bir sürü mesaj geliyor diyor ki çocuğum şiddet vuruyor. Ne yapayım? Okulda şey var ne yapayım? Ya yani meclisi açtığınızda. Ee, ya da siyasilerin söylemlerine baktığınızda hangi söylemleri duyuyoruz biz? Şiddet. Sevgi, şefkat, <gülüyor> evet. <gülüyor> hoşgörü, anlayış, hoşgörü. hoşgörü. Bunu, evet. peki soracağım. Amerika'da atıyorum hani orada da ergen düzeyinde çok ciddi şiddet ve kabadayılık var. Evet. Onlar da bir yerden sonra bırakıyorlar meclise götürmüyorlar. Biz oraya da götürüyoruz yani ergenlik döneminde olan şiddeti. Hani bizdeki korkunun temel nedeni niye farklı onlar? Korkunun temel nedeni kendini güvende hissetmemektir. Şöyle örnek vereyim. Mesela bu terör olaylarından böyle çok mesaj geliyor, soruyorlar. Mesela çocuk 10 üzerinden 8 birim korkuyor, başka bir çocuk 2 birim korkuyor. Bu 2 birim korku sağlıklı korkudur, hayatta kalmanın verdiği korkudur. Şurada yangın çıksa korkarız, aslan girse korkarız, silah çakılsa korkarız. Bu sağlıklı korku. Bir de korkunun korkusu var, o da endişe, korkunun korkusu. 8 birim korkan çocuk şundan dolayı korkuyor. Çünkü evde de güvende değil. Evde niye güvende değil? Hiç tahmin etmediğiniz özel okullarda bile anne babalarda dayak var. Hiç tahmin etmezsiniz üst düzey kişilerde. Yargı, ya siz beni yargılarsanız güvende değil. Dersine çalış, e, başarılı olamazsın korkusu. Bunların hepsi çocuk kendini güvende hissetmiyor. İşte bu genetik mi yoksa? E, şu, bu şu soruyu sordum ben. Hiyerarşi neden vardır bir toplumda? Neden bir toplumda hiyerarşi vardır? Neden Amerika'da ve İsrail'de hiyerarşi yoktur? Bizde hiyerarşi vardır diye baktım. Şundan dolayı bir toplum ne kadar tehlikeli bir ortamda var olduysa göçebe toplumu ve işte doğu toplumları ne kadar tehlikeli bir ortamda varsa şöyle bir şey oluyor. Tehlikeli ortamlarda şöyle bir şey oluyor. Yangın çıktı. Evet ne yapsak acaba bu yangına? Ne düşünüyorsunuz Serdar Bey? E ee, sizdeki birisine benziyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Böyle tek, tek sormazsınız. Kaç, kaçalım. Evet, tek tek sormazsınız. Birisinin karar vermesini istersiniz. O zaman hiyerarşik toplumlarda büyüye saygı ön planı çıkar, birisi bilgelik ön plana çıkar. Onun için tehlikeli olan toplumlarda hiyerarşi bir hayatta kalma mekanizması olarak ortaya çıkmıştır. Biz o hiyerarşiyi sürdürüyoruz şu anda. Umarım yangın çıktığında kalalım demezsin. Hani... Evet, diyebilir. Bir düşüneceğiz bakalım. <laughs> <yani>. Şimdi <laughs> Zaten... okul. şuradan şirketlere bağlayacağım izninizle. Işte, lütfen, lütfen, lütfen. Buyurun, estağfurullah, estağfurullah, <laughs> lütfen. Şimdi okullara bakalım. Okulun kültürüyle şirketlerin kültürüne bakalım. Okul, okulda şöyle bir kültür var. Semih, arkadaşına değil kendin yap. Buyurun hocam. <gülüyor> evet, <gülüyor> kendin yaptın tamam mı? Şirkette ne olur? Ya bunu Ahmet denemişti. Barış Bey denemişti, bir onu sor. Şimdi o der ki ne kadar farklı? Bakın, o diyor kendin yap, o diğeri yap. Şirkette ürüne bakar, okulda ürün diye bir şey yoktur. Ee, yapmacık şeylerle uğraşırlar. Ee, grup çalışması istedi. Ee, okulda şey vardır, fikrini söylemem üzerine kuruldur. Şirketler fikrini söylemem üzerine kuruludur. Ee, tamamen şirket e, okullarda. Ee, öğretmenler kendi otoritesini ispatlamak üzerine kuruldur. Bilme üzerine kuruldur. Hı hı. Şirketler öğrenme üzerine kuruldur. Katılmıyorum Hangisine? Bu söylediklerin hiçbir tanesine i̇şte katılmıyorum. bir tartışma. Şirketlerin öğrenme Gerçekten stüdyoda beklediğiniz savcı sayını sayanı bağlayın ya bir kere, buraya. Bu, bir kere şirketlerde <laughs> piramit yapılar hakimdir. Kraldan fazla kralcı vardır. Ve o koltukları, kralın dışındaki koltukları tutma üzerine kurulmuştur olay. Evet. Aman benim koltuğumdan olmayayım. Şimdi batıya bak, Amerika'ya bak, Avrupa'ya bak. Adam zaten ilk sene işini öğreniyor, ikinci sene işini yapıyor, üçüncü sene işinden sıkılıyor ya da dördüncü sene işinden sıkılıyor diye yatay adamı iş değiştiriyorlar. Şimdi biz şirketten bahsediyoruz, basiretsiz yöneticiden. Şimdi mi? şirket yani bir şey söyleyeyim, İtalya'da böyle değil. İtalya niye İtalya? Şimdi bir anlatayım şimdi şeyi. Şimdi burada ne yapıyor? Burada 15 sene aynı işi yapıyor adam aynı şirkette. Aynı işi yapıyor. Neden? Aman gitmesin koltuğu. O koltuk gitmesin diye dedi. Evet efendim, sepet efendim. Evet efendim, sepet efendim. Şimdi bu çocuk nasıl girecek oraya o sistemin içerisine? Tamam bir şey diyeceğim. Sen yöneticiydin Peki. yıllarca. Fikrini söylemeyen bir çalışan istiyor muydun? Hayır. Çünkü ben de öyle öyle ben ben de öyle bir yönetici tamam. değildim. Tamam. Fikir istiyordun değil mi? Evet. Ama okulda fikrini söyle bakalım ne olacak? Ama o, Söyleyemez. o onu, onu, da promote. Şirketler de, o... okulda daha pozitiftir o anlamda. Yani hani fikir. Hayır ama onu, onu, öyle, yani. ok, öyle okullar da var. Yani fikri kabul eden okullar da var yani o, o sistemi o sistemi tatbik etmeye çalışan ve o sistemi e, devreye sokmaya çalışan yani okullar, okullar da kendi var. başlarına el yazısından normal yazıya bile geçemiyorlardı. Hani o yüzden geçtiler, biliyorum yeni çok geçtiler. Güzel haber. Evet, Bence aynen. De bir haber. ama de hani o kadar müfredatla sıkışmış durumdalar ki hani öğrenci istediği kadar yaratıcı fikirle gelsin. Bakın Ya da esnet, okul yönetimi. Esnetmiyorlar. Ben buraya yazdım. Esnetmiyor. Bak bir tane kız vardı tamam mı? Süheyla. Şu kitabın içinden yazıyor. Süheyla. Bu kız Dedi ki benim hayalim dedi Sivas Üniversitesi'nde. Benim hayalim dedi. Ben dedi Boğazı yüzerek geçmek istiyorum dedi. Çünkü dedi trafik konusunda dedi örnek olmak istiyorum dedi. Biz bu kızı aldık. antrene ettik. Böyle incecik bir kız. İki kelimeyi doğru heyecandan şeye getiremiyor. Tamam? Antrenman ettik. Bisiklet bindi, havuzda çalıştı, özel yeme içme programı uyguladık falan. Sonra dedi ki bu ne zaman geçebilir boğazı en uygun? Yarış olduğu zaman. Federasyona başvurduk. federasyon dedi ki zaman yapması lazım. Ya yani ki bu yarışmayacak. Bunun böyle bir hayali var. Hayır zaman yapma. Kız zamanı yapamadı. Federasyon... Zaman yapmak ne demek? Yani belli bir zamanda yüzmesi gerekiyor. Ha. Havuzu ki o yarışa katılsın. Belirlenmiş bir performansı <laughs> tamam, sergilemesi lazım. Bu şirkette değil. Düşün artık. yani Bir şey tek şey. Organizasyon şey yani. E, yüzme federasyonu. Dedi ki bakın bu kızın durumu başka. Yani bu kızın hayali gerçek Bütün ailesi gelecek. Tamam mı? Yok efendim yapamazsın. Ne? Çünkü o kural ya. O kuralı esnetmeyecek. Bu kız geldi İstanbul'a. Şimdi ben bunu nasıl mağdur bırakayım orada? Gittim bir tane bizim ekip bir tane bot tuttu. Attılar kızı içine. Bir yere kadar götürdüler. Bunlardan bağımsız atlar suya biraz yüzdü. Yani bir bölümde yüzdü bir bölümünü yüzmüş olsa bile kızın hayali gerçek oldu tamam mı? Ya kardeşim bunu yüzmeyecek ki bırak bunu değil mi? Yok yapmayacak. Fakat ne oldu biliyor musun? Bir daha Sivas'a gittiğimiz zaman yani böyle yarım saat sahnede konuşan acayip özgüveni gelmiş. O e, derneğin başına geçmiş o kanalda e, amatör yönetici olarak çalışıyor. Falan, bambaşka bir çocuk buldum karşımda. Şimdi ben o kurumun kurallarına uysaydım, bu çocuk böyle olmayacaktı. Şimdi dolayısıyla kurumların da kuralları esnetilebilmeli. Yani illa o adam o koltuğundan olmayacak diye o adamın kor korkusuyla yaşamamalı. O piramit yapı spiral yapılara, döngü yapılara dönüşülebilmeli. Ha burada kim çok büyük rol oynuyor? Kurumda söz sahibi Yönetim Siyo. Kurulu başkanı, ha, e, kurulu başkanı sahibi etc. Zaten eğer o kralcıları, kraldan fazla kralcıları elimine edebilirsek bu çocuklar için de bir sistem oluşu verecek zaten. Ben şöyle bir şey ekleyeceğim. 2003 yılında bundan yaklaşık 14 yıl önce içinde bulduğum büyük holdinglerden bir tanesi hatta ismini de söyleyeyim. Bugün Mehmet Göçmen hani CEO'su olduğu grupta neredeyse öneri yapmayanı dövecek hale getirmişti sistemi. Yani devamlı fikir istiyordu. Hani o kadar ki ben şu anda hani 14 yıl önceden bahsediyorum. Dolayısıyla bunu yapan şirketler var hani ee, okullarda bir şey değiştirmek istediğinizde onayı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almak zorundasınız. Yani çok yukarı gidiyor olay. Fakat şirketlerde CEO, evet CEO iyi ise işler daha iyi yürüyor ama CEO basiretsiz yönetici yöneticiyse ki basiretsiz yönetici dünyanın her tarafında çarpık sistemler oluşturuyor ama çok çalışılması gereken alan olduğuna ben de katılıyorum. Kral. Peki nasıl olacak ama Murat Bey? Evet. Yani %80'i şirketlerin bahsettiğimiz o basiretsiz örneklerle dolu. O yüzden de evet. yenilere bakın. Yani son dönemde çok konuştuğumuz markalara, şirketlere bunların hiçbir 10 sene önce, 15 yıl önce olmayanlar. Ve bugün de o zaten yeni bir şey söylemek <laughs> lazım. Ya biz eee fütüristler derneği olarak uzun zamandır hep şey diyoruz. Şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyelerini fütüristlerden seçin. Hani bir vizyon getirecek biri olsun masada. E, bir üst düzey yönetici yerleştirme yapan bir insan kaynakları şirketi çağırdı bizi geçen yaz. Peki dedi nasıl yapalım? Biz işte şu şirkete, bu şirkete, bu şirkete bu söylediğim Borsa İstanbul'un 15 şirketi, e, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçme işini yapıyoruz zaten. Harika. Siz de tam bizim böyle hani istediğimiz gibi bir şey söylüyorsunuz. Biz de oralara öyle birini koyalım ki bir adam bir kadın, hani yönetim kurulunun havası değişsin. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Diller ki biz birkaç şirkete soralım. Sonra geri geldiler şöyle dediler. Olay huzur hakkına falan mı takıldı? Ne oldu? Yok hiç öyle bir şey değil. Ya yani sizin gibi insanlardan yönetim kurulu başkanları haz etmezler. Niye? Niye? Çünkü yönetim Tehdit. kurulu başkanı gelir bir gündemle o gündemi oylatıp geçirmek ister. O yüzden de yani o var olan şirketler sisteminde hayat çok kolay değil. Şimdi bir sürü Türkiye'de, dünyada şirket seçelim. Bakalım hepsinde bir misyonumuz, vizyonumuz bilmem ne yazar. Evet. Bir araştırmaya göre yüzde yetmişi filan aynı şeyi söylüyor. Dekorasyon. Evet. Oradan oraya kopyalıyor orada. O yüzden de hep bizim hani var olanları değiştirmekle uğraşmak yerine yeni bir şey söyleyenleri yaratmamız lazım. Yeni bir şey yapanı, yeni hayal kuranı. Ee, bir tahmine göre 2050 senesinde işte bu dünyanın en büyük şirketleri, Forbes bilmem ne listesinde olacak şirketlerin en az yarısı şu anda kurulmamış şirketler. Henüz olmayan şirketler. Henüz olmayan şirketler. Ee, o liste mesela 1950'lerde listeye giren 20-25 yıl kalıyormuş. Bir şey soracağım. Şimdi Peki o şirketler 16. nasıl elemanları seçecekler? Eleman seçiyorken nasıl bir politika izleyecekler? Bana kalırsa... Elemanlar şirketleri seçiyor artık. Süper. Çok ne demek? Ee, şimdi gelen yeni kuşaklara baktığımız zaman işte 40-50 yaşlarındaki insanlara göre bir hayat deneyimiyle mezun oluyorlar. İnternet var hayatımızda pek çok bilgi kaynağı var bir sürü şeye erişiyoruz. O yüzden de bundan 20 sene önce büyük şirketler üniversitelere gidip kendilerini anlatıyorlardı. Bak bende böyle olanaklar var vesaire diyorlardı üniversite öğrencileri de onlara başvuruyordu ve şirketler seçiyordu 50 başvurunun içinden 20 tanesini. Bu söylediğim Türkiye'deki KPSS devlet mekanizmalarıyla karıştırılmasın. Şimdi geldiğimiz noktada şirketler yine üniversitelere gidiyor. Büyük şirketler iyi üniversitelere gidiyor. Ben o üniversiteden bu sene mezun olacak 100 adamla kendimi nasıl iyi anlatırım? Beni seçmesini nasıl sağlarım? istiyor. Dolayısıyla iş tersine döndü. Şimdi mezun olan öğrencinin bir fikri var hayatla ilgili. Şirketle ilgili, ne yapmak istediğiyle ilgili. Dolayısıyla şirketlerin hayatı her geçen gün daha zor. Öğrenci samimi olmayan şeyi almıyor artık. Günümüzün parası güven. Aynen. Samimi olmayan şeyi almıyor. Hemen lütfen. bölüyorum. Lütfen. Aman. Ne diyor biliyor musun? O benim için hazır mı diyor ya. Peki, ya ben bir şey, ben bir onun şey için hazır bir değil. O benim için <laughs> hazır mı diyor. Ee, 2016 itibariyle işsizlik %10.6'ya çıktı. 2010'dan beri en yüksek seviyedeyiz. 2017 henüz belirsiz. 273 bin kişi artmış durumda. 3 milyon 300 bin işsiz var. Her 5 gençten biri işsiz. %20 gibi bir rakam. 2016'da 65 tane yapılan kamu personel sınavına giren insan sayısı 14 milyon. 500 binin üzerinde. O yüzden yani başka bir gençlerden, gençlerden mi ya, bir soru? Bu ha? datada YouTuber'lar var mı? Hayır, bu ama datada kaç tane youtuber var? Ortamlar. Kaç tane blogger var? Bizim kaç blogger. tane youtuber var? Evet. Bakın ben bakın bak, hakikaten bu önemli yani Serdar'ın söyleyecekleri. Yani, e söyleyecek yani kaç tane youtuber var? Kaç tane üniversitenin Aslında. o 100 kişisi var? Kaç nüfus var? Kaç şirket var? Bakın ben e, hani şöyle bir şey söyleyeyim şimdi bu tip konularda bazen. Ee, birkaç dakikam var mı? Var var tabi tabii ya. Ee, bu tip konularda bazen hepimiz ister istemez işte e, biraz önce Umut Bey'in de dediği gibi bir toptancılığa düşüp bazen akordu bozabiliyoruz. Yani işte teknoloji uçuyor siz ne yapıyorsunuz falan filan dünya gidiyor biz işte eller aya biz yaya falan filan gibi hiç böyle bir şey söylemek niyetinde değilim. Ee, ama yani benim işimin bana sağladığı belki de en büyük avantajlardan birisi Türkiye'yi çok gezme, dünyayı da çok gezme fırsatı oldu ama Türkiye'yi daha bu açıdan önemsiyorum. Anadolu'nun büyük bir bölümü bir tane ana cadde ve etrafında 3-5 tane ortalamanın da zorlayan kafeden veya kahveden ibaret bir mekan. Yani şimdi burada çizdiğimiz dünya Türkiye'nin genelinde çok çok böyle e, alerjik reaksiyon yaratabilir, çok doku uyuşmazlığı yaratabilir. İnsanların umutlarından bahsetmiyorum, gerçeklerinden bahsediyorum. Hayaller hepimizde var, umutlar hepimizde var. Ama yaşadığımız gerçeklikler içerisinde hareket alanımız çok dar. Fakat e, bazen de işte bakıyorum mesela hayatım toplu taşımada geçiyor. Çok sevmiyorum araba kullanmayı. Etrafıma bakıyorum mesela ne kadar kitap okuyan var diye. Şimdi mesela şurada kafam elimizde kitaplar var değil mi? Nedir bu kitap? Özgür verir misin sana zahmet? Şimdi mesela e, Richard M. Lerner, PhD, profesör, ergenlik hakkında her şey diye bir kitap yazmış. Şimdi bu adam çeviriyorum, bakıyorum mesela özgeçmişine baksak bir dünya kitap okumuş, yalamış, etmiş falan ve bir kitap yapmış 29 lira. Bir profesör hayatı boyunca ergenlik hakkında öğrendiği her şeyi bize 29 liraya satıyor. 29 liraya. Bu adamı konuşmaya çağırsak belki 10 bin dolar para isteyecek. 29 liraya her bildiğini bize satıyor. Büyük olsun gelmeyecek bile. Hayır Belki de gelmeyecek tabii. tabii. Biz ne yapıyoruz? Bütün bunlardan faydalanabiliyor muyuz? Gerçekten toplu taşımada bakıyorum ne yapıyorlar diye. İnsanların büyük bir bölümü cep telefonlarında uydur kaydır gerçekten zihinsel anlamda da bir şey ifade etmeyen oyunlarla zaman geçiriyor. Ve işte her beş gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede böyle bir tabloyu görüyoruz. Yani tamam biz eller aya biz yaya muhabbeti yapmayalım ama gerçeklerle de yüzleşelim. Ve ben birazcık mesela eski kafa gibi olacak ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum burada hem izleyicilerimize hem sizlere. Yani Türkiye acaba kendine has bir model uygulayamadı mı? Ne oldu? Vesaire. Tarihimizde hiç mi güzel bir şey olmadı diye eleştirebilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz ama ben telaffuz etmek istiyorum. Köy Enstitülerini hatırlatmak istiyorum ya insanlara. Bugün insanların çoğunun hayalinde veya hafızasında bile kalmadı ama Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük bölümü köylü çiftçi olan bir ülkeyi kalkındırma, eğitme öğretme, onlara dünya onları dünya ile senkronize etme ve yaptıkları işi daha iyi yapabilme adına dünyada eşi benzeri olmayan ve uğruna nice üstünde çalışmalar yapılmış bir proje. Bakın amacı ne? Köylülerin alternatif tarım tekniklerini öğretmek. Onlara arıcılık öğretiyor, hayvancılık öğretiyor, inşaat öğretiyor. Her köy enstitüsü öğretmeni aynı zamanda mühendis, temel mühendislik bilgisi alıyor. Çünkü mezun olduktan sonra kendi köyüne gidip bir köy enstitüsü kuracak. Dolayısıyla onlara yaklaşık köyüne göre 150'ye yakın inşaat aleti veriliyor ve o inşaatı yapma öğretiliyor. E, detaylarına girmeyeyim ama neler öğretildiğine dair bakın. Gerekliliklerini söyleyeyim. Dönemin Milli Eğitim Bakanı dünya klasiklerini Türkçe'ye çeviriyor. Bugün sahaflarda hala var. Bir tanesini üşenmezseniz alın. Ne kadar güzel çeviriye sahip olduğuna bakın. Demek ki o zaman o kadar yokluk ve sıkıntı ve gündem bolluğunda dahi milli eğitim bakanları kitap çevirebiliyormuş bu da bize e, bir hatıra olsun her sene öğrencilerin öğrenci dediğimiz köylüler e, 25 tane dünya klasiği okuma mecburiyeti var her sabah spor folklorla başlıyor vesaire en az bir tane müzik aletini öğrenmek zorundalar bunlar ve e, öğrenim konusunda eşi benzeri yok bakın dersleri söyleyeyim size 114 hafta kültür sanat dersleri var, 58 hafta ziraat dersi var, 58 hafta teknik ders var. E, Türkçe 736 saat sonra sırasıyla matematik, fizik, tarih, yurttaşlık bilgisi veriyor. Türk ve yabancı sazlardan birer tanesini kullanıyor ki Aşık Veysel dahi köy enstitülerinde hocalık yapıyor malum. Tiyatro oyunları sergiliyorlar ve ne oluyor biliyor musunuz? 1945 yılında Sovyetler Türkiye'den üs istiyorlar, askeri üs istiyorlar. Kars, Hopa, Van mıydı? Şu an tam unuttum. Artvin ya üs istiyorlar ee, ve bunun karşılığında o sırada işte e, İsmet'in önü Amerika'ya gidiyor. Diyor ki bakın Sovyetler bize böyle bir şey e, yanaşıyor. Ne yapalım diye İşte meşhur Truman doktrini kapsamında. Bu köy enstitüleri kapatılıyor ve ne diye kapatılıyor? Burada komünist yetiştiriliyor diye, burada ateist gençlik yetiştiriliyor vesaire. Kızlar erkekler bir arada okuyor diye. Kızlarla erkekleri ayırsaydık ya problem değil tamam mı? Hani oralar denetlenseydi, olsaydı biz gerçekten dünya tarihinde başka neredeyse model olarak görünmemiş bir sistemi ve kurduk. Ve DNA'mıza uygun. İşte ve i̇şte aynen esas. öyle bu bir Anadolu eğitim kültürü. Biz bunu yaptık. Bugün çok başka bir gündem maddesine sahip olabilirdik bu ülkede. Bu ülkenin en yokluk zamanlarında bunu biz yaptık ve ondan sonra böyle bahanelerle ve tamamen bir Amerikan projesi olarak bunları yıktık, kapattık. Şu an gündemimizde bile yok. Anlatanlara da küçümseyici gözlerle bakıyorlar. Eğer bizim bu ülkeye dair çocuklarımıza, gençlerimize dair bir umut sahibi olacaksak işte tarihte yaptığımız böyle şeylere odaklanalım ne hı hı. olur ya? Biz bir şeyler yapmamışız şey... ama konuyu, yapmamışlar. Konuyu başka bir noktaya getireyim tam da bu söylediğin üzerinden. Yani şu ana kadar konuştuğumuz meseleler bütün konuklarım için söylüyorum aynı şeyi. Daha çok böyle... Ee ister istemez yani hayatı idame ettirmek, bir meslek para kazanmak, başarılı olmak vesaire üzerine konuştuk ama sanat eğitimini, spor eğitimini hiç konuşmadık. Yani e, hayat sadece para kazanmaktan ibaret değil, değil mi? Buyurun özür Evet, özgür evet. Şimdi ki sanat çünkü... ve sporda para kazandırmayan şeyler değil mi? Evet. Değil, elbette değil. <laughs> ama yani o, o anlamda pragmatist bir bakış açısıyla Tabii. bakmak istemiyorum. Muhakkak ki o da önemli parçalarından bir tanesi ama yani hiç konuşmadık mesela bu iş konuşalım diyorsun. Konuşalım tabii ki. Evet. Şimdi e, Türkiye'de şöyle bir gerçek var. 17 yaşında herkes sporu bırakıyor. Niye bırakıyor? Tamam mı? Anne babalara sorunca diyor ki en büyük hayal neydi? Mesleği olsun, değil mi? Diyor ki çocuğumun mesleği olsun. Kendi güvende değil ya hayata güvenmiyor. E, hayatını güvenceye alsın. Ben de yok üyelerine bir yerde dedim ki ya şöyle bir şey yapın. Eee Anne babanın kaygısını ortadan kaldırın. Deyin ki, Hı. senin çocuğun sanatla uğraşsın, senin çocuğun a, müzikle uğraşsın, senin çocuğunun üniversitesi garanti, garanti. Yapın, ondan sonra a, çocuklara böyle bir şey verin. Tabii bir tane e, profesör de dedi ki, o zaman dedi herkes sanatçı olur, o zaman dedi herkes sporcu olur, olsun. Çünkü insanlar kendilerini güvende hissetmek istiyorlar ve e, meslek mesleğe gitmek istiyorlar ve 17 yaşına kadar sanatla, sporla uğraşan çocuk üniversite sınavı zamanı gelince bunların hepsini bırakıyor. E, bu güvenlik ihtiyacını to devletin vermesi lazım ki o zaman insanlar sanatla uğraşabilsinler, e, sporla uğraşabilsinler, e, müzikle uğraşabilsinler. Neden devlet? Çünkü üniversiteye girmek istiyor. Girmesin güvende hissetmiyor. Ay burada annenin babanın bakış açısını ge değiştirmek gerekiyor. Annenin mi? babanın bakış açısını değiştirmek de... gerekiyor. Ama farklı farklı boyutları var. Anne baba da zaten diyor ki ya çocuk çocuk ben eczacıyım diyor. Çocuk virtüöz olacak, hayır eczan eczanesi olacak diyor. mesleğe garanti diyor. Yani kendini garantiye yani almak... Poze ediyor çocuğu işte. Peki devlet Anne... dese ki, evet. benim bütün vatandaşlarımın vatandaşlık maaşı garantisi var. Vatandaşlık ev Devlet neden konuşsun? Yani, yani. evet. 18'ine gelince para ödemeye başlayacağım ona bir iş yapsın yapmasın. Eczacı da olsa, çiftçi de olsa bilmem ne bir minimum gelir. O zaman çözülür mü? Devleti neden karıştırıyorsunuz ya? Devletten beklemeyin bunu. Devletten beklemeyin. Ben size ben ya sen hocam, söyleyeyim. Ya hocam 14 milyon KPSS'ye girmiş. Abicim Allah aşkına bir bakar mısın? Bak bir bakar Bunun mısın? Bunun bir devlet ya bak, ülkede okuma, yok. ülkedeki kitap okuma oranı evet. yüzde bir. Bir şey söyleyeceğim. Televizyon, televizyon seyretme oranı yüzde yetmiş üç. Beş buçuk Ama bir şey tamam söyleyebilir Televizyon içerisinde o yüzde yetmiş içerisinde evlilik programı seyretme oranı yüzde yetmiş sekiz. Çünkü evlenme. istiyor. Ev Hayır, <laughs> uyu diyor, Şey söyleyeyim. Uyu diyor. Bak, sen Türkiye'de yaşıyorsun, değil mi? Şunu öğrenmişsin sen. Ben hayallerim olursa bunu gerçekleştiremem. Öğrenmiş misin küçükken? Öğrenmişsin. Şimdi ben kitap okursam ne olacak? Kitap okursam. Dünya hayallerim ger genişleyecek. Olacak. Genişleyecek. Evet. dünyam genişleyecek, dünyam evet. genişleyecek, hayaller kurmaya başlayacağım, doğru. başka dünyalara gideceğim, doğru. O zaman ben başka dünyalara gidip hayal edip bunu gerçekleştiremeyeceksem, benim için en mantıklı şey kendi bilincimi kapatmaktır ve kitap okumamak benim için çok mantıklıdır. Çok güzel. Ben de onun diyorum. için kitap oku kitap okumayla özüm, değil. Tamam. Başta dediğin var ya hani o anda keyif almak. Kitaptan tamam. o anda keyif alıyorsa geleceği düşünmek zorunda şey Kitap okuyanlara baktığımızda neden kitap okuyorsun diye sorduğumuzda bilgilenmek değil. Neden kitap okur insan biliyor musunuz? Kendisini tanımak için okur. Çok güzel. Şimdi ben kitap okuduğum zaman Türkiye'de yaşıyorum ve kitap okuyorum. Kitap okuduğum zaman kendimi tanıyacağım. Kendimi tanı Zaten bende korku var, değersizlik var, sevgisizlik var. Ben kendimi tanımak ister miyim? İstemem. Benim kendimden kaçmam lazım. Kendimden kaçmanın en iyi yolu da kitap okumamaktır. Çok güzel diyorsun. Çünkü mekanizma i̇şte, böyle işte bunu çözmemiz lazım. Senin lazımdı. dediğin ona cevap. Şu, o diyor ya 5 gençten bir tanesi işsiz. Falan. Kendi yüzlerinden işsiz. Kendi rahatlık çemberlerini zorlamadıkları için işsiz. Neden? Küçümsüyorlar. En İstanbul'undan tut hem şeyine kadar. Diyorsun ki İstanbul'daki gelirdi ki ben diyor restorancı olacağım. Süper. Hemen diyorum sana bir tane staj ayarlıyorum. Elle evvela el, yerleri sileceksin. Sonra tuvaletleri temizleyeceksin. Ya yapamam ben diyor. Arkadaşlarım oraya geldi zaman yerin dibine girerim. Sen restorancı Bence olamazsın o zaman. Şöyle düşünmemiz lazım. Bir, 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 ya, pardon, bir, şey ha? bir, şey söyleyeceğim. Öbür tarafta da diyor ki ben diyor e, şey yapamam diyor ya. Ben o, ya yani mesleği küçümsüyor. Bakkalcılığı küçümsüyor. Taksi taksi şoförlüğü olmayı küçümsüyor. Ve rahatlık çemberini rahatlık çemberini aşmıyor. Çünkü ne yapıyor? Ben diyor bu kadar okudum. Ben diyor müdür olacağım. Abi müdür olamazsın sen. Evvela olamazsın. Şirket ne yapıyor? Şirket de eşit ve hak vermiyor. Bak bazı şirketler gidiyorlar Anadolu'dan bir sürü üniversiteden eleman alıyorlar stajlı falan filan. Benim çalıştığım kurum da bunu yapıyordu. Çok da iyi yapıyordu. Ama bazı şirketler yurtlarına uğramıyor bu çocukların ya. Şimdi Geliyorlar de. burada dört tane üniversiteden adam alıyor işe. Hı -hı. O kadar üniversite var Türkiye'de 200 küsür. Oradaki üniversitedeki çocuklara gidip onları bünyesine al, al, almayı teveccühünü göstermiyor. Şimdi Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi gençler niye böyle yapmıyor? Mesela öğretmenler kendilerini geliştirmiyorlar diyorlar. Çünkü hiç öğretmensiniz kendinizi geliştirseniz bir şey olmayacak. Karşılığı yok. Karşılığı yok. yok. O zaman benim için mantıklı olan kendimi geliştirmemektir. Yani mesela burada öğretmenleri suçlamam. Siz, çünkü savunma mekanizması. Genç daha önce denemiştir, yapamamıştır. O da savunma mekanizması olarak kendini korumuştur. Yani insanların yaptığı her şey kendisi açısından mantıklıdır. Fakat Şimdi şöyle bir şey değil mi Özgür? Yani bir insanın böyle içerisinde yeni bir şey öğrenmeye, merak etmeye, kendini geliştirmeye yönelik arzusu bir taltif ihtiyacından doğabilir mi? Doğabilir ama bu daha önce en, yani bu bir gerek şart mıdır? Değildir bence. Ya, yani bir öğretmen, bir öğretmen sadece Yapacağım. takdir edilmeyeceği Dün, için kendinin e, eğitimini mi? Takdir, demek, takdir, demedim. Dün üzülürüm. bir meslek lisesine gittim ben. Küçük Yalı Meslek Lisesi. Herhalde demedim, okul okul olduğu için Pardon. ismini vermemle ilgili bir sakınca olmaz. Yok, hayır, Küçük Yalı Meslek Lisesi. E, yaklaşık 130 kişilik bir öğrenci grubuna bir konuşmam vardı. Yani ne istiyorlar, ne yapıyorlar vesaire gibi. Yarım saatlik bir konuşma yaptım. Onlara biraz da motive oldular tabii. Konuşmayı yaptıktan sonra bir şey söyledim. Dedim ki size bir sorun var. Bu soruyu cevaplarına da bir ödül vereceğim. Ödülün ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Dedim ki Aşil Valentin diye bir yazar var. Bunun gerçek adı nedir? Gerçek adını onların bilme şansı yok. Bayağı araştırmaları lazım ama istediğim de onu bulabilmek için ne gerektiğini kendileri bulsunlar. Yani öğrenme ve araştırmaya girsinler. Öğretmenlerden bir tanesi geldi yanıma sunumdan sonra şunu dedi. Çok dedi bir yandan da üzüldüm dedi buna dedi. Bir anda dedi 130 öğrenci bu arada herkesi aramaya başladılar. Yayın evlerini aramaya başladılar. Akrabalarını aramaya başladılar. Hatta neredeyse tacize vardı konu yani. O kadar rahatsız oldu insanlar. Öğretmen ama bana şunu söyledi. Dedi ki insanlar dedi yarım saat içerisinde tek bir hedefe ne kadar motive bir şekilde gidebildiklerini görmek benim kendimi düşündürtmeye başladı. Hani öğretmenleri suçlamıyoruz diyoruz ya öğrencilere ne vermek istediğini eğer öğretmen doğru programlayabilirse bir şekilde bunu kısa süre içerisinde motive edip yapma şansına sahip. Öğrenciler tek hedefe motive olabildiler kısa bir süre içerisinde en azından. Eğer o hedefi hayat anlamında da ama nereye gideceklerini belirlemeleri gerekiyor. Nereye gideceklerini belirlemek için yaparlarsa aynı araştırma becerilerine ihtiyaç duyacaklar. Merak ihtiyacınız olan bütün becerileri toplamanızı sağlıyor. Yani merak sizde bir tutku yaratıyor. O tutkuyla birlikte kaynakları kullanmaya başlıyorsunuz ama o tutkuyu ateşlemek bana göre yine öğretmenlerin görevi. Yani onların ateşlemesi gerekiyor o tarafta. Evet. Orada bir tartışma dönüyordu ona bir döneyim istiyorsanız. Evet Özgür Bey yani şöyle ben benim ötemde Hani genel bir yanlış anlaşılmaya da acaba olasılık verebilir mi diye yani bir öğretmenin kendini geliştirmesi için bu geliştirme çabasının sonunda bir takdir bir teşvik beklemesi garip bir şey zaten ee, beklemiyor yani, öğretmenin genetiğinde bu olmalı Hayır, beklemiyor şöyle bir şey var yani eşitlik teorisi ben çok çalışıyorum Evet e her şeyin adil olması lazım. Değil mi? Mesela şöyle. ikimiz aynı işi yapıyoruz. Sen e, bin lira fazla maaş alıyorsun. Şöyle anlatayım. E, bir tane şirket sahibi anlattı bana. Üç tane yönetici çok iyi çalışıyor. Diyor ki sana ev veriyorum bir tane ya. Ev veriyorum ben sana. Tamam mı? Duygulanıyor. Teşekkür ederim diyor. Ondan sonra gidiyor. Ertesi gün geliyor. Diyor ki evi alamam. Niye ev alamıyorsun? Çünkü diğer iki yöneticiye sen ev vermişsin bir de üzerine para vermişsin. Ya bir ev sıfırdan daha iyidir. Al. Değil mi? Al. Niye almıyoruz? Çünkü para kazanmış olsa bile yani kazancı olsa bile eşitlik ilkesinin eşitlik ilkesi bozuluyor. E, game oyun teorisinde de öyle değil midir? İnsanlar karşı tarafta yani adil olmak para kazanmaktan daha önemli oluyor. Şimdi ben okuldayım. Çalışıyorum. Öğretmenim. Kendimi geliştiriyorum, bir şey oluyor. Ama e, müdürün başka bir adamı öğretmen var, tamam mı? E, ders programı ona göre okulların içini bildiğim için biliyorum. Sen dersin var diyor ki, sen Pazartesi Salı gel, bana Pazartesi gel, Salı gel, Çarşamba iki saat, Perşembe ise ben beş gün geleceğim. Şimdi diyor ki, bu eşitlik ilkesi bozuldu. Peki ben eşitlik ilkesini nasıl tekrar dengeye getireceğim? Müdürle konuşurum ama müdür seni dinlemiyor. Zaten sendikalar var ya böyle birbirlerine Hı. şey yapıyorlar. Ya öğrenci unutulmuş durumda şu anda. Herkes benim adamım değil o, o olay. Yani e, kültürel kodlarımız da var bu. O zaman eşitlik ilkesini ben iki yolla düzeltirim. Söylerim sana, müdürsün sen, düzeltirim. Düzeltmenin ne yaparım? Kendi yaptığım, verdiğim emeğin düşürürüm. Kendi dengemi sağlarım. Ya araştırmalar var. Ee, İtalya'da yapılan araştırma var. Oyuncular arasında maaş farkı arttıkça takımın kaybetme ihtimali daha da artıyor. Beyzbol takımlarında yapıyorlar. Yani adaletin olmadığı yerlerde insanlar eşitliği sağlamak için kendi çabalarını düşürüyorlar. Evet, adalet en önemli noktalardan bir tanesi daha evvel yine bizim programımızda da konuşmuştuk. İnsanları en çok ne mutsuz ediyor diye sormuştuk. Yine konuklarımızdan bir tanesi çok net biçimde birkaç araştırmaya dayanarak ifade etmişti. Adaletsizlik en çok mutsuz eden nokta. Başka bir şey Adaletsiz... daha söyleyeyim size. Bir şey daha var. Ee, bazı insanların bilme ihtiyacı, bilme ihtiyacı ve anlama ihtiyacı çok yüksek. Hı hı. Şimdi siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. O kadar çok bilinmeyen var ki ve anlamadığınız şey, o kadar çok şey var ki siz burada mutsuz olursunuz. Ve o zaman ben ne yaparım biliyor musunuz? Böyle bir kültürde yaşıyorsam anlama ihtiyacımı azaltırım, bilme ihtiyacımı da azaltırım ve kendi mutluluğumu cehalet olarak sürdürürüm. Yani bunların olması lazım ki ben kendi savunma mekanizmalarımı ortadan kaldırayım, dünyamı genişleteyim. Peki Hı -hı. Ne yapacağız? Yani şimdi bu sen öyle... Ne yapacağız ben söyleyeyim. Ee, milli eğitimin sisteminin bu anlamda değişmesi için devletin kafa yorması gerekir. Ama biz bizde biliyorsun bu milli eğitim sistemi öyle pek değişen bir şey değil yani. Ya da Biri de... değişen değişen, de değişen de. bir şey de ne kadar Acayip hedefi olan işte bunu, şey. bunu öğrenci bir şey soracağım. Bunu zaten öğrenci talep edecek noktaya geliyor. Talebi adı üzerinde talep etmek. Talep edecek evet. noktaya geliyor evet. Adı adı şimdi, diyor, de farklı bir yemek çıkıyor biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Farklı öğret... yemek çıkıyor ortalığı. Öğretmeye yani. de ikazını veriyor. Öğretmen diyor ki sen diyor beni okul deyince diyor böyle 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 yetiştirdi sen beni şimdi kontrol etmeye çalışıyorsun diyor. Bunu yapamazsın diyor. Talebe de zaten talep etme hakkını kullanmaya başladı. Aslında sistem değişiyor. Hayır, kullanırsa ne olur biliyor musun? Ne oluyor? Kötü not alır. Alıyor, tamam. Teok, sınav, gider, veliler de okulu okulu basar. Şimdi bir kere talebe yok artık. Taleb Onu, Bir onu, etme onu, yok. Bir onu netleştirelim yok. yani. Bu sadece bir kelime farkı, eski bir kelime yerine yeni bir kelime kullanıyoruz değil. Aslında bugünkü eğitimin tek yönlü şey. hiyerarşisini çok net biçimde anlatan bir durum. Bir şey okuyabilir mi? Tabii ki. Talebi Tabii. yok, ne var ama? Öğrenci. Bir şey diyeceğim. Yani bir hiyerarşi var, bir öğreten biri var, bir de öğrenen biri var. Arada bir işteşlik, bir karşılıklı ilişki. Hayır, yok. Ya söylemeyin Özgür Bey. Patron ha, çalışan. Işte Söyleniyor. Kavga evet, noktası ya. geldi. Bekledik bir şey söyleyeceğim. Işte. Söyleneyim. Bir, ya, bir yazı yazmış. <laughs> Onu bir okuyabilir miyim? Yeni, yani geleceğine bekliyor. Ya. <laughs> Geleceği şu bekliyor. Şimdi o yazımdan. Öğrenmenin yerini not aldı. Yani sen yüz aldıysan öğrendin diyor adam sana. Hayır alakası yok. Keşfetmenin yerini ödev aldı. Eğitimin yerini diploma aldı. Bilgeliğin yerini bilgi aldı. Okumanın yerini okul aldı. Düşünmenin yerini bilmek aldı. Oyunun yerini oyuncak aldı. anne çocuğun oyuncak aldığında oyun oynadığını zannediyor. Yuvanın yerini ev aldı. Sosyalleşmenin yerini televizyon aldı. İlişkinin yerini network aldı. İyiliğin yerini yardım aldı. Yardım edince iyilik yaptım zannediyor. Hareketin yerini spor tehlikeli bir şeydir. Hareket iyi bir şeydir. Hareketin yerini spor aldı. Sohbetin yerini chat aldı. Gelişimin yerini başarmak, başarının yerini kazanmak, birlikteliğin yerini evlilik, sevgilinin yerini eş, dayanışmanın yerini ortaklık, kadının yerini bayan, geçmişin yerini tarih. Yeni siyasetin yerini politika aldı. Politika yap yapılıyor. Zamanın yerini saat. Dinlemenin, dinlenmenin yerini tatil aldı. Tatil olmadan insanlar dinlenemiyor. Ben tamam, hangi, olmadan... hangi jenerasyonda bu böyle? Artık küreselleşen dünyada senin de biraz önce bahsettiğin, kitabında da bahsediyorsun. Markaların olduğu dünyada bunlar sanatın yerini popüler kültür aldı. Tamam. Sevginin yerini hediye aldı. Hediye alınca sevdiğini zannediyorsun. Kokunun yerini parfüm aldı. Ve yapay sistemler. Yani gelecekte evet, bunlar bekliyor bizi. Burada bir önemli burada eğitim sistemiyle düzeltebiliriz. Başka bir noktaya Kimi? daha geldik Kimi? Kimi? ama. Kimi? Semih Bey. Pardon. Bizim Hepimizi aslında yani hepimizi ha. buradaki mesele onu bunu gene aynı hiyerarşiyi kurup biz yukarıdayız işte biz konuşuyoruz oradaki bizi. birileri var bizi bekleyen gideceğiz burada çözeceğiz onlara da işte bakın formülümüz reçetemiz budur deyip bir şey elde etmemiz mümkün değil. Bizi öncelikle tabii Çok ki. teşekkür ederim. Size bir şey soracağım ama şimdi burada aslında konuştuğumuz meseleler biraz değerler üzerine e, şekilleniyor yani... E, Tamam eğ eğitimi konuştuk, ekonomiyi, şirketi, geleceği, para kazanmayı, sanat, spor bunların yeri tamam hepsi önemli ama değerler sistemine ki bu değerlerin içine nasıl doldurduğunuzun bence hiçbir önemi yok. Yani e, Budist ahlak da diyebilirsiniz, İslam ahlakı da diyebilirsiniz, modern seküler ahlak da diyebilirsiniz. Ne olduğu önemli değil ama bir değerler sisteminden bahsediyoruz. Değerler sistemi nereye gidiyor? Şimdi aslında insanlık İlginç bir yere geldi. Geçenlerde birisini dinledim. Şöyle söyledi. İnsanların önünde üç seçenek var. Kapasitesini artıracak, dünyayı yok edecek. Gezegeni terk edecek. Ya da hiç olmamış yeni bir insanlık ta tanımı koyacak diye. Şimdi geldiğimiz noktada evet mesela böyle tüketim, markalar, şirketler konuşuyoruz. İşte büyük markalar bize bir şey satmak istiyorlar falan da. Biz bu kadar cahilleşirsek, bu kadar fakirleşirsek o markaların da bize bir ürün hizmet satma ihtimalleri de yok. Yani bir otomotiv markası, bir tüketim ürünleri pazarı, bir markası, bir başka şey. Hepsi dünyanın artık bütün markalar nerede olursa olsun dünyanın her yerindeki 7 milyar insana bir şey satmak istiyor. Dolayısıyla da orada inanılmaz bir rekabet var. O cüzdandaki parayı kim alacak diye. Eğer dünya bu kadar fakirleşirse, kötü bir yer olursa, İnsanlar birbirlerini yok etmeye gayret ederlerse ortada bir şey satacağımız insan da kalmayacak. Bu sebeple de şirketler, devletler, kurumlar adı neyse hepsi yeni baştan bir şey yazmaya çalışıyorlar. Onu oturtabileceğimiz bir tane şey var. Güven. Hani sizin söylediğinize geliyoruz aslında. Ben yaşamımı güvenle sürdürebileyim, öğrenci olarak, insan olarak, kadın olarak, erkek olarak, iş adamı olarak her neyse ve devam etsin. Ama bunun için de bugün geldiğimiz noktada bir sürü şeyin değişmesi lazım. Bu kadar hızlı bir hayat yaşıyorsak eğer, insanoğlu şunu soruyor artık. Niye 5 senede bir sandığa gideyim? Her gün söyleyebiliyorum evet, fikrimi güzel. çünkü. Ee, niye bunun için birini seçeyim de 5 senede bir yerlere oturtayım? Ben fikrimi söyleyeyim birisi maaşıyla yapsın. E, kabaca şunu söylüyorum. Bugüne kadar tarif ettiğimiz her şeyi değiştireceğimiz bir noktaya geldik aslına bakarsak. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey daha ekleyeceğim. 1.4 milimetre kareye kaç 30 milyon transistör mü sığdırmaya çalışıyor birisi? Ve teorik olarak şuraya geldik. 2030 senesinde IQ'su 30 bin olan robot yaparım diyor. İnsanlık bugüne kadar en fazla hani Da Vinci ile filan 200'leri görmüş. Oysa da bir de şöyle bir yere de gidiyor insanlık. İşte 210. Affedersin. <laughs> en fazla Kendisi Serdar zaten Bey. Cyborg'tur. evet, evet. Ya lütfen 210. Dolayısıyla geldiğimiz noktada tam akıllı insan yarı akıllı insanı konuşuyor olacağız bir zaman sonra 20 yıl sonra. Yeni baştan tarif etmemiz lazım. Peki, değerler işine bir bakalım. Yok aslında bakmayalım ee, çünkü ben, reklama doğru geliyormuşuz. Öyle mi? Bir reklam arası verelim. Tamam. Ee, devam edeceğiz tabii ki yine aynı konuyu konuşmaya. Üstelik bu seferki reklam arası daha öncekiler gibi uzun aralar olmayacak. Çok, çok kısa iki dakikalık falan bir reklam aramız var. O aranın ardından dönüyoruz. Şu değerler yani değerler meselesini gelecekte tüm bunların yanı sıra nasıl bir değerler sistemine sahip gençliğimiz olacak onu ya da olmalı. Bunun için bugünden ne yapmalıyızla birlikte artık Endüstri 4.0 yeni teknolojiler yeni dünya yeni anlayış meselelerine biraz bakmaya çalışacağız. Bu kısacık aranın hemen ardından. Artık son bölümüne girdik. Gündem Özel'in sevgili seyirciler. Reklamsız sonuna kadar devam edeceğiz. Değerler demiştik. Yani değerleri eksik bir gençlik mi yetişiyor acaba? Serdar sen ne diyorsun deneyimlerin, gördüklerin çerçevesinde? Nasıl bir değerler sistemi kurmalıyız biz gençler için? E, gençlik tabii değerler kapsamında toplumdan nasibini alıyor birazcık. Yani gençliği böyle kendine ait, müstakil bir şey gibi kurmamız çok zor. O da e, hani bu toplumun kültürüyle genetiğiyle harmanlanmış anne babaların ondan beslenmiş eğitim sistemlerinin ışığında yetişiyor. Ben size iki tane tarihten örnek vermek istiyorum. Bu konudaki e, algı farklılıklarını birazcık belki somutlaştırması adına 1700'lü yıllarda Osmanlı'ya e, top e, yeni topların yani savaş aracı olarak topların imali için, meşhur bir Macar matematikçi getiriliyor Baron de Thoth sonra tabi Müslüman oluyor o zamanlarda öyle olması gerekiyor Ahmet Paşa adını alıyor 3. Mustafa'ya geliyor ve o dönemde işte o zamanki Osmanlı'nın işte bilim adamlarıyla, top ustalarıyla falan karşılaşınca bakıyor ki durum felaket e, ve e, şikayet ediyor. Ondan sonra o sırada Yeniçeriler e, bu adamın yeni bir birlik ve yeni bir düzen kurup kendisini ekarte edeceğinden korkup e, Sultan Mustafa'ya e, şikayet ediyorlar. Böyle bir şikayetler silsilesi kapsamında en sonunda Üçüncü Mustafa bir yanına iki tane güvendiği işte ulema adam birilerini alıyor. Benim ilmine güvendiği insanlara gidiyorlar. Bir diyor ki tamam diyorlar bir anlatın bakalım. Bana önünde tot ya da işte Ahmet Paşa diyor ki bir test yapalım diyor. Ve sorusu şu diyor ki bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır diyor. Tek bir kişi cevap veriyor cesaret edip diyor ki üçgenine göre değişir diyor. Şimdi o, o Osmanlı ve bilim konusunda konuşabileceğimiz çok şey var ama e, burada hani çok detaylarına girmeyelim ama yani birkaç tane şeyden bahsedeyim. Mesela e, güneş merkezli bir sistemin Osmanlı'ya aksetmesi keşfinden 122 yıl sonra oluyor. Yani biz bazı böyle gecikmediğince deyince matbaalar aklımıza geliyor ama ben size başka bir küçük detayı anımsatmak istiyorum. Bakın biz mesela işte 3 kıtaya yayılmış imparatorluk vesaire bir sürü övünecek şeyimiz var tarihte. Bu bahs bunlar övülmesi gereken şeyler kapsamında ele alınıyorsa eğer ki öyle. Ama emsalleri karşılaştıralım. Mesela ilginç bir detay olarak Osmanlı'nın da dahil olduğu hiçbir doğu kültürü, Orta Doğu ya da doğu kültürü, yeni topraklar, yeni bilgiler edinme adına fetihler yapmamışlar. Ve çok enteresan, fetihler yapılırken yanlarında taşıdıkları şeye dair epeydir araştırmalar yapıp notlar tutuyorum. Genelde erzaklar var. Erzaklar ve o süreci ayakta tutacak elzem kişiler ve üniteler var. Ama örneğin Anglo-Sakson Sömürgeleştirme çabasında gemilerde kimler taşınmış diye baktım. Bakın İngilizlerin gemilerinde bir kıtayı keşfe giderken arkeolog var, zoolog var, filolog var, antropolog var. E ve Doğu hiçbir zaman bu anlamda örneğin yeni dünyayı keşfetmeye gitmedi. Yani Osmanlı hiçbir zaman Amerika'yı fethetmeye, oradan bir şeyler toparlamaya gitmedi. Çünkü öyle bir ufku önceliği yoktu. Ve baktığımızda hani Napolyon bile 1700 yıllarda Mısır'ı fethetmeye gittiğinde Bugünkü hala Mısır uygarlığının firavunları anlamamızı sağlayan egiptolojiyi kurdu. Yani bizim e, fetih algımızında, devlet algımızında, eğitim algımızında örneğin Osmanlı'da üç yasaklı ders var. Birisi felsefe. Bazen unutuyoruz bunu. Felsefenin eğitiminin yani düşünce biliminin yasak olduğu bir imparatorluktan geldi. Şu anda da müfredattan gidiyoruz. çıktı galiba. Şu anda felsefe. da müfredattan çıktı, sınavlardan çıktı. Şimdi biz bu handikaplarla ilerlediğimizi unutmayalım. Yani sırtımızda böyle bir mirasla ilerliyoruz. Peki bugün eğer bilimle barışacaksak, gelecekle barışacaksak ben tekrara düşme riskini de gözü alarak geçen programdaki şeyleri tekrarlıyorum. Dünya daha az insana ihtiyaç duyan bir dünyaya doğru evriliyor. Yani bizim çok nitelikli insanlara ihtiyacımız var. Sıradan hiçbir şey, yani şunu söyleyeyim. Bugünkü genel, en genel, en kabaca tanım şu. Eğer iki dakika içerisinde anlatabildiğiniz bir işiniz varsa o işi kaybedeceksiniz. Bu kadar net bir tanım var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri şunu konuşuyor. Biz endüstri, dördüncü endüstri devrimini kaçırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bunu konuşuyor. Biz de konuşalım. Kaçırıyor muyuz? Belki kaçırmıyoruzdur. Belki burada o endüstri devrimini ayakta tutacak insanlarımız vardır. Onların önünü açalım. Önünü açamazsak eğer biz çok büyük bir nüfus, büyük oranda gençlerden oluşan ve tek umudunu devlete kapağı atmak olarak gören işte polis olmak, öğretmen olmak dışında, evlenip çoluk çocuğa karışıp akşam dizi izlemek dışında bir hayali, ümidi olmayan koskoca bir ülke olacağız. Ama böyle bir ülkenin dünyadaki ligi bizim gözümüzü diktiğimiz lig değil. Biz çok güzel işler başarmışız. Biz kısa bir tarihe sahibiz cumhuriyet olarak ama çok övünecek işler yaptık. Her parçasıyla övünelim. Ben şahsen gerekliyse, bir anlam taşıyorsa sandıkla gelmiş herkese çok saygı duyuyorum. Bu ülkeyi çok sevdiklerine inanıyorum. Bu ülkeyi sevgisiyle bir şeyler yaptıklarına inanıyorum. Her koşulda bu çabaya yönelik bütün çabalarının da yanındayım. Destekçisiyim. Hepimiz böyle olalım. Dünyanın nereye gittiği belli. Çok böyle bilinmedik bir gelecek yok. Örneğin 1800'lü yıllarda Fransa'da meşhur bir yarışma açılmış. 2000'li yılları hayal edin diye. ilustrasyonlar var bilirsiniz belki. Örneğin insanlar demiş ki deniz taşımacılığı olacak, denizaltılar olacak ama motor diye bir şey olmadığından denizde bizi denizin altında kim taşıyacak? Karada kim taşıyor? Atlar. Denizde kim taşıyor? Balıklar. En büyük balık ne? Balina. Balinaların taşıdığı denizaltılar hayal etmişler. Tamam sonra motor çıkmış ama bilmem ne. E bugün de dünyanın çok kestiremesek de tutun ki yani denizaltı yerine balina kestiriyoruz ama dünyanın nereye gittiği belli. Nüfus artıyor. Daha bilinçli tarım, daha bilinçli üretim, insandan arınıp yapay zekaya geçen bir otomasyon sistemi ve insanların sadece satılabilir varlığının zekası olduğu bir çağa giriyoruz. Yani insanlar artık ne asker olarak, ne işçi olarak, ne memur olarak, ne yönetici olarak hiçbir şey ifade etmeyecekler. Sadece beynini satabilen insanların dünyasına gidiyoruz. Zeki olmayanlar? Aynen. İşte zeki olmayanlar da bu hani H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı'nda ya da Zaman Makinesi romanlarında bu iki ırk vardır ya. Yer altında yaşayan bir e, maraba ırk, yer üstünde yaşayan bir müreffeh toplum e, Böyle bir ayrışmaya gitmemiz kaçınılmaz. Yani Mehmet bu bunu ben öyle şahin yani. olduğum için söylemiyorum. E böyle bir dünyada biz de mümkün olduğu kadar aklı fikri dolu, hayal kurabilen, geleceğe ümitle bakabilen, en önemlisi sınırlarını bu ülkenin gündemi ve topraklarıyla sınırlamayan, dünyaya yönelik hayaller kurabilen insanlar yetiştirmek tabii. Çünkü Buyurun. burada asıl önemli olan şey böyle bir dünya, yani gelecekte böyle olacak olan böyle bir dünyanın oluşumuna İzin vermemeli vermemeliyiz. Geçenlerde Geçenlerde vermemeliyiz. Star Wars'un yapımcısını olmaz. bilirsiniz. George Lucas. Hı hı. George Lucas şöyle bir söz söyledi. Ben de bayıldım o sözüne. Biliyorsunuz hani karanlık taraf vardır, aydınlık taraf vardır Star Wars'ta. Dedi ki ben karanlık taraf, aydınlık taraf derken iyi ve kötüyü kastetmiyorum. Kastettiğim bencil olanlar, yani kendilerini düşünenler ve diğer insanları düşünenler şeklinde. Bence temelde hani gidilmesi gereken nokta nasıl evrensel bir şekilde düşünüp nasıl kolektif bütüne hizmet edebiliriz'in asıl düşünüldüğü yer benim için. Bunu ayrım. biraz açar mısınız? Ya yani şu anlamda kastediyorum. Hepimizin içinde iyi veya kötü var. Hepimizin bireysel amaçları var, kolektif amaçları var ama kolektif amaçlar yani diğerlerine fayda sağlamak üzerine yaklaşımlarımız bence bizi daha evrensel biri haline getiriyor. Böylece komşum daha rahat ediyor, komşumun Kuyusunu kazmaya çalışmıyorum, yanımdakine kötülük yapmaya çalışmıyorum ama... ...oradaki kötülük aslında çıkarlarımı desteklemek şeklinde. Ama kendi yarası olan net insan kötü olmayabilir düşünemez. O zaman yaralı bir toplum yaratıyorsanız <laughs> etki yaratmaz. Eğer size peki empati duygusu, kurmasını kolaylaştırmaz şey, şefkat mı? Şefkat duygusu ee, artarsa kesinlikle. yaralıyken bile başkasına destek olabilirsiniz. Şefkat öyle bir duygudur. Yani acıma girer bizde genellikle. Biz sürekli acırız. Ee, siz yaralıysanız <laughs> e, tam tersi... E, Şöyle e, ben dilin zarar neyse girmeyeyim oraya. Siz kendiniz yaralıysanız, yaralı ceylansanız ne yaparsınız? Bir çekilirsiniz kendi yaranızı Başka birisine ilgilenemezsiniz. O zaman bir toplumda ne kadar yara varsa insanlarda? Peki empati duygusu nasıl gelişir? Peki, empati bunu... yara olarak bu muafferizm yara demesek de mesela bir maraz gibi görsek onu düzeltmek adına bir çabaya girmez mi insan? Kendisini kendisinden başlayarak topluma yönelik. Bence... Yani ben kötü bir eğitim sisteminin kurbanıysam eğer elime geçen her fırsatta eğitim sisteminin yönelik bir şeyleri güzelleştirmeye, düzeltmeye çalışmam Çok mı? Çok düşünürsünüz. Onu yapabilmeniz için de sizin ilk önce düşünce yapısı olarak ben yaralı halimle güvendeyim hissini yakalamış olmanız lazım. Bunu yakalayan insanlar mı? yardıma başlıyor. konuda iki tane temel görüş var. Bir tanesi şu benim davranışlarım temelde yaşamak ve ölümden kaçmaya, pardon cinsellik ve ölümden kaçmaya dayanan temel görüş. Yani sürüngen beynimin bunlar araması. Dolayısıyla güven geliyor ölümden kaçmak evet. için. Fakat bazıları da örnek veriyorum Adler gibi ya da atıyorum Viktor Frankl gibi kişiler hayatın anlam aramakla ilgili olduğunu söylüyorlar. Yani hayat sadece bunları hani güven arayışı değil ama mesela atıyorum Martin Luther King siyahların haklarını savunurken belki kendi güvende değildi ama hala vizyonuna doğru yani hayatına anlam veren şeyi takip edebiliyor. Tamam orada bir şey söyleyebilir miyim? Çok doğru anlam arayışı ama mutluluğu Şöyle ya ya da şöyle sorayım yani bir tane seviyelerini şeylere... anlat şöyle. tamam Siz sorun onları empati nasıl gelişecek bir bir de bizden daha büyük bizden daha yani insanın kendisinden bireyden daha büyük bir dava daha büyük bir olgu e, olduğu fikri güven Bu... kenara geçiyoruz evet yani. yani biraz daha hani... çünkü feda dediğimiz şey de insana özgü bir şey başka evet. bir canlı türünde olan ee, bir şey değil doğru. Ee, şimdi nereden başlayacaktık? Nereden başlayalım? Mutluluğun evrelerinden. Mutluluğun evrelerinden. Oradan evet. devam edelim. Birinci mutluluğun evresi şudur: En alt seviyesi zevk. Tamam? Bu fizyolojiktir, evet. zevk. Tamam mı? Bir üstünde e, mutluluk vardır. Mutluluk da psikolojik bir şeydir ve bir şeye bağlıdır. Başarılı olurum, mutlu olurum. Şunu yaparım, mutlu olurum. Hı hı. Tamam. Üç, üçüncü seviyede anlam vardır. Hı hı. Hayatınızda anlamlı bir şey yapınca gider. Dördüncü seviyede ee, yani hem doğuda hem batıda okudum ama e, Türkçe kelime bulamadım. A, bir sürü tarihçi arkadaşlarımla da sordum. Şu kelimeler çıktı. Saadet, Bahtiyar, Mesut gibi kelimeler çıktı. Hı hı. Ama hangisi en iyi yansıtıyor ondan emin değilim. En üst seviyede de hayatımda e, bir anlam olmasa bile ben hayatta bütünleşmişim. Hı hı. Bir birey olarak durduğum yerde anlam bulmuşum. Daylalama mesela 6 saat meditasyon yapıyor. Sadece meditasyon yapıyor. Ee, niye yapıyor? Meditasyon ne demek? O anda o kadar kendinizi güvende hissediyorsunuz ki ve hayatla bir oluyorsunuz. Teslim olmuş. İşte, e, ya ya da evrendeki, kainattaki yerimize dair işte test ona gelmeye çalışıyorum. Teslim kelimesi burada Bakın, önemli. Şimdi dine de dinle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi dinlerde şöyle bir şey var. Ee, dinlerin hepsinde bu teslimiyet var, tamam mı? Ama sizin teslim olabilirsiniz. İman. galiba korku oluyor, Allah korkusu oluyor. Bu iyi bir şey. Huşu değil. Galiba bu Allah kadar. sevgisi iyi oluyor. Yani huşu içinde teslim olunacaksınız. Huşu içinde, tamam? Şimdi dinler, dinlerde bu var, tamam mı? Teslim olacaksınız siz. Ee, korkuyla olursa bunu yapamazsınız. Korktuğunuz bir şeye teslim olamazsınız. Allah korkusu varsa teslim olamazsınız, ama Allah sevgisi varsa teslim olursunuz. Müslümanlıkta bu tasavvuftur. Ee, Yahudilikte kabaladır. Budizmde zendir. Hristiyanlıkta da, da mistizmdir. Bu bu bütünlüğü yakalarsanız ve güvendesinizdir değil mi? Güvendesinizdir. Hı hı. Bu bütünlüğü yakalarsanız o mesutluk, bahtiyarlığa buraya ulaşmış olursunuz. Eğer buna ulaşamazsanız ki bizim gibi ülkelerde ulaşamazsınız çünkü güvende değilsiniz. Neden güvende değilsiniz? Çünkü sürekli eleştiri, sürekli e, ayrım. O zaman ne geriye ne kalıyor? Zevk peşinden koşarsınız. Liselerdeki uyuşturucu oranının arttığı gibi ya da başarı peşinden koşarsınız, mutluluğu yakalamak, statü peşinden koşarsınız. Yani bizim yapma yapmaya yapmak istediğimiz şu olmalı. Hem şirketler, hem devlet politikası anlamı yakalamalı, bir de o bütünlük güvenlik şeyini vermemiz lazım. İşte vizyon tanımı da orada geliyor evet. zaten, ha. ne görüyorsun? Ve ben bu güvenliği yakaladığım zaman empati olur zaten. Bilgelin tanımı nedir biliyor musunuz? Bilgelin tanımı. Bilgelik. Bilgelik. Bilgel'in tanımı şudur, birbiriyle, birbiriyle çelişen iki tane düşünce yapısını aynı anda beyinde barındırmak demektir. Hı hı. O zaman empati doğmaz mı? Evet. Empati doğar. Neden doğar? Çünkü ben sizin fikrinize katılmıyorsam bile sizdeki düşünce şema bende varsa o zaman ben sizi hoş görürüm. Ama yine ülkemize bakalım. İki siyasi partinin e, düşüncelerin birbirlerinin şeması birbirinde var mı? Dinlerin şemaları birbirinde var mı? sendikaların var mı? İşte komşuların var mı? hiçbir yok. Bunun olmadığı yerde empati olamaz. Empati olamaz. Herkes kendisini koruma ihtiyacı doğar. Bilmiyorum bir sürü soru sordunuz. Birkaç tane şey ediyor aslında. Ona bir değinmek istiyorum. Şimdi e, güzel bir noktadan girdin. Kolombus'a ee, gittin ondan sonra Osmanlı'ya baktın Orada falan. Orada bir yaymak da vardır bu arada. Ee, Öyle para Bu şeylerde var. bir de misyonerler ne? vardır. Onu şöyle bir şey var. Evet. Bir duruma bakacak olursak nüfus artıyor. Kaynaklar azalıyor. iklim değişiyor. Belli bir dönüşüm var. Robotlar, appler, işte aygıtlar falan. Değerler olarak dünyaya baktığın zaman daha fazla mutsuzluk, benzerlik, esirlik, ondan sonra doyumsuzluk gibi değerler daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Ee, i̇şte bir takım tarihler var. 2023, 2032, 3'te 2'si e, işler değişecek, susuzluk olacak falan gibi e, varsayımlar var. Hakim olan his, korku ne oluyor? Aynen Columbus dönemindeki olay oluyor. O zaman Columbus gitti, Amerika'yı keşfetti. Öyle bir şey yoktu ama keşfetti. Şimdi de Musk roketi indirip bindiriyor. Ne yapacaklar? Savaş mı? Hayır. Birçok insan diyecekler ki bakın şu sistemler keşfedildi gitmek ister misin? Boşaltacaklar dünyayı. Evet. Boşaltacaklar dünyayı. Öyle bir şey var. Fakat Orada bir, da... bir, bir saniye bir virgül koyalım. Bu tespitleriniz önemli devam edeceksiniz ama hakikaten öyle bir gelecek mi bekliyor mesela biz? Şöyle yani bir... ben ayağımızı bu dünyadan kesebileceğimiz fikrine çok mesela ben al demiyorum. alışamıyorum. Neden? Ama ben keseceğiz demiyorum bakın. Ben keseceğiz demiyorum. Nasıl o zaman ana kıtayı yani Avrupayı boşalttı? Şimdi biraz o tarafa doğru gidiyor. Yani bir, bir olay var ama şimdi bunu yapmakla birlikte hemen vereceğim size şeyi. Bunu yapmakla birlikte bu arada rezilinle Amazon ormandaki Amazon ormandaki ağacın şekerini birleştiriyor. Çok daha esnek madde üretiyor. Bedenin içerisine giren ruhu ya daha sonra ruhun girdiği bedeni şekillendirmeye çalışıyor. İşte finler koyup deniz altında soluk alabilecek hale getirmeye çalışıyor. Yani biz aslında kendi formasyonumuzla da oynuyoruz. Oynamıyor değiliz. Fakat şöyle bir şey var. Bütün bu konuştuğumuz şeylerde bir önemli bir şey var. O da biz hep zihin konuşuyoruz şurada. Ne konuşalım? Zihin konuşuyoruz. Kalbi hiç konuşmuyoruz. Ruhu da konuşabiliriz. Gönlü hiç konuşmuyoruz. Ruhu hiç konuşmuyoruz. Evet. Bu arada Deniz Bey. Buyurun. Bu olacak biliyor musunuz? Öyle mi? Hatta ben ne düşündüm biliyor musunuz? Erken erken doğduğumu düşündüm. Ve biz e, Avrupa'ya gider gibi Mars'a gideceğiz yani ve biz göremeyeceğiz. Ona üzüldüm. Peki. Ben Ş beni düşüneceğim. Evet. Daha çok şu anda çıkış noktası şey. Son 100-150 yılda 1 milyardan 7 milyara gelmişiz. Aynı dünyada yaşıyoruz. Hı hı ama 10 milyarın üzerine de çıkabilecek gibi görünmüyor insanlık. Bu tür evet, makaleler zaten bu tür şeyde şeyler var. bu dünyanın 10 milyar insanı besleme ihtimali de yok. Su kaynağıyla, işte gıda üretimiyle vesaireyle. O yüzden her ne kadar eleştirsek de GDO'dan başka çaremiz de yok ya abi şimdi e, o o, o orada bir ama o Türk hakikaten çok Hiç tartışma milyon var. 10 insanın evet. içilebilir suya erişimi yok yani. Aynen öyle. Böyle bir dünyadayız. Ben Tabii. Alıyordu. Dolayısıyla da şu anda insanlık hani Mars'a gitmek istiyor, Ay'a gitmek istiyor, bunu düzenli yapmak istiyor. Derdi daha fazla kaynağa erişmek. Orada bir şeyler bulup, bu su olur, demir olur, başka kaynaklar olup onu insanlık için kullandırmak. E, uzun soluklu burayı terk edip başka bir yere gideceğiz, bir başka ana kıtamız olacak. Bir başka bir gezegende yaşamı sürdürme hayaliyle yapmıyoruz henüz bunu. Ama hani burada da başka çaremiz kalmazsa yani bu gezegenin yaşanabilir olma ihtimalini iyice öldürürsek de kaçınılmaz oraya doğru gideceğiz. Ama böyle milyarlar yaşatabilir miyiz? Ee, yaşatamayız bence uzakta. Bence en merak ettiğim şey gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi'nin ötesinde e, hatalarımızı mı götüreceğiz doğrularımızı mı götüreceğiz mesela bence Tabii. çok daha önemli bir detay. yani ben de yanı sıra benim de çok olası. merak ettiğim evet. noktalardan biri şudur mesela orada git, mesela Mars kolonileştirildi Mars'a insanoğlu yerleşti evet. nasıl bir siyasi sistemle yerleşecek oraya bugün burada yaşadığımız siyasi sistemi aynen götürecek Şimdi mi ne? sorulur bu soru? Şimdi i̇şte yani bakın, yani. sordum daha vaktimiz var ama şimdi soru, bakın ha? olay olay şurada gideceğiz mi gidemeyeceğiz değil ben diyorum ki gönderecekler hı hı Avustralya insanlar gitmek istedi mi diye gitti. Sürgün kolonisi orası. Sürgün kolonisi. Onların akıbeti gönüllü bir kitle gidiyor zaten. Tabii tabii. Onların, yani onların akıbetini zaten gözden çıkarttı. Şimdi bu, bu da o şekilde. Ama ben şunu da görmek istiyorum. Yani şunu şuna da e, parmak basmak istiyorum. Belki şu anda yeri değil ama ben size pasta atayım ondan sonra siz verin. Ya yani bu e, bizim bu topraklarımızda ve dünyada da çok ciddi bir aydınlanma hareketi. var gençlerde özellikle gençlerde hangi anlamda bir aydınlanma bu? Ee, gezegene yönelik mi? Hayır. Bir, iki, bir, bir kendine göre. İnsanın yani, kendisini özne Bir farkındalık ve aydınlanma hareketi var. Yani bu korku denilen olaylardan biraz e, uzaklaşıp <laughs> e, tasavvuf, zen e, gibi konulara e, sevgi bazlı Ama yalnızlaştığı e, için var bence. Işte çünkü Türk Ben sebebini söyle. İkisi de doğru. Evet. Yani ikisi evet. de doğru. Yalnızlaşıyor insan. Ama bu, bir, bu sistem yalnızlaştırıyor. Ama yani. işte bir, bir, bir üst çakrada bir bağ, bağ kurma ihtiyacı var. Evet. Yani bu, ve bu, bu buna inan inanmak diyebilirsiniz, iman diyebilirsiniz, e, kabul diyebilirsiniz. Şey mi? Senin hayatından örnek vereceğim. Biliyorsunuz yani en iyi okullar dünyada Harvard MIT, en iyi yerlerde çalışmalar, hı hı. değil mi? Bu umutla çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz. Mutlu olacağım diye çalışıyorsunuz. Onlara ulaşıyorsunuz. Hı hı. Bakıyorsunuz ki onlar mutluluk getirmiyor. Ne yapacaksınız? Yeni bir arayış. Yeni bir arayışa giriyorsunuz. Yani bence senin arayış. Olmamak. Dream Talks oradan çıktı. İnsanlar şu anda zannediyor ki dış kaynaklı şeyler insanlara mutluluk getirecek. Uğraşıyor, 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 uğraşıyor. Oraya ulaşıyor. Bakıyor ki getirmemiş. Şimdi o zaman olmamak. ne yapacağım ben? Olmamak. Önemli olan ne biliyor musunuz? Almamak ama aynı zamanda olmamak. Evet. Olduğu zaman zaten dönüşüyorsun. Bir şey Olmamak. hikaye anlatabilir miyim? Ee, şey İskender, Büyük İskender ee, işte şeye çıkıyor. Sefere. Sefere çıkıyor. Ee, değerli anlatabilir miyim? Tabii lütfen. <gülüyor> 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 Serdar hala kavga çıkartmadı ama erken evet, çıkartacağım herkes diye kavga söz bekliyor. vermiş. Ya ben Vallahi ben bunu anlatmıyorum. çok barışçıl bir, bir insan. Ama ben, evladı gibi duruyor orada ya. Iyi, medyum memiş bekendiyle tamamlamayı düşünüyorum. <laughs> ben de oğlum ben de ama. Ya kavga çıkaracaktım. Katılmıyorum dedim. Neye katılmıyorum diyecekti. Herhangi birisine katılmıyorum siz bulun falan. Ama bir pas gelmemiş olabilir. Pas gelmedi evet. Ya gerçekten bugün herkes kavga bekliyor. Yine çıkmadık canlı umut kesin var. Evet. Bitmedi Büyük İskender oldan, evet. sefere çıkacak, yalvarıyor işte, Tanrım diyor, biz senin kullarınız olarak biz bir hiçiz. Senin için gidiyoruz, yapıyoruz ama sonuçta biz bir hiçiz. Biz bir hiçiz. Ondan sonra bir tane orada şeyi duyuyor, dilenciyi, o da yalvarıyor. Tanrım diyor, ben bir diyor hiçim diyor. Sen yücesin, ben bir hiçim. Büyük İskender bunu diyor, sinirleniyor. Ne demek diyor? Hiç olan benim. O hiç olamaz. Hiç benim. Yani şeyde bile, hiçlikte bile. De dayanılmaz bir hafifliği insanlar yani. yarışmaya başlıyor. Ya, ha Türkiye'de hiçle ulaşmak çok zor bir şey. Çünkü güven olmayan yani dünyada da zaten çok, Yani zaten hiçliğe dünyada ulaşmak çok zor bir şey. Yani hiç hiçim ben de ben hiçlik yolundayım. Şimdi tasavvufa ayrı girmeyelim. Yani ona girersek zaten sabah programını uzatmak zorunda kalırsınız da. Ya ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya dünyada böyle bir akım var. Ya bütün bu korkulardan falan filan bahsettik ya değer dönüşümlerinden. Ama aynı zamanda bu değer dönüşümlerinin içerisinde muazzam da bir sevgiye aşka, ama şey aşka bahsediyorum. Yani ulvi aşka bahsediyorum. Ona muazzam bir yönelim var. Yani bugün Hazreti Mevlana'ya ziyarete gelen gençliğin adedini ben her şey baruz. Altı seneden beri görüyorum. Bakın yaş almışlardan bahsetmiyorum. Peki. E Gençlik giriyor. Gençlik. Dolayısıyla böyle bir akım var. Dolayısıyla değerler aslında yitirilmiş değil. Değerlerin hayallerle birlikte bezlen, bezenmesi. Yeniden e tanımlanması lazım. E yeniden belki. tanımlanması lazım. Şimdi hep bir kuşağın önceki kuşağı sonradan gelen kuşağı bir şey dayatması var. Benim değerim çocuklarım sahiplensin istiyoruz. Ne zaman ondan vazgeçeceğiz? Aynen. Şimdi, Şimdi şey, ben de bu arada her katılıyorum. Şey yani ruhsallıkta mu? bir artış var. Ona yüzde ee, yüz katılıyorum. Sebebi yalnızlık mı değil mi? Daha yalnızlık olduğuna bende katılıyorum ama şöyle de bir durum var. O kadar da büyük değil. Çünkü ruhsallık dediğimizde içine İslam da giriyor, Budizm de giriyor, Taoizm de giriyor, Hristiyan yani her din giriyor ruhsallık evet. dediğimizde. Bazen kaymalar yaşıyor aynı zamanda ruhsallık. Hani mesela şu dönem doğru söylemek gerekirse Budizm çok popüler bir durumda. Yani eskiden atıyorum Mevlevilik belki daha popülerdi. Şimdi gerçi Mevlevilik de daha popüler bir hale geliyor. Ama evet şeye katılıyorum. Yani bundan işte Gerçi yıllar tabii önce, tüm bunları tanımlıyorken doğru bir tanımlama yapıyorsunuz. Kullandığınız o kelimeden bahsediyorum. Popüler hale geliyor ama belki bu bile problemin kendisi aslında. Ama şeye de katılıyorum. Yani bundan atıyorum Mevlana'nın yaşadığı dönemde birkaç tane Mevlana varsa bugün sayısının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Yani insanların çok daha ileride olduğuna inanıyorum. Evet. Fakat dilde inanmakla yani ben öyleyim demekle öyle olmak arasında o kadar büyük tabii bir uçurum var ki, tabii ki, tabii ki söylemek çok kolay. Zaten yani söyleme kısmı popüler. Öyle olan insan onu Doğru. söyleme gereği duymuyor zaten. Değerler bir de şundan önemli. Şimdi düşünseniz ya, e, e, üstadımın değerleri çok güçlü. <laughs> de değerleri var. Tamam mı? Şimdi ne dedik? İnsanın en temel ihtiyacı sevgi değildir. İnsanın en temel ihtiyacı güvenlik ihtiyacıdır. Sevgi olan yerde güvende hissettiği için olur. İkinci sağlıklı mekanizma da değerlerdir. Ben sizin değerleriniz olduğunu bilirsem derim ki, bu kişilerin değerlerine katılmıyor olsam bile, tahmin edilebilir davranır bu kişi. Çünkü değerlerine uygun yaşıyorsa tahmin edilebilir. O zaman ben katılmıyorsam bile, karşımdaki insanlar da tahmin edilebilir davranıyorsa, ben yine güvende hissederim. Evet. O zaman değerleri olan insanlar, her zaman güven verirler. Katılmıyorsan bile güven verirler. Bir de ben şöyle bir şey yaptım. İnsanlara da soruyorum. Mesela kardeşini seviyor musun? Seviyorum. Niye seviyorsun kardeşini? Kardeşim olduğu için seviyorum. Yanlış. Anneni seviyorsun. Niye seviyorsun? An Bana baktığı için seviyorum. Yanlış. Baba, rolleriyle seviyorlar. Mesela ben kendime sordum. Kardeşimi ben niye seviyorum? O benim kardeşim olmasa bile yine sever miyim? diye sordum. Ve şu da küçük kardeşim Taylan o benim kardeşim olmasa bile severim. Onunla değer ilişkisi kurmaya çalıştım. Abim kimliğinden dolayı. Kimliğinden seviyorsun. dolayı. Ne abim her zaman verici. Her zaman ya, bir sürü dostu var. Abim olmasa da severim. Babam değerleri güçlü. Babam olmasa da severim. Bana göre ya işte diyor ki bu çocuğu ben doğurdum, seviyorum diyor. Çünkü neden? Şeyiniz sürdü. Emek harcama var orada tabii. Eee ne çocuk Genetik yapısını yapıyor. sürdürüyor şöyle dediğimiz zaman ben abi, o rol olmasa bile severim düşüncesine sahip olduğumuz zaman işte o zaman o dediğimiz şeylere ulaşacağız. Nereye yani baktığına bağlı ne yani. Halil, ya Cibre... ben bu konuda Serdar Bey'in %100 yanlış Kalil, olduğunu Halil, Halil Cibra'nın bir şey. <laughs> lafı var. <laughs> Bak, mağaranın içine... sayanı bağlayın ya. Bağlayın. Ma içinde oturuyorlar. Olmadığın konuşmazken oldu. Mağaranın içinde oturuyorlar. <laughs> tamam mı? Düzüşmüşler. Şey, Arkadan güneş doğuyor. Gölgeleri yansıyor duvara. Tamam. Eflatından bahsediyorsun. Evet, Marikes. Ve Halil ben bunu anlatıyor, eflatından evet. Gölgeleri yansıyor. Gölgeleri yansıyor, daha da gölgelerini görünce korkuyorlar. Dokunuyor bir parmak, diyor ki güneşi gösteriyor. Bunlar tutuyorlar, parmağa bakıyorlar. Güneşe bakmak lazım aslında. Ve bu değer yargılarının içerisine de bunu koymak lazım. Bunu, bunu, bunu içerisine sündürmek lazım. Küçük çocuklarda, küçük çocukların hayallerinde bunların hepsi var. Evet. Sanki bir flash diskle bu dünyaya gelmiş gibiler. Biz onları hem onları unutturuyoruz hem de bu ulvi değer yargıları. Unutturmuyoruz aslında yani unutturuyoruz şöyle unutturuyoruz. çocuğu koruyoruz. Hayır. Kendi koruyoruz kor yani. Kendi korkularımızı mi? tatmin Tabii ediyoruz. Tabii kendi korkularımızı güya çocuğu korumak için. Kendi korkularımızı tatmin Çocuğu tatmin. korumak için diyoruz ki bak. Sen çocuk haline devam edersen, çocuk halinde ne demektir biliyor musunuz? Bir, neşe vardır. İki, Merak duygu ya da akılla karar verme sezgiyle karar verir. Çok güçlü karar evet. verme mekanizmasıdır sezgi. Sezgiyi unutturuyoruz. Çünkü diyoruz ki sen gerçek hayatta... Çok özür diliyorum bir yandan evet. da. Hani hepimizin hemen hemen çocukları var diye tahmin ediyorum kendi hayatımızda. Bir profesör adını hatırlamıyorum ama şöyle bir sözü vardı çok enteresan. Akademide anlatıyor çocuk yetiştirme ilişkin her şeyi ama dışarı çıktığında şunu diyor. Hani derste anlatıyorum neyin doğru olması gerektiğini ama eve gidince hepsini unutuyorum. Hani ne yapılması gerektiği yani çocuk biz ne yapalım çocuğa ya da hani nasıl korusun değerlerini bence asıl e, en önemli konulardan bir ama tanesi diyoruz. bu. Bir şey yapmanıza gerek yok. Evet, Sadece evet. almayın. Çocuk hazır geliyor zaten. Geçen programda bahsetmiştik. Çocuk hazır geliyor. Mesela iPad ile oynasın mı? Hazır. Sen söylüyorum. çocuğun sahibi değilsin zaten. ay I... Halil Cibran iPad'le, iPad... Tabletle. Tablet. tablet, pardon. Evet, teşekkür ederim Serdar Bey. Rica ederim Özgür Bey. Teknoloji uyarı. Tablet, e, sonuç, bir şeyin sonucu. Neyin sonucu? Çocuk annesiyle babasıyla ilişki kuramazsa, anlaşıldığını hissetmezse, hayatının kontrolü kendisinde değilse, gelişim ihtiyacını karşılayamıyorsa... E, keşfetme ihtiyacını karşılamıyorsa ne yapacak çocuk? Abi bir anne baba tabletle, tabletle rekabet de edemez ilgi çekmede büyük olasılıkla çok zor. Ama geçen eder, hafta, eder. Ge geçen hafta şöyle bir şey konuştuk. Ee, yani bazı ulan. bazı anne babalar için çok büyük orandaki bazı anne babalar için de iPad bir kurtar tablet bir kurtarıcı. Yemek yemek yani, yani onlar. Veriyor. Ee, çocukları istemese dahi önlerine koyuyor. Bakıcılar da öyle. Tabii. Çünkü Aynen. rahat ettiriyor onu. Dizi bir izliyor. Konfor alanı. Bilmem ne yapıyor. Yemeği kolaya kaçmak işte. temizliğini yapıyor. Şimdi, Orada şimdi... aslında temel mesele şu. yani Bir çocuğun eline iki yaşında hiç etkilemeden çekici verin kafanıza vurma potansiyeli var. Şimdi bırakalım mı? Yani biraz da onu kastediyorum. Bırakalım ama ortamı hazırlayıp bırakmamız lazım. Evet. Kask çekici alamaz, alamayacak şekilde. Ee, çocuğun ortamını hazırlarım ben. Ortamında çocuk her şeyi yapmaya serbesttir ama bir sıkıntı şu çocuk alıyor mesela e, ortamı hazırlamamışım diyor ki cama vuracaksın onu kıracaksın kızıyorsun İşte engelliyorsun. Sonra niye yaratıcı olmuyor? Olmuyor tabii çünkü engelliyorsun. Ne yapman lazım? Ortamdan bütün camları kaldırman lazım, bütün kırılacak şeyleri kaldırman lazım ve çekici vermen lazım. Demen lazım ki burada istediğin her şeyi yapabilirsin. Şu De, anda biz hiç olmayan işler üstüne bir dünya kuruyoruz çocuklara. Lise çağına geliyor, hiç kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmemiş oluyor kendi başına. Var değil mi böyle örnekler var? Ya 24 yaşında bir Şişt arkadaşım bana dedi ki para çekelim mi ATM'den? Dedim gidecek. bilmiyorum dedi nasıl çekeceğim. 24 yaşında çok artık. acı, çok çok acı. Evet. Şimdi tam da bu acı iki örneğin üzerine. Konuşacağımız bir iki konu daha kaldı bir şu e, önümüzdeki dönemi yani 4.0 sanayi devrimi, yapay zeka, robotlar hepsine biraz değindik ama artık biraz daha derli toplu konuşmanın zamanı bu arada de işte, programı da biraz uzattık onu da söyleyeyim. Şey yapmamız lazım bir için. de hep bilişselden kurtarmamız lazım yani siz sordunuz ya zeki olmazsa ne olacak çocuk ama o çocuğun sanat, müzik, atletik becerisi bir sürü becerisi Zekâ var. Zeka ne? birini kullanacak. Ne? ne? Bir çocuğun zeki ya da zeki olmamasını ne ne gösterir? Birçok tanım var ama. Birçok tanım var. Ee, problem çözme diyebiliriz. Muhakeme diyebiliriz. Ee, Test değil ama. Nasıl? Test değil, değil mi? Yok bu IQ'dan bahsetmiyoruz ama çoklu zekadan bahsediyoruz. Yo, yani. Ben çokludan bahsediyorum. Ben 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 de aynı şeyden bahsediyorum. Sözünüz kestik mi? Siz sorun isterseniz yani, şey, yani bu konu aslında onunla da alakalı evet. ama şimdi gelecekte neler bekliyor kısmını böyle biraz genel konuştuk ama bunlar çok da net. Yani elimizde bugün itibariyle bildiğimiz meseleler işte 4.0 sanayi devrimi. Efendim yapay zekalar gelecek. Hukukta, tıpta vesairede tanı koymada artık ee, yaşanmaya başladı bile bunlar. Efendim söyleyeyim işte gene programın başlarında konuştuğumuz robotlar, robot yasaları, robotların istismarının nasıl engelleneceği meselesi. Ee, şeylerin interneti denilen bir şey var artık eşyaların. Giyilebilir teknolojiler denilen bir mevzu var. Ee, üç boyutlu yazıcılar var artık organ yapılıyor, ev yapılıyor, kentlerin yapılması planlanıyor. Dronelar ee, dronlar ee, var ki e, sağ olsun Şafak Altın programımızın editörü çok güzel bir örnekten bahsetti. Serdar sana da söyledi ya Dubai'de yakında dronlarla taşımacılık başlayacak. Taksicilik yapılacak. İşte Mars'a koloni kurulması, Space X roketi gidiyor, geliyor. Yani gitmeye gelmeye başladı. E, böyle bir dünya ben birkaçını saymaya başladım ama şu dünyayı Bilim kurgu gibi görünen ama bilim kurgu olmayan dünyayı bize biraz anlatır mısınız? Olur memnunum. Sonra da sizden rica edeceğim Serdar Bey. Tabii ki seve seve. Şimdi bir kere iş yapma şeklimiz değişti. Ben yakınlarda bir girişimciyle tanıştım Bakü'de. Üç ortak bir iş yapmışlar. Ortakların biri Trabzon'da biri Mersin'de. Hiç fiziksel olarak birbirlerini görmemişler bir aplikasyon yazmışlar. Dolayısıyla sınırlar kalkmış, parayla ilişkimiz değişmiş. Nitekim zaten para da değişti. Bugüne kadar devletlerin bir gücüyken hayatımızda kripto paralar var. İşte dünyada örnekleri var. Bitcoin Sanal para, ya. Bitcoin. Hani Bitcoin iyi örnek, kötü örnek, hepimiz tartışırız. Bir sürü insan bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söylüyor. Haklı olabilir, bilmiyorum ama haksızlar. Bence de haksızlar da bugün yani onunla ilgili bir sürü örnek yaratıyor olabilir. En azından yarın bir nosyon olarak bir şey değiştirir. Evet, yarın Murat para, Serdar para olabilir hayatımızda. Bu geçerlilikte de olabilir. Şimdi gıda ve insan gücü dışında üretimi de çok ucuzlattık teknoloji sayesinde. Hala gıdayı pahalı üretiyoruz. İnsan gücü pahalı bir konu. Onu da muhtemelen robotlarla çözeceğiz. Yani hayatımızda fabrikalar olacak hiç aydınlanmıyor, hiç yemek molası vermiyor, hiç grev olmuyor, hiç kimse tatile çıkmıyor ve onlar her gün binlerce ürün, her yıl binlerce otomobil veya başka şeyler üretiyor olacaklar. Enerjiyi ucuzlatma yönünde çok önemli adım attık. Çünkü insanoğlu şeyi fark etti. Bir saatlik güneş ışığıyla bir yıllık ihtiyacımı karşılarım. Orada bir sınırsız kaynak var. Solar tarafında inanılmaz şeyler var. Hatta Kimi e, biz bunları konuşurken birileri ben acaba aya işte paneller yerleştirsem lunar enerjiyi de kullansam. hani Güneşin yansımasını dünyaya Hindistan getirsem. Mesela. Hindistan bunu yapıyor. Hindistan bunu, bunu yapıyor. Aynen. Dolayısıyla buraya gelmiş durumdayız. Nesnelerin interneti yani hiç insan eli değmeden çalışan bir sürü cihazdan bahsediyoruz. Evimizde süt bitti, buzdolabı, çöp kutusu konuştu, arabamıza gelirken süpermarkete uğra diyor olabilir. Ondan ötesine gidiyor olabiliriz. E, yine işte Elon Musk örneğini söyledik. Yakınlarda bir tane yeni şirketinden bahsetti. Diyor ki ben yapay zeka ile insan beynini bir araya getiren bir şirket kuruyorum. Bu konuda yatırım yapıyor olacağım. Çok uzakta bir yerde görünmüyor. İşte Masai Son diye bir adam, Arm diye bir şirket. Çip teknolojisine müthiş yatırım yapıyorlar ve dediğim gibi şu anda teorik olarak 30 bin IQ'lu robot hayatımızda olabilir. Tehlike mi? Evet. 2 milyar ins insanın bugün yaptığı işi robotlar yapıyor olabilir mi? Ya da o işler kalmayabilir mi? Evet. Ama bir insanoğlu bir taraftan daha iyi bir hayat yaşıyor gibi görünüyor. Su sıkıntısı var. 800 milyon insan suya erişemiyor, temiz suya ama bir yandan teknoloji artık Havadan su üretebilir miyim? Su harvesting, su tarımı diye bir şey konuşuyor. Orada önemli şeyler var. Eğer insan beyniyle yapay zekayı birleştirirsek neler yapabiliriz? Rüyalarımızı tasarlayabiliriz. Oraya müdahale edebiliriz. Bunun tehlikeli tarafları da var vesaire. Hani hep güvene geliyoruz tabii. E, bu da hep burada anlatınca, bu topraklarda anlatınca ya robotlar bana bilmem ne yaparsa, beni öldürürse, keserseyi konuşuyoruz ama hani acaba robota ne yaptırabiliriz onu konuşuyor olmak lazım gerçekten. Organ uzun tasarlıyor olabiliriz. Üç boyutlu yazıcılarla nitekim birileri dört boyutlu yazıcılar konuşuyor. Yani için içine zaman boyutunu da koyduk. Gittik mobilyayı aldık evde kendi kendine kuruldu diye en basit olarak düşünüyor olalım. Bugünkü okul sistemi şey diye tarif ediyor birisi. Ben çok sevdim bunu ee, Eski içeceği yeni şişeye koymaktır sadece. Dolayısıyla bambaşka bir şey yapmamız lazım. Çok doğru. Diye tarif ediyor. Ee, Peki. O, o, ama ne olur yani devam tabii. edin de. O bambaşka şey nedir ona dair fikirlerinizi de merak e, ediyorum. Adaptif öğrenme dediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Ben eğitim konusunda çok uzman bir adam değilim ama... Bir sürü şirket ve bir sürü okulda görüyoruz ki çocuklar oynarlarsa daha kolay öğreniyorlar. Hı hı. Yani eğitimin bir parçası olmak istiyorlar. Şu devrini tamamlamış. Biri çıksın tahtaya anlatsın, anlatsın. Öbürü not, sonra sınav tamamlamış. Bir şey hı. üretmek istiyor insanoğlu. Çocuklar en başta. Bir parçası olmak istiyorlar. Oyunlaştırmak Görüşler, istiyorlar. Oyunlaştırmaktan, deneyimin bir parçası olmaktan bahsediyoruz. Ee, birkaç yıl önce bir Bilgisayar güvenliği konusunda çalışan, sistem güvenliği konusunda çalışan bir şirketi dinledim. Şirketlere gidiyorlar ve sistem güvenliği açığını nasıl kapatacaklarını öğretmeye çalışıyorlar. Kimse dahil olmak istemiyor. Çok sıkıcı. Bir oyun yazıyorlar ardından. Gittikleri şirkette çalışanlara oyunu öğretiyorlar. Şirketlerde çalışanların %15'ten fazlası gece 10'dan sonra Sisteme bağlanıp oyun oynuyorlar ve güvenlik açıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii. Şimdi e, burada bir varsayım var. Sıkıcı ve insanlar öğrenmek istemiyor ve oyunlaştırıyoruz. Değil mi? Tabii. Tamam. Okulda yaptığımız zaman çocuk diyor ki bu oyunlaştırıldıysa o zaman bu içerik sıkıcıdır diyor. Ve orada gizli bir mesaj veriliyor. O zaman bizim oyunlaştırmak bir yöntem. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Ama... E, sıkıcı aslında çocuklarda gerçekten merak ve öğrenme dürtüsünü yaratabilseydik. E, sıkıcı olan her şeyi oyunlaştırmadan da çocukların ilgisini çeker hale getirebilirdik aslında. Bu da ikinci bir yöntem olarak durması lazım. Evet, benim de hep zaten merak ettiğim evet. şeylerden bir tanesi budur. Yani niye oyun haline getirelim? ki? Çünkü öğren... sıkıcı, sıkıcı varsayımlar. Evet, Ama işte yani varsayım. öğrenmek, şimdi bizim şöyle bir varsayımımız ortaya çıkıyor. Ne olur unutmayın söyleyecekleriniz. Ya da belki metaforu beceremiyoruz. Yani Özgün geçen programda bahsettiği şu an omurilik sistemini evet, öğrenme evet, evet. yöntemi Hah, vardı ya. Belki öyle bir metoda getirelim. Öğrenmeyi öğrenmek. Ha, yani evet, evet. her şeyi öğrenmeyi öğrenmek. Hatta şu anda çok büyük bir şirket bir anket tasarladı. Anket sadece öğrenmeyi öğrenmeyi ölçüyor. Ve dedi ki ben bu yıl bundan dedi 10 milyon dolar kazanacağım. 10 milyon dolar. Sadece 40 soru var. 40 soruyla 10 milyon dolar kazanacak. Çünkü gelecekte beni ne beklediğini bilmiyor ya. Bilmiyorum. Önemli değil bilmeyeyim. Fark etmez ki. Ben onunla karşılaşınca ben onu çözerim ki. Ben öğrenirim ki dedirtebilmem lazım. O zaman da ben çocuklara sadece öğrenmeyi öğrettiğim zaman Çocuk kendisini hazırlıyor zaten, hazır oluyor. Aynen. Üretime değil tasarıma para verme dönemi geldi. Bir sürü insanın evinde, ofisinde üç boyutlu yazıcılar olacaksa belki bundan sonra istediklerimizin tasarımını satın alıyor ve evde üretiyor olabiliriz. ülkeleri ve şehirleri yönetmek değişiyor dediğim gibi. İnsanoğlu artık o sürecin de içinde olmak istiyor. Orada da her an rolü olsun istiyor. Orada da büyük değişiklikler bir dönemde ee, ebeveynlerle ilgili bir şey de söyleyeceğim Tabii. teknolojiden hep çocuklarımızı uzak tutmak aman işte mesafeli tutmak filan istiyoruz ama bugün bakıyorum çoğu ebeveyn o teknoloji sayesinde günde 30 kere oğluna kızına erişebiliyor nerede olduğunu görüyor bilmem ne yapıyor vesaire dolayısıyla ondan çok uzaklaşmak oradan başka türlü bir yere doğru gidiyor olmak mümkün değil bir de ee, anıları transfer etmek gibi bir şeyi konuşuyoruz. Kaybettiğimiz biri, birinin anılarını bir makinede vesaire de kullanıyor, onları kopyalıyor olabiliriz. Yarım, yarı ölümsüzlük, sanal ölümsüzlük diye de tanımlanan gibi. bir konu evet. bir taraftan. Aynen öyle. Sentetik daha daha biyoloji... sonrasında da hatta o depolanan şeyleri başka bedenlere belki klonlanan bedenlere aktarma yani, yöntemi. Ortak bilgi vesaire evet. tek bütün insan beyinleri işte connected brain gibi şeyler konuşuyor olmak mümkün. Sentetik biyoloji hayatımızda ben bir tane çalışma gördüm. Uğur böceği genleriyle ağaçların genlerini birleştiriyorlar. Dolayısıyla gece böyle ışıl ışıl ağaçlar Acaba şehirleri aydınlatabilir miyiz diye konuşuyorlardı. Ateş böceğiyle. Ateş böceğiyle pardon. Dolayısıyla da evet, e, böyle ilginç bu, Ursula şey. Le Guin'in öyle bir kitabı vardır. Keçi ayaklı çocuklar çıkar bu şeyler ha, noktasından ha, ha. sonra genetik araştırmadan sonra. <laughs> Aynen. Serdar Bey'e döneceğim tabii ki. Ben hala bekliyorum ne zaman özgür Bey'e. Teşekkür Bey ediyorum. Özgür evet. Bey'e kıyamam. Çok çok sevdiğim. Ben evet. öyle izledim bir, bir Instagram'da bak. fotoğraf gördük ki Evet. Sonrasını ben merak eder durumdayım. Yok. Teaser yaptık. Peki. Um... Hedef şaşırtıp başka birine saldıracak. <laughs> Sizi gözüne kestirebilir ama dikkat. Yok estağfurullah. Murat Bey çok güzel bir çerçeve çizdi. Sanıyorum insanların kafasında hani Olabilirlik ölçeğinde bir fotoğraf çıkmıştır ki birçoğu zaten hayatımızda bugün var olan doğru, şeyler. Doğru. Yani bugün böyle bir dinlerken düşündü bugün e, hani dışarı çıktığımızda karşılaşamayacağımız bir şeyler var mı diye sanıyorum yoktu içlerinde. Yani dörtte de dahil olmak üzere. Aynen. Bu teknoloji dünyasından bahsedince hani sizin de cümlenizin arasında vardı çocuklarımızı teknolojiden uzaklaştırmaya çalışırken bir yandan kendimizin ne kadar haşır neşir olduğunu unutuyoruz diye. Bir de teknoloji deyince sanki böyle hep çok müreffeh bir küçük kitlenin çok böyle uç şeyler için kullandığı bir şeymiş gibi görüyoruz ama örneğin biraz önceki bahiste geçen kripto paralar sanıyorum şu anda kripto para yani dijital olarak internette hiçbir devletin merkez bankasına bağlı olmadan üretilen ve dolaşımda olan ve karşılığı olan konvertibilitesi olan para sayısı yanlış hatırlamıyorsam 200'ün üzerindeydi şu anda en büyüğü de Bitcoin en popüleri. Fakat şöyle de bir detay var. Mesela Kenya'da M-Pesa diye bir dijital para var. Yıllardır daha Bitcoin bile hayatımızda yokken vardı. Şu an ekonominin büyük bir bölümü Kenya'da m para birimiyle, dijital para birimiyle yürüyor. Neden? Çünkü bankacılık ağı yok. Evet. Coğrafi ve güvenlik olarak ve ekonomik olarak e, manalı değil. Dolayısıyla herkes cep telefonlarından SMS'lerle, kısa mesajlarla birbirine ödeme yapıyor. Aynı şey Çin'de. Bugün Ali Baba'nın ödeme sistemiyle var. Afganistan Afganistan tüm kamu maaşlarını SMS'de ödüyor. Polis ve askerler başta olmak üzere. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu tek bahsettiğimiz teknolojiler bu kadar uçuk şeyler değil bugün hayatımızda. Robot ve yapay zeka ile ilgili de çok güzel bir çerçeve çizildi. Ben tekrar etmeyeceğim ama şöyle bir tamamlayıcı iki parçayı birleştirmek istiyorum. Eklemek istiyorum katkı olarak. Robot terimi bir çek e, dilindeki bir tiyatro eserinde ilk hayata giriyor. 1920'lerde Broadway'de sergileniyor, e, sahneleniyor e, bu tiyatro oyunu ve robotun karşılığı, kendi ana dilindeki karşılığı e, köle işçi, ağır işçi anlamına geliyor ve robotlar mesela örneğin otomasyon teknolojilerini Amerika'da 1960'larda geliştirerek ilk piyasaya sunan, sunan e, girişimcinin temel hedefi tanımladığı, insanları tekrara dayalı Zeka gerektirmeyen sıkıcı işlerden kurtarmak, onları zekalarını kullanabileceği işlere yöneltmek. Robotlar ve otomasyon bunun için giriyor hayatımıza ve yapay zeka ile ilgili iki tane örnek vereyim size. Ee, birincisi mesela bugün tanımlı 12.000'in üzerinde hastalık var. Tıp literatüründe tanımlanmış 12.000. 42 saniyede bir yeni bir hakemli... Makale yayınlanıyor tıp alanında. 42 saniyede bir. Bugün herhangi bir hekimin bunların altından kalkmasının, bunlarla baş edebilmesinin imkanı yok. Yani biz bir hekimin karşısına gittiğimizde neyin var Serdar Bey bir anlatır mısınız? İşte şura arıyor, buram arıyor dediğinde zihninde 11 bin e, rahatsızlık ve 100 bin belki milyonlarca sayfalık literatürden tarayıp çıkartmasını beklemek anlaşılır bir şey değil. İşte yapay zeka bu anlamda insana yardımcı olacak. Belki yanlış teşhis konulan bir sürü insanın doğru teşhislerle, doğru tedavilerle hayatta kalmasını, daha çabuk kurtulmasını, daha ucuza tedavi olmasını sağlayacak. Aynı şey hukuk için geçerli. Yüz binlerce sayfalık mevzuat var. Düşünsenize bugün bir avukatın işte gıda mevzuatını, finans mevzuatını, bilmem neyi bilmesini, bunları ezbere aklında tutmasını bekleyemeyiz. Ama Buradaki sorun bence bizim esas sorunumuz kendimize yönelik içi doldurulamayan bir kibir ve güven. Biz insanı çok matah bir varlık olarak tanımlıyoruz. En büyük sorunumuz bu. Biz evrenin en kusurlu varlıklarıyız bence. Bunu da en son şöyle hatırladım. Microsoft geçen senenin yanlış hatırlamıyorsam sonlarına doğru bir yapay zeka botu tanıttı. İsmi Tay. Bunu da Twitter'a bağladı. Twitter'da Tay diye bir hesap. T-A-Y. Ve bu yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip. Fa Fabrik ayarlarında dedi ki bununla konuşun. Bunu eğitin, bunu anlatın. Buna hayatı öğretin, bilmem ne öğretin. 13 saat sonra Tay işte Hitler'in erken öldüğünü keşke bütün Yahudileri öldürseydi. İşte Trump'ın gelip Amerika'yı işte düzene çekeceğini, işte dünyadaki katliamları vesaire, insanların çoğunun öldürülmesi gerektiğini falan söyleyen bir canavara dönüşmüştü. 12 saat içerisinde biz melek gibi dünyaya inmiş bir yapay zekayı korkunç bir varlığa çevirdik. 24 saatini doldurmadan Microsoft tayı kapattı. Şimdi yapay zeka ile ilgili korkularımız var ya robotlar yapay zeka bunlar aslında kendimizden korkularımız. Onlar biz onlara neyi öğretirsek onu yapacaklar. Onların dünyaya, insanlığa dair herhangi bir duyguları yok. Yani onların mesela altın, altınların hepsine sahip olma, kıtaları keşfetme, daha temiz bir hava böyle beklentileri yok. Bunlar bizim açgözlülüğümüz ve bizim e, hırsımızdan, kibirimizden işte Çocuk da öyle da böyle. Aynen. Aynen. Yani Çocuk bugün teknolojiye yönelik bütün korkularımızın altında aslında bizim fıtratımızda yer alan marazlarımız var. Biz teknolojiye şekil veriyoruz. Biz onun ne yapacağını ve hayatımızı nasıl düzenleyeceğini programlıyoruz. Biz ondan beklentiler kuruyoruz. Dolayısıyla bütün bu yapay zekaya dair yaklaşmakta olan daha fazla duyduğumuz korkuların temelinde bizler olduğunu düşünüyorum. Şey daha ekleyeceğim. Mesela tıp literatür artıyor diyoruz, değil mi? Hı hı. E, yapay zeka bunu yapsın diyoruz. Neden? Çünkü daha fazla hastalanma oluyor. Yani uygarlık daha fazla hastalık yaratıyor. O zaman daha fazla çözüm üretmeniz gerekir. En başta hastalık yaratılmamış olsaydı, yani bu sistem hastalık yaratmamış olsaydı. E çocuklardaki mesela hiperaktivite meselesi gibi tamamen çoğu yaratılmış yanlış teşhis. Hiperaktivite yanlış teşhis, teşhis huzursuzluğun bir göstergesi ama e, yani genetik yapıya baktığımızda bir popülasyonun işte yüzde ile yüzde altı hiperaktif geni var. Tamam bu da niye var bu gen? Hatta Edison geni de deniliyor. Çünkü Edison'da da var bu gen. Edison geni adı üzerinde. Savaşçı bir karakter. Ee, var bu artı sağlıyor bir de çocuk o yaşta zaten hareketli ve dikkati dağınık olması gerekiyor bu evet. çok normal bir şey evet. yani biz bunu hastalık olarak Hayır. tanımlıyoruz ama Huzursuz bu da, bu da bir arada bir fark var ama bence Serdar yani Özgür Bey'in bahsettiği hakikaten genetik hiperaktivite tamam, biz bugün ediyorum. çocuklarımızı ağaca tırmandırmıyoruz koşacakları yer yok yani, Ama bugün her ağaca şey, tırmanan, her derste dikkati dağılan de çocuğa hiperaktif değil. İşte onu diyorum. hiperaktif. Evet, yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Çocuk, çocuk huzursuz. Mu? Yaramaz çocuğa hiperaktif iyi de karıştırdık. Evet, tabii. bravo. Yaramazlık karıştırıyoruz. Bir çocuk neden yaramaz olur? Huzursuzluk varsa, iç huzuru yakalamayan, yakalayamayan çocuk şey olur. Yerinde duramaz. Ama biz yine kolaycılığa kaçıyoruz. Bak, anne baba diyor ki bir teşhis konusunda rahatlayayım adı konsun. Adı konsun diyor rahatlıyor. Hiperaktif dediği zaman anne bir rahatlıyor. Baba bir rahatlıyor. Tamam çocuğun adı koydu. E, doktor açısından da mantıklı. Çünkü Yine hiperaktif dediğin zaman ilaç varmış. vereceksin. Tabii bir hiperaktivite öyle oluyor. Bipolar dediğin zaman ikisi de karaları bağlıyor. <laughs> hiperaktivite bir de güzel de bir şeymiş gibi geliyor Şimdi değil mi yani? Bir şey, çok. Rahat bir şey daha söyleyeceğim çocuğum. burada. E, çok önemli bir şey. Mesela en çok e, söylemeyeceğim. Buyurun sen. <laughs> Gelecek meselesiyle yani devam ediyoruz. Gelece, geleceğe geliyor. bahsettiği e, o hiperaktivite üstündeler mi? Dondur. Üstünler ve özel ilgiye sahip çocuklar var. Şu meseleyi evet. bir tanımlayalım. Tamam. Son olarak ona da bir bakacağız tabii. ki Özgürün oradaki ekspertiz alanına girmeyeceğim zaten. Yani orada katılıyorum onun bir sürü şeyine. Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Şimdi e, ben geleceği biraz daha farklı görüyorum. Görüyorum derken bu dinlediğim insanlardan, dinlediğim gençlerden ve şu anda liselerle de çalışıyorum. Ben lise lise gençliğini de e, duyuyorum şu anda dinliyorum. Oradan yola çıkarak. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Kontrol edilmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok saygı duyuyorum mesleğinize ama ekiliyor. Ee, dolayısıyla yani serbest bırakılsa belki öyle olmayacak. Serbest bırakılsa ne demek? Bütün bu hayalleri bir yerde depolasak ve bıraksak bunları, zihinden de bu çocukları arındırsak, gerçekten içgüdüsel hayal kurmayı teşvik etsek belki anlattığınız şeylerin hepsi değişik olacak. Bunlar ekiliyor. Aynen Trump'ın seçildiği gibi. Yani Simpsons'da 2000'de adamın karikatürü var. 2016'da adam seçiliyor. Yani bir şekilde geleceği ekiyorlar. Şimdi e, Burada bir algı manipülasyonu var. Yani manipülasyon kötü bir kelime ama iyi de bir kelime aynı zamanda. Dolayısıyla Yani bir şekilde algı çıktısını manipüle ediyorlar. Bunu hatta Amerika'daki bir programda da yapmışlardı. Adam diyor ki ben şimdi diyor hemen bir şey çizin diyor oraya diyor. Bir desen çizin diyor. Ne desen çizdiğinizi bileceğim diyor. Ve 200 tane seyirciye aynı deseni çizdirtiyor. Neden? Çünkü adam desenler çiziyor ve oraya onların çizmesi gereken desenin kelimesini yazıyor. Çizdiği subliminal olarak o mesajı veriyor. Aynen bu yapılıyor şu anda. Subliminal subliminal olarak ekiliyor bu. Fakat bizim burada e, geleceği böyle tasarlatırken, organize bir şekilde geleceği böyle tasarlatırken çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O da bu kontrol mekanizması, kontrol edilmeme mekanizması, bu güdülme mekanizmasını eee kurgulayıp çocukların gerçekten değersizleşmesini, mutsuzlaşmasını ve aradan sıyrılamamasını daha da şey yapıyoruz, kolaylaştırıyoruz sisteme. Yani külliyen onlara hayata katılımlarını, hayata değer yaratmalarını zorlaştırıyoruz bloke ediyoruz ya da bizim istediğimiz çerçevelerde bunu yapsınlar istiyoruz ama esasında şimdi Murat Bey'in bahsettiği dünyada onların bunu yapma ihtimali artmıyor mu? Hayır artmıyor işte bizim istediğimizi yapıyorlar gene yani ekleni bir yapıyorlar grup insanınki artıyor bizimki artmıyor öyle şey, ekleni yapıyorlar yani herkese bir görev biçiliyor siz o ben kendi görevi mesela diyor ki artık çiftçi kalmayacak fabrika işçisi kalmayacak vesaire e, tamam. dolayısıyla ama bunu bunları, bunları yapan insanlar bunu kim diyor? Nasıl kim diyor? Bunu kim diyor? Fütüristler diyor değil mi? Ama o, nereden şu biliyorlar? anda yaşadığımız bir gerçek. Ama gerçek. işte ekiliyor bu. Yani bu hayır şöyle bir şey ya reel olarak istatistik Mustafa, anlamda Amerika'daki dedi, tarım çalışan sayısı %23'lerden %3'lere de Üretim 100 küsür kat arttı. İşte bu da ekilmişti. Tamam ben de diyorum ki bu bir dizayn. De bu bir dizayn. Daha önce evet. ekilmişti. Siz biliyor musunuz? E, Ama 1500... daha fazla kişi istihdam ediliyor şu an Amerika'da. Ama Serdar bak 1500'lerde bir tane Mercator, bir tane harita yapıyor tamam mı? Bu haritada kuzey yarım küre daha birbirine ne yakın ülkelerden oluşuyor. Güney yarım küre istinaden daha büyük kuzey yarım küre. Neden? Çünkü savaşlar ve savaşlar hep orada o kadar zaman geçirmesinler, daha yakın hissetsinler. Sonra Peters başka bir harita getiriyor. Volüm haritası güney yarım kilo daha büyük bir anda. Ta ki Winkle'a kadar, Winkle bugünkü haritayı yani bizim görmemiz gereken şeyi, çerçeveyi koyuyorlar. Ben de diyorum ki bu tehlikeli. Bundan daha ötesiyiz biz. Dolayısıyla zihinsel hayal kurma yerine içgüdüsel, Hayal Kurma melekesinin geliştirilip şu andaki tahminlerin ekilen tahminlerden aslında e, olası e, o, o, olası oluşumu açık tahminlere daha akışkan daha e, daha ucu açık tahminlere götürüyor olması lazım bizi. Ama işte burada girişte benim söylediğim bir şey vardı size geleceğim ama onu bir şunu bir sorayım ben e, Semih Bey'e yani biz bu gelecek tasarımını ortaya koyuyorken. Bunun bir kere net doğrular olmadığını öncelikle söyleyelim ki Serdar onların arasındaki birçoğunun hazırda hayatımızın içerisinde olduğunu söyledi ama elimizdeki temel verilerden yola çıktığımızda çok farklı bilgi birikimine, çok farklı bakış açına açılarına sahip insanlar bile aynı noktaya hemen hemen geliyorken sizin bu söylediğinizi nasıl Çünkü bilgi bazlı yapıyoruz bunu. Einstein'a dönüyorum. Einstein bilgi, bilgi hiçbir şey, hayal gücü her şey diyor. Ya yani Einstein bunu boş yere söylemiyor. Anştane diyorlar ki ya diyorlar bu kadar her şeyi bilen bir insan veyahut da bu kadar ufak geniş bir insan olmak nasıl bir şey diyorlar dünyadaki tek <laughs> insan olmak bilmiyorum Tesla'ya sorun diyor. <laughs> Anladım. Anlatabiliyor Peki, muyum? O zaman şunu mu söylemek lazım yani bizim bugün ifade ettiğimiz gelecek ee, kurgulanmış kurgusu bir gelecek. bilgi bazı, bilgi tasarlaması bazı. E, tasarlanmış e, yapı. E fa tamamen farklı olabilir mi? Olabilir. Burada testte zaten gelecek bana ait diye bir sözü var ol, bildiğim kadarıyla. Olabilir. Olabilir ol, evet. Olabilir. Sadece, sadece tasarlandığı için kötü Bakın, olması ben gerekiyor. Ben kötü demiyorum. Yok yani. Tasarlayana, Tasarlayana bağlı. Tasarım. Hayır ben ben kim kötü tasarlıyor? demiyorum. Yani. Kim tasarlıyor? Allah bugünümüz nasıl tasarlanmış yani, o, 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 böyle? Ha, nasıl onu, düşünelim. Onu kur... Peki nasıl tasarlanmış? Bugün? Şey yapamayacağım sen ben. Sen de, pardon musun? bir virgül koyalım Umut Bey'e bir Ya dağlayalım. bunu tabii evrensel açıdan mı değerlendiriyorsunuz? Tabii, tabii. Seni bölge açısından mı değerlendiriyorsunuz? Yani, hangi yani hangi açıdan evrensel bakarsanız. Da, ya, evrensel açıdan baktığımda bugün hakikaten dünyanın bir kısmı aç bir tap halde evet. yiyecek yemek bulamıyor. Diğer tarafta da yemek fazlaları var ve hayatımızı eğlence üzerine sadece keyif üzerine kurabildiğimiz bir gelir seviyesi var en azından. Dünyada ciddi bir gelir adaletsizliği var. Bu konfor anlamında da öyle. Şirketler anlamında da öyle. Dolayısıyla bugünkü, bugünü kim kurguladıysa e, pek de doğru bir şekilde kurgulanmamış gibi bir hissim var benim. Tamam. Ve bu Tam kurgulamaya da da hep bir makale yok. yok. Şöyle deniyor. Hani, kapitalizm. Aslında. Bir küresel bir evet, yok şimdi ama yani bir şekilde devlet, de hayatiyete devam ediyor. Devletlerin menfaatleri Buna var Buna bir itirazım var yani benim insan. kurgulanmadı bunlar. Şimdi eskiden... Nasıl? Yani insanlık adına kurgulanmadı bunlar. Hakim egemen devletler adına kurgulandı. Demin onu dedim ya, yani Türkiye'de Hakim egemen devletler, Türkiye'de, hakim egemen sınıflar belki de. Evet. Yani o Şimdi açıdan da bakmak yani, gerekiyor. Yoksa Türkiye'de neden bir ABD yardımının ön şartı Hı. köy enstitüsünün kapatılması olsun? Bir... bir Devrin değiştiğini düşünüyorum ben aslında endüstri devrim 4.0 falan diyoruz ama bence artık bir girişimci devrim var. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim bilgi ama Ukrayna'dan iki tane genç yeni bir sosyal medya kurdular plag diye duymuşsunuzdur büyük olasılıkla. Acayip yayıldı hızlı bir şekilde ve neredeyse hani tamam Facebook olmadı falan ama hani belli çapta bütün dünyaya yayılan bir sosyal medya haline geldi Ukrayna dediğimiz yerde Türkiye'den çok farklı bir yer olduğunu düşünmüyorum. Hani nerede girişimci çıkıyor muhabbeti var. ya. Bugün ben bugünün geleceğe aslında çok da büyük firma götüreceğini düşünmüyorum. Yeni girişimci devriminde büyükler küçük ama uluslararası olan yapılar olacaklar. Yani küçücük bir yapı zaten amacı bütün kaynakları toplayabilmek. Hani klasik bir söz var ya Facebook dediğimiz tek bir içerik üretmeden içerik üretenlerle okuyanları bir araya getirip bir şirket haline geliyor. Asıl amaç şu anda kaynakları birleştirmek. Para da o kadar ihtiyaç değil. Fikirlerle platform, platform, ol. platform olabilmek. Yani bu hani farklı farklı firmalar işte u uluslararası otelcilik gibi hiç oteli olmayan yapılar ya da ne bileyim hiç taksisi olmadan uluslararası taksi yapılarını evet. kullanan yapılar dolayısıyla Sonra da biz de hepsini tek tek yasaklayacağız. Evet yani fikir tabii. bugün Değil mi? fikir önemli bir hale geldi. Artık sermayenin de ötesinde ve bence bunu devletler kontrol de edemezler. Kontrol de edemeyecekler zaten. Yani hiç kimse bunun önüne geçemez. Ben buna girişimci devrimi diyorum. Sanayi devrimi 4.0 yerine. Çünkü ortada bir sanayi olmayacak zaten tabii. Ya da sanayi fikirler üzerine yürüyen şekilde olacak. Eskisi gibi hani ucuz üreteyim satayım gibi bir modelden bahsetmiyoruz şu anda. Fikri olan delikanlı kaynakları birleştirme gücü olan biri. Geçenlerde böyle bir, bana bir fikir geldi ben mesela bayıldım. Bir kulüp bütün herkese diyor ki ben sana diyor ayda beş tane kitap göndereceğim diyor her ay diyor. Çok ucuza vereceğim bunu diyor. Hatta kitap kulübü gibi bir şey. Arkasından bütün yayın evlerini dolaşıyor diyor ki ben senden her ay bir sürü kitap alacağım ama bana çok düşük fiyatla ver. Oradan alacağı rakamın içerisinde ya ben her ay küratörler tarafından seçilmiş 5 tane kitabı evime kadar adresimi alıyorum mesela. Şimdi süper bir fikir gibi geliyor bu bana. Ya birileri girecek. Belki bir anda 5000 beş kişiye beşer tane kitap gönderdiğinde yayın evinden pazarlık gücü de çok daha fazla arttığı için daha da düşürecek örnek veriyorum. Şimdi harika bir fikir bu. Bu tür fikirlerin çok büyüyeceğini hatta büyük sermaye yapılarını darmadağın edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Hı. Ve geliyorlar yani yeni gençler hakikaten de ben de katılıyorum e, muhteşem geliyorlar diğer taraftan Kesinlikle. ne kadar kısıtlanmış olsalar da ama bugünün kurgusu bu değil en azından. Çok küçük bir katkıda bulunayım. E, dün bir makale okudum New York Times'ta mıydı tam hatırlamıyorum ama şunu söylüyordu bir tehlikeye dikkat çekiyordu. Silikon Vadisi bugün küresel hayallerle bir şeyler kurguluyor ama giderek daha az sayıda ülkenin kullanabileceği hizmetler üretmeye başladı diye. Şimdi mesela Türkiye örneğinde bakalım bir regülasyon ve lobi baskısı var ki işte evet. demin dayanamadım söyledim tekrar edeceğim yoksa ur çıkacak içimde. Ya dünyanın en büyük turizm ağını engelletti bizim turizmciler ya. Haksız rekabet yüzünden. Dünyanın en rekabetçi yapısını haksız rekabetle suçladılar. Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birini polisler sokakta bağlama peşinde. Bindiğim zaman kendimi böyle Pablo Escobar gibi hissediyorum. Sanki eroin taşıyoruz içinde. Ve abi aman çevirme var falan filan diye yan sokaktan kaçalım oradan edelim falan. Ne oluyor diyorum ya dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden biri Türkiye'ye gönderimi bedava yaptığı hafta Türkiye'ye e, elektronik ticaret gönderimlerde vergi, ki, gel, vergi, vergi. Gel. şey Ama bunun duramayacaklar. Dünyanın en büyük Canlı yayın ağlarından birini dün yasaklattı birisi patent başvurusuyla bu marka bana aittir Türkiye'de diye. Evet. Yani bir dünya var sanki bana öyle geliyor bir de Türkiye var gibi. İşte bizim <laughs> derdimiz bu çemberi, bu köpüğü, bu bu şeyi, fanusunu niye kırmak? Mi? Niyet ne? Niyeti ne? Önümüzdeki Vallahi ben seçimi kazanmak. Ülkenin niyetinin gün ülkenin niyetini bilmiyorum ama günü okuyamadığı yani ile ilgili çok yani dünyanın her tarafında olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani Brezilya'da da taksiciler grev yaptılar belki bilirsiniz. Evet. Ee, Fransa'da da hani yaptı. Amerika'da yani da, işte yaptı Mısırcılar bir başka bir şey yapar, getiriyor. ülkeye sokmazlar falan. Yani bir düzenleme geliyor ama bunun sonunda bizde ne oluyor biz mahrum kalıyoruz ya ben evet. neden rekabetten mahrum kalayım yani yarın bir gün evet. E, emlakçılar Emlak sitelerini kapattırırsan ne olacak? Hadi marka vermeyeyim. Ne olacak? Yani aynı şey diyecek kardeşim turizmcilerin iki tane ajanta para kazanacak diye bunu kapattınız. Bunlar da çatır i̇şte çatır... İşte oy değil. ekonomisi var işin içerisinde. Kuaförlerde yani bir fön makinesi satışını oyu var benim gözümde. Ve bu hiç bir... E, sokaktaki insanın seçme özgürlüğünü elinden almamamız lazım sokaktaki insan belki de Ve, kendi seçme özgürlüğünü elinden alıyor. Yani bir de ama böyle yasaklar olduk, ne oldu? böyle yasaklar yüzünden Türkiye'de girişimci de çıkaramayız dünyayı değiştirecek. Aynen, çok, aynen. özür dilerim de. tamam. söylüyorum. Ben, hayallerim hayalleri ben, bunlar kısıtlıyor. Anladın e, Taksileri, düşünün, e taksileri e düşünün. Şimdi taksi bakın, Türkiye'den var. Niye, ben karşısında halk olarak oyumu buna göre kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Türkiye'den niye Facebook çıkmıyor tamam mı? E, Türkiye'den Türkiye'de akıllı adam yok mu ya? Yani çıksa ne olurdu? Yarın bir gün işte bir sürü üstüne regülasyon çökecekti, bilmem ne logları bize verin, bilmem neyi verin, şunu kapatın, bunu yasaklayın. Şu oldu kapatıyorum, bu oldu açıyorum falan filan diye. Yani bugün neyin nerede, neden olduğuna dair bakmak için gerçekten o ekosisteme ve zihin yapısına bir bakmamız lazım. Ben Türkiye'den niye Uber çıkmaz diye bir yazı yazdım iki sene evvel. Çıkmaz hakikaten. O, o günde Green Card başvurusu yaptım lottery'den. <laughs> Ve o lotriden çıktı bana green card başvurusu. Ben gittim sonra konsolosla Sadece bir tane gazete kupürü götürdüm. Bir sürü evrak götürmem lazım hmm. aslında. Kimim, neyim, ne okudum, ne mesleğim var diye. Verdim onu. Evrak dedi, yok dedim. Bu var. O ne? Yazı. yazı, yazı, yazı bir ha. ödül kazanmışım, bir girişimcilik ödülü. Ee, yaratıcı genç girişimci ödülü diye. Dedi ki bu ne? böyle. Dedim ki Uber diye bir şirket var biliyor musunuz? Evet. 5 yıl önce kuruldu. 65 milyar dolar ediyor. Benim de bir şirketim var. Aynı alanda çalışıyoruz. Türkiye'de çok zorlasam 40 milyona satarım. Tamam dedi. Dosyayı kapattı. Bastım yürü. Verdi bana green card. Bizim Türkiye'den böyle hikayelerin sayısını artırmak istiyorsak burayı insanların özgür fikirler üstüne çalışabildikleri bunu dünyaya taşıdıkları bir ülke haline getirmemiz Çok lazım. Çok Ya bir de sevgili e, dostlar biz girişimciliği Hı. teknolojiyle kısıtlamayalım lütfen. Tabii tabii. Yani mesela tarım girişimcileri çıksın ortaya. Yani Türkiye'de bak Cem Seymen bir daha analım adını. Adam cihaz bar bar bağırıp duruyor. Manda kalmadı bilmem ne kalmadı. Yani niye kalmadı? Birileri de otursun bunlarla uğraşsın. Bizim sulak arazilerimizin yerini ne alacak? Efendim bizim tarımımızı ne alacak? İşte bir sürü program yapılıyor bu ekranlarda değil mi? İnsanlar izliyor doğa programları, yeşil programları vesaire. Yani tek tek saymanın alemi yok. Ama yani bizim ülkemize yönelik de bir sürü öncelikli dertler var. Bunlarla da uğraşacak birilerine ihtiyaç var. Ve ilginç bir şekilde... Ee, çok enteresan aynen işsizlik konusunu eşeleyince ortaya çıkan gibi devlet bir şeyler yapılması için bir sürü teşvikler sağlıyor birilerinin aklında bununla ilgili boşluklar var ortada bir gerçeklik ve pazar var bunun pazarı var ama bunları bir araya getiremiyoruz yani bence Türkiye'ye dair ciddi sorunlardan biri bu muhataplar birbirini bulamıyor Birbiriyle bu kadar un şey var, şey var, yağ var, Tembeli şeker mi? var. Niye helva yapılmıyor öyleyiz ya, Kesinlikle ben Seymiş hiç hocam. geçen niye? programda Yine da gibi aynı gibi. şey söyledim. Değil mi? Bizde ciddi bir üşengeçlik, tembellik var. Tamam, bunu buyur, hiç yadırdım. Şey, yani bunu görmezden gelmeyelim. Ya işte, yani o da Kesin... o da savunma mekanizması. Ne? Efe, o ne? Savunma mekanizması. Yani tembellik tavrı. Ben zaten bir tabii. soru soruyorum tembellik. Tabii tabii. Tabii tabii. Savunma mekanizması. Şimdi ben bir mesela tembel olarak kendini savunuyor. Onu ben çalışırsam alamayacağım. Çalışırsam alamayacağım. Yine güvene çıkıyor olay. Neden güvene çıkıyor? Diyelim ki bir sürü şey konuştuk. Ben diyorum ki ben bunlara karşı savaşacağım. Yarın sokağa çıkacağım. Ama ben diyorum ki ben yarın sokağa çıkarsam acaba benle kim gelir? O gelir mi? Güvenemiyorum. O gelir mi? Güvenemiyorum. Hadi başıma bir iş geldi. Ben işsiz kaldım, bir şey kaldım. Ben işsiz kalınca bana kim bakar? Kimseye güvenemiyorum ve insanlar birbirlerine güvenemedikleri için yine çıkmıyorlar. İşte e, helva niye olmuyor? Çünkü insanlar birbirine güvenmiyor. Ve güvenilecek politikalarımız olması lazım, o da yok. Peki şimdi konuyu değiştirmeden evvel sorayım. Son bir söyleyeceğiniz bir şey var mı konuyla alakalı olarak? Kısaydı, ne kadar daha devam ediyoruz? Bir 15 dakika falan gibi bir vaktimiz kaldı. O yüzden soruyorum son Çıkıldım kez. Mı? Yoksa şeyi Çıkıldım. soralım. yani, yani o, Gençlerden bahsediyorken. Gelecek gelecek. Aa, biraz daha sizin kavga, kavga çıkmadı bence. Kavga çıkmadı bir de kavga çıkmadı. Ya, evet niye gerginliğiniz oldu? Bu gelecekle ilgili şöyle bir şey aslında söylemek aslında istiyorum. Ama. Ben <laughs> değil aslında bir çocuktan anekdot vermek istiyorum. Ben 9 yaşında bir çocuğu Hayal Etki Ol kitabının içerisinde bir mülakat sonucunda koydum. Bu çocuk çok ilginç. Yani e, fütüristlerden bahsediyoruz, şey yapıyoruz. Çocuğa dedim ki ne düşünüyorsun sen bu hayal konusunda? Dedi, dedi ki çok basit abi dedi. Ben dedi bunları dedi kategorileri ayırıyorum dedi. Günlük hayaller, wow hayaller, olsa iyi olur hayaller, olmayacak ama kendimi iyi hissettiğim hayaller. Mesela dedi senden örnek vereyim dedi. Ol, olmayacak ama o yani kendini iyi hissedebilirsin. Mesela sen dedi Ronaldo öyle dedi aynı takımda. Hayatta futbol oynayamazsın dedi. Ama dedi bunu hayalini kurabilirsin kendini iyi hissediyorsan dedi. Bunu kendini kendini dedi bundan dedi mahrum etme dedi. Bak, aynen böyle konuşuyorduk. Evet. Sonra dedi ki günlük hayaller. Mesela dedi bu sevgililer günü var ya dedi. Bu dedi sevgi günü olsa dedi. Herkes kutlar dedi. Ben de kutlarım dedi. Benim sevgilim olmaz ki ben 9 yaşındayım dedi. Mesela bu benim günlük hayalim dedi. Olsa iyi olur hayaller. Hani dedi bu apartman köpek, şey, şey, sokak köpekleri var ya dedi. Her, herkes dedi, her apartman dedi, bir tane köpeği evlat edinse dedi, sokak köpeği olmaz, apartman köpeği olur dedi. Bu da dedi gayet güzel olur dedi. Peki wow hayal ne? Vav wow, dedi. Orada iki tane vardı. Bir dedi, magmayı çıkartacaksın dedi. O zaten çıkarttığın zaman donacak. Bununla ev yapacaksın dedi. Çok ucuz. Bir sürü var. Kürede. Bunu kullanacağız. Bir de dedi bu bilginin transferi için dedi kağıda kaleme cep telefonuna gerek yok dedi. Suya dedi bilgiyi anlat karşı taraf içsin bilginin sahibi olsun dedi. Şimdi bence gelecek böyle bir gelecek. Bunu duyduktan sonra böyle bir gelecek. Peki şimdi toplumun gelişmesini sağlayan önemli e, unsurlardan bir tanesi de o toplum içerisindeki daha evvel beyin programını konuşuyorken söylemiştik hani böyle e, bizim anomali diye algıladığımız ama tarihe geçmişe baktığımızda birçok icadı yapan, sanatı e, ileri noktalara götüren işte bireyler. Hani biz bunların en üzerinde konuşabileceğimiz olan üstün zekalı ve dahi çocuklardan bahsedelim. İşte geçen bir haber verdik biz CNN Türk'te. Oradaki rakamlar gerçi biraz tartışmalı değil mi Özgür Hocam? Evet. evet. E, ama yani nihayetinde şunu biliyoruz ki Türkiye'de de üstün zekalı 135-150 IQ arasında tanımlanan ve deha 150 IQ'nun üzerindeki e, birey sayısı bir hayli yüksek ve mevcut eğitim kurumlarımız, eğitim kurumlarımızın yapısına baktığımızda da görünen o ki onları maalesef e, doğru şekilde değerlendiremiyoruz. Değerlendirme kelimesi de bana çok hoş gelmediği için onu kullanmak istemedim sardım ama potansiyellerinin... Onları bir değere çevir Bir değere çeviremiyoruz. Onların potansiyellerini kullanmalarını sağlayacak ortamı sunamıyoruz onlara. Evet. İki şey söyleyeceğim. Bir de tabii bunun yanı sıra özel ilgiye ihtiyaç duyan bireyler ve gençler evet. var. Onlar da toplumun gelişmesinde önemli role sahip insanlar. Onu da unutmayalım tabii. Evet. Şimdi girişimcilik... E, Umut Bey girişimcilik dedi ya, çağı. E, çağımız o çağ ya. Girişimcilik çağı yani ekonomistler şöyle bakıyor, ekonomistler olmadığını geri alayım da, bu girişimcilik, yani şöyle bir şey var artık. Ee, bir insan ne zaman değerlidir? Bir insan ne zaman değerlidir? Hazır hocam. Kendi gözünde mi toplum gözünde toplum mi? Toplum gözünde bir insanın değerini ne belirler? Sağladığı fayda. Topluma ve insanlara sağladığı i̇şte fayda. Aynı olur? fayda nedir abi? O burada da onu sormak lazım. Yani mesela bizim bu programla görüşlerimizi paylaşmamız bir fayda fayda yaratma beklentisiyle yapılan bir eylem değil midir mesela? Evet fayda diyebiliriz etki ve fayda diyebiliriz ama günümüz ne? Sen ne kadar ekonomik Değer yaratırsan de, o kadar değerlisin. De, bir, 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 evet, ben yani. Bu paran kadar konuş. Lafının şeyi aslında yani daha düzgün söylenmiş hali bu. bu. Evet, bu bana göre sıkıntı. Ve tabii ki sıkıntı. Tabii ben de sıkıntı. kabul etmiyorum bunu. Ha? Ben de o yüzden hayalin kadarsın diyorum. Yani Tabii. Yani bu sıkıntı. Girişimcilik dünyasında ne vardır? Bir insan ne kadar çok ekonomik değer yaratırsa o kadar değerlidir. Bana göre nedir? Bir insan sadece insan olduğu için değerlidir. Değil mi? Sadece insanın değerini Ya çocuk iki yaşında kayboluyor. Bütün mahalle aramıyor mu çocuğu? Iki, iki, yaşında kaybolan çocuk bütün mahalle niye arıyor? Çünkü o çocuk sadece çocuk olduğu için değerli. Evet. Toplum olarak bizim bunu korumamız lazım. Hı hı. Çok không? güzel söyledin. Üstün zekalı çocuklara da ben iyi yetiştireyim, iyi yetiştireyim ve ekonomik değer üretsin diye bakmamam lazım. Aynen işte. Ona. Onun e, üstün bir toplumun 10 binde biri dahi, 18 milyon öğrenci var, 180 dahi var şu anda. Şimdi nerede onlar? 180, 180 bin. Bir tanesini tanıyoruz. <laughs> Te, Tevecüğünüz diye şimdi Serdar Bey oradan. <laughs> Yok o kabul etti aldı bak. Evet %3 %5 de üstün. Sükut ikrardandır dedikleri bu olsa gerek. 79 kaldı. Vurun vurun. Evet 179 vurun. kaldı. Gücünüz bana yetiyor. %3 ile %5 de üstün. Hı hı. Tamam mı? Kaç hı hı. yapıyor? 18 milyon. 18, 600 ee, bine işte. geliyor. 600 bin. 600, bin. 600 evet. üstün çocuk var. Bu üstün ne demek? Bilişsel kapasitesini en üst seviyede kullanıyor demek. Şimdi bu çocuğu ne yapmam lazım biliyor musunuz bu çocuğu? Bilişsel kapasitesini. Ha bu 900 ara... bin bu arada pardon şimdi tekrar hesapladım kafamdan. 400 bin. 900 bin. 900 100 bin. bin. Evet. 18'de 5 diye aldım Birisi... ben. Büyük <laughs> gerilim. Bum, bum, bum. Peki Türkiye'de kapasitemiz kaç bu tip evet, e, çocukları, itibinci, eğitim, kurumlarında. Kurumlar Benim bildiğim iki kurum Bilsemler var. Bilsemler ama... var. Bilsemler evet. Var. Ee, biz, ramlar ölçüyor çocukları hı hı. ve bilsemler eğitiyor. Hı hı. Ve bu çocuklar şöyle bir şey olmaz bana göre. Yani çocuk yani çocuk kendi okul sisteminde diyor ki okul sana. Sen diyor bilsem desin. Sen de üstün. Tamam onu anladık. Sen o üstünlüğüne diyor. O orada uğraş. Burada sen üstün olma. Çünkü normal eğitim sisteminde tutuyorum ben onu. Anlatabildim hı hı. mi? Çocuk kendi bilişsel kapasitesini en yüksek seviyede kullanmıyor. Ben bunu ne yaparım biliyor musunuz? Ben bu bilgisayar lisedeki ya da orta üçteki bir çocuğu ben üniversite eğitimi verebilirim. Ee, Harvard'ın en genç öğrencisi e, 9 yaşında Harvard'a giriyor. Bizim 9 yaşında Boğaziçi'ne girebilir misiniz? Giremezsiniz. Yani ben bu, bu sistemi niye kurmuyorum? O çocuğun zaten bilgisayar kapasitesi var. %3'lük %5'lik de şey kapasite var. Çoklu zekaya örnek alırsak atletik becerisi en üstte. Hı hı olan çocuk var. Şimdi ben ana okullarını gözlem gidiyorum. Ya çocuk öyle bir dans ediyor ki o çocuğun kesin dansçı olması Kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Ama matematikten o çocuk 10 e, üzeri 5 üzerinden 2 alırsa bitti. Aynen. Sistem diyecek ki ona sen başarısızsın sen başarısızsın sen başarısızsın Ve o zaman ben ne yapmam lazım biliyor musunuz? Ya aslında e, onu başka programda konuşalım. Bir konuşalım zaten. Ama şimdi anlatmayayım. çok geç oldu. Ana hatta Derin bir şöyle. sistem bir bir kuple. Evet yani bir kuple dediği gibi. Kavga çıkaracak kadar. <laughs> Biraz daha <laughs> bir hırgüre bir platform sağlayacak kadar özgürlük. Evet. Oldu. Söylememesi malzeme olmaz mı? Hı -hı. Yok. Aa, evet. Olmaz değil mi? bilgiyi saklıyorsun falan filan. Yok adam paylaşıyor yani ama böyle programa katılacağım buna, diye bu numaralara ben... gerek yok. <laughs> ha, biz yine seni çağırırız. <laughs> yine konuştuk. söz olabilir miyim? Ha? Bir... Ama sizin yanınızda olmak istiyorum. <laughs> müdür, söz müdür vurdu. Evet. Söz söz efendim tabii ki. Evet, Estağfurullah evet. ne <laughs> haddimize. Evet. Olay ne biliyor musunuz? Şimdi e, genetik yapı, çocuğun genetik yapısı çok önemli. Genetik yapısı... Şimdi ben insanım. Benim benim iç organlarımı kim yönetiyor? Beyin be kim yönetiyor? Senin... Yani be, benim kalbimi kim yönetiyor? Ha, kim yönetiyor? Bilmiyorum kim yönetiyor. O kendi kendine çalışıyor, evet. değil mi? Ben evleniyorum. tam testosteron oranım düşüyor. Kim düşürüyor bu testosteron oranı? Ben ergen oluyorum. Testosteron oranım artıyor. Kim yapıyor bunu? Yani bireyler kendilerinden bağımsız bir mekanizma onları hayatta kalması için konulmuş buraya senden bağımsız. Sen istesen de kalbimi durdurayım dedi. Durduramazsın. Nefes alın yapamazsın. Böyle olduğu gibi bireyi koruyan bireyden habersiz mekanizmalar bireyde olduğu gibi toplumlarda da bu mekanizmalar var. Bir toplum düşünün tamam mı? Toplumlar 150 kişilik gruplarda yaşıyor. Toplumu ayakta tutması için neye ilk gerek var toplumda? Neye gerek var ben söyleyeyim. Bir askerlere gerek var. Bir lidere gerek var. E, toplumu ayakta tutacak, onlara ilham verecek e, insanlara gerek var. Şu anda bu din oluyor ama din olmadan da ilham veren insanlar vardı. Bir şey üretecek insanlara, yaratıcı insanlara ihtiyaç var. Toplumu bilgilendirecek insanlara ihtiyaç var. Toplumu iyileştirecek ihtiyaçlar var. Nasıl bireyin içine kendinden habersiz bu sistemler konulduysa toplumların içine de konulmuş. Bu toplumun ayakta kalması için o güç demiş ki sen insanlara hizmet eden kişisin. Buna potansiyel diyebilirsiniz, ruh diyebilirsiniz, e, fıtrat diyebilirsiniz, mizaç diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. O zaman biz bu toplumu oluşturuyoruz. Toplumun ayakta kalması için hepsi birileri birine verilmiş. O zaman benim şunu demem lazım. Acaba bana ne verilmiş? Bakın 4 yaşındaki çocukları gözlemleyin. Bir tanesi liderlik rolünü hemen üstleniyor. Ona ne verilmiş biliyor musunuz? Kral olma verilmiş. Bir tanesi hemen yardımcı oluyor ona hizmet etme verilmiş. O zaman eğitim sistemini kurgulamak bu açıdan bakınca çok kolay. Mükemmel bir sistem. O zaman Yine DNA'ya geliyor. Yani. <laughs> evet, ben kolay. diyeceğim Biz, ki bunda bizim bahsettiğiniz hangi mesela... potansiyel bir, ruh var. Bizim yaptığımız bir e, ufak bir egzersiz. Bunu bulmam lazım. Bunu bulursam toplumlar inanılmaz. Bunu destekleyen o kitap bunun hakkında genlerin G'si. Bunu destekleyen yok o diğeri. Diğeri genlerin evet. G'si örneğin. Bunu destekleyen bir egzersiz var bizim yaptığımız DNA'ya göre şekillendirmesi. Mükemmel. Bunu destekleyen bir Excel's var bizim yaptığımız. Hemen buraya sana katkı olarak vereyim bunu. Ee, biz şunu soruyoruz. Annene ya da anneannene sor. Sen 3 ila 6 yaş arası ne oyun oynardın? Çok güzel. O oyun genelde en sonunda buldum ve çok mutluyum dedikleri meslek oluyor. Evet kendi karar verdiyse. Neyi Çok yaparsa ilginç. onu yani ne oyun oynuyorsa oyunu. o zaman ama 3 ile 6 yaş hı. o meslek oluyor. Hı hı. Dolayısıyla mesela Aşık Veysel her şeyden müzik çıkarır. oyun oymuş. Dolayısıyla ama. başka bir bir saptamada, saptamada da bulunacağım. Ee, biz mesela bir e, salonda hayal dinlediğimiz zaman Diyelim ki salon 300 kişi. Eee işte 80'ini dinledik. Salona soruyoruz sonra. Burası bir ülke olsa şu anda bu salon. Bu dinlediğiniz hayallerle bu ülkeyi kurup mutlu olabilir misiniz? 80 yani 300'de 80 bana cevap vermiş olmasına rağmen bütün eller kalkıyor. Yani evet, ihtiyacı olaca ihtiyaçları olacak sistemi kendi hayallerinde duyuyorlar. Evet. evet. Şimdi Umut Bey'e de bir döneyim. Çünkü o genetik Şunu meselesi. Şunu bir miyim? O zaman ben çocuğa matematik öğretmeme gerek yok. Niye öğretiyorum ki matematik? Fene gerek yok. Ya çocuk atletik becerisi var bitti. Ya bu çocuklara özel okul olacak ya da bu çocuklar biz okulları bilişsel sistemden kurtarmamız lazım. Peki ama evet. işte orada da aklıma başka sorular geliyordu. Onları işte o az önce Serdar Bey vasıtasıyla söz verdiğimiz üçüncü programa bırakayım. Çünkü bütün birey nasıl oluştururuz meselesi bu sefer geliyor. <laughs> Değil mi? Kaptık kadroyu gene. Evet. Şey. Ee, ama şu Aa, genetik yani, eğitimi evet. siz e, ifade etmiştiniz Umut Bey. Kısacık bir rica edeyim çünkü bitirmemize de şu 5 dakika. Tabii bu hani halktan çok politikacıların konuşması gereken konulardan bir tanesi doğruyu söylemek gerekirse. Daha doğrusu eğitim politikacılarının ama bugün İngiltere'de konuşulan konulardan bir tanesi şu. Çocuğun DNA'sına göre özel eğitim mi belirlemeliyiz. Mesela çocuğun DNA'sı matematiğe uygun olmayabiliyor. %67 oranında DNA'ya bağlı mesela matematik DNA'dan dediğimiz çıkıyor mu bunlar? Evet, ölçülebilip ve çıkarılabiliyor. Bunları genellikle ikizlerle ilgili çalışmalarla yapıyorlar. Twin studies denilen e, test çalışmaları ve çalışmalarda bakıyorlar. Eğitimin ne kadarı çevresel koşullardan şekillendiriliyor, ne kadarı DNA üzerinden şekillendiriliyor? Yazmada bile ciddi DNA parçaları var. E, matematikte gene öyle, başka başka alanlarda gene öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Örnek veriyorum bir yarış yapacaksınız ki mesela kısa koşularda biliriz ki siyahiler daha iyi koşarlar en azından hani patlamalı kaslar dediğimiz grupta size alırsanız bir beyazı o beyazı o yarışa koyarsanız bir kere baştan kaybetmiş demektir bizdeki ya da dünyadaki dünyanın da çoğu böyle sınav sistemleri ağırlıklı olarak beyaz adamın DNA'sına göre örgütlenmiş durumda beyaz adam derken klişe ortalama tipik Amerikalıdan bahsediyorum aslında dolayısıyla bizim bugün ee, en azından İngiltere'de konuşulan konulardan bir tanesi bu eğitimde. İnsanları biraz daha DNA'larına göre belirleyip onlara göre eğitim verme gibi politikalar konuşuluyor. Tabi bu baya bir ahlaki sorunsal da ortaya çıkıyor. Hani çok gündeme gelebilecek Öşim, nasıl yani insanları DNA'ya göre ayırıyor musun? Ama yani yakında hani post human denilen insan sonrası o robotlar gibi kavramları konuştuğumuz yerde elbette ki insana en verimli nasıl öğretebiliriz de konuşmamız gerekecek. Eskiden DNA olmadan bilge insanlar bunu gözlemle çözüyordu. Işte kadim bilgi geldi benim aklıma yine. Gözlemle çözüyordu. Ve gözlemle Os biz de çözebiliyoruz. Osmanlı mi? medreselerindeki evet. işte o temel şey vardır ya. E, burada hiçbir kısmı. balığa uçma, hiçbir kuşa da yüzme öğretmeye e, zorlanmaz insan ne Tam belki cümleyi hatırlayamamışımdır ama aslında dönüp dolaşıp bir şekilde insanlığın aslında bildiği kadim bilginin içerisinde yer alan Bugünkü modern bilginin içerisinde de yer alan meseleleri konuşup konuşup duruyoruz. Fakat bunları bir türlü uygulamak bir gün oraya için oraya bilimle ulaşacağız. Daha önce bilgelikle ulaşılan evet. bence bilim artı ilim Aynen evet, evet. katılıyor artı bir şey söyleyeyim hani hep deriz ya hep merak etmişizdir ya bu ot şuna yarar bu ot buna yarar falan diyorlar ya ya yaramasına da gerek yok bir ot ot olduğu için de güzeldir onu evet, da o da yani bilim ilim artı irfan Aynen. Yani onu eklemek lazım. Var mı arttıran? İnan sistemleri ve bilim var mı oluştuğu anda evet, evet. aslında insanoğlu gerçek evrimini yakalamış olacak. Evet. E şunu söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ee, Nasıl <laughs> ki bu programı ben adamcağız programı ama. kavga burada <laughs> mıydı? Şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Yaz mı? <laughs> yani böyle olacak gerçekten. Abi, biz bir o program yap yapacağız. Yapacağız diye, yapıyoruz mesela. Bir tane daha program Şu yap. Şunu söyleyeyim izninle. Lütfen. Lütfen. Bilmiyorum Serdar Bey izin veriyorsanız. Ben hadi verdim ama. tek Serdar Bey <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Son bir dakika. <laughs> <yani>. bir dakika <laughs> Şimdi ama şöyle şey Bozuldu. Daha fazla konuşanlar oldu ondan. Yok hayır çok. Çok. Aşkla dinledim hepinizi. Buyurun. Ah bak. Evet, aşk senin kelimen, aşk. Ee, hani diyor, hep şunu merak ettim. Bu adam bunu nasıl keşfetmiş? Bu adam bunu nasıl keşfetmiş? Ne oluyor biliyor musunuz? O hani dediğimiz ne diyorsak artık potansiyel mi, DNA mı, ne fıtrat ne diyeceksek onu görme potansiyeli bana veriliyor zaten. Kimse kim keşfettiyse veriliyor. Adam taşı görüyor. Adam o bitkiyi görüyor. Yani <laughs> o da verilmiş. <laughs> Ve biz doğadan uzaklaşmadan bu sistemleri birleştirmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok çok sağ olun. Valla e, uzun zamandır e, programı uzatmamıştık. Bugün hakikaten o kadar güzel bir sohbet oldu ki. Hiç ben konuklarıma da sormadan, onların da rızasını almadan e, uzattım. Hakkınızı helal edin lütfen. Ekstradan olun, böyle bir helal yarım saat, dağılır. 50 dakika. E, ben de öğrencilere son bir şey söyleyebilir miyim? Peki bir cümle ne olur. Bitti. Çok güzel. Ne paranız, ne tanıdığınız, ne diplomanız, ne bilginiz, sadece hayaliniz kadarsınız. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için eksik olmayın. Bu vakte kadar da e, bu güzel sohbeti devam ettirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sevgili kıymetli izleyicilerimize de sabır gösterip bizi bu vakte kadar izledikleri için teşekkür edelim. Yarın da gündem özelde zihin ve akıl meselesini konuşacağız. Burada sık sık gündeme geldi ya biraz açalım o meseleyi istedik. İnşallah yarın saat 22'de gündem özelde görüşmek umuduyla. İyi sabahlar.